Ve herkese iyi akşamlar. E-Racing Akademi YouTube konularına hoş geldiniz ve bugün yine ABB Formula E Dijital Türkiye Şampiyonası ile aslında beraberiz. Bu akşam şampiyonumuzun son yarışı değil mi Serhan? Evet hem son yarış oldukça uzun maratonun sonuna geldik. E, i̇ki yarış var bu akşamda evet. geçen cuma olduğu Hı -hı. gibi. Dolayısıyla 7 ve 8 yarışları birlikte takip edeceğiz ve bu akşamın sonunda bir şampiyon e, büyük ödülü kazanacak ee, öte yandan bu akşam tabii sürprizli bir konumuz var. Formula Kesinlikle. E deyince belki de akla gelen ilk isimlerden. E, eski Formula 1 pilotu, Le Mans 24 saat galibi, Formula E şampiyonu. Evet. Onu en son bıraktım. ABB Formula <laughs> E şampiyonu Sebastian Buemi. Birazdan e, bizimle birlikte olacak. Kendisiyle e, kısa bir röportaj yapacağız. Bir yandan da tabii ki yarışın akışını geçen hafta olduğu gibi iki ayrı ayağı işte antrenman, sıralama turları, ısınma turları Aynen. ve yarışlar şeklinde götüreceğiz. Jason Mas her zaman gibi tablosuyla, <laughs> e, cezalarıyla burada olacak bizle birlikte. E, ve biz de e, ABB'nin e, marka değerini e, verdiği bu çok kıymetli dijital şampiyonun son e, gününde sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz şu anda. Vallahi çok güzel konuştun Serhan. Güzel de bağladın. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Sebastian buyum evet. ilk defa e, böyle çok değerli bir konu konuğa ev sahipliği yapıyor olacağız. Yine ee, Sinyal Akademi YouTube kanalında sizlere e, en azından hani beraber ekranda olacağız kendisi aslında kendisi aslında ben 2007 ve 2008'de yarıştım GP2'de hem GP2 ana se serisinde hem de 2008 Asya serisinde yarıştım hatta galiba Türkiye Grand Prix'sinde bir temasımız da olmuş olabilir yanlış hatırlamıyorsam o yüzden hala adam bunu... kaçmasın <laughs> önce ee, e evet, evet. beni Sizin görünce yok. ya sen miydin galiba 14. viraj. bir aracı hatırlamıyorsam ama <laughs> çok, çok çok büyük bir rekabet içerisindeydik bana içeriden galiba <laughs> atak yapmıştı geçememişti veya temas olmuştu ben hatırlıyorum. o, o yarışta ben dışarı çıkmıştım çok da üzülmüş çünkü çok da iyi gidiyordum. O yüzden Sebastian Buemi ile bir küçük anım var. <laughs> ee, aynı şekilde tabii... 2008 Asya serisinde de beraber yarıştık 5 yarış boyunca. Orada da tabii pis üstünde karşılaştık ondan sonra ve bakalım. Acaba kendisi mi hatırlayacak Bunu merak ediyorum. <laughs> <Çok fazla. gülüyor> Valla bir yerlerde dışarı attıysan, çarptıysan, kırdıysan ee, bir yerini hatırlar belki. Evet onu, onu zaten birazdan göreceğiz. Kendisinin zaten e, 8'de geleceğini söyledi bize kendisi. E, 8'de bakalım 8'den biraz önce acaba e, Sohbet odamıza ve en azından video konferans odamıza dahil olacak mı? Heyecanla, merakla bekliyoruz. Evet bugün, bugün neredeyiz biliyor musun? Bugün Berlin'deyiz. Berlin e, pisti, e pisti ilk Berlin'e, ilk Formula E şampiyonası yapıldığı günden bu yana ev sahipliği yapmış. Ender pistlerinden bir tanesi. Ve daha güzeli tamamen yapay bir pist. Tamamen bir yapay bir pist olması da zaten... E, ...işi daha da heyecanlı kılıyor. Çünkü e, birazdan ekranda gelecek... ...tam böyle bir şey sensörüne. E, da ...ama de işte sonuçta şeyler olur ya... E, hmm. ha, ...uçaklar orada dizilir ya... Hmm. ...uçakların dizildiği yerde... ...bir pist inşa ediyorlar. Ve zaten ekranda da gördüğünüz gibi... ...bu pistin çizgisi... ...üç aşağı beş yukarı belli oluyor. Ve tamamen... E, Artık böyle hani kalıcı olmayan yöntemlerle bariyerleri kuruyorlar. İşte gerekli bütün tesisatları kurup daha sonrasında yarışı organize ediyorlar. Ve 2014-15 senesi yani Formula E sezonundan bu yana 7 tane yarış düzenlenmiş. Bu da en azından 7 yarış düzenlemiş enler Pistar'dan bir tanesi diyebiliriz. Berlin 1'de geçtiğimiz sene salgında... E Açıcısı Formula E sezonunu kurtaran şehir olmuştu. 9 evet. günde farklı kombinasyonlarda 6 yarış yapıldı. Yani tek bir ülkedeki 6 yarışta sezon bir şekilde yapılmış oldu. Salgının en zirvede olduğu 2020 yazında. O açıdan da Formula E'de gerçekten Berlin'in ayrı bir yeri var. Ee, Nedim tarafından gelecek bir takım yağmur bulutları da bekleniyordu. Berlin'de <laughs> 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 bakalım gelecek mi? Biz de heyecanla ve merakla bekliyor olacağız. Evet evet. Berlin Bakın. yağmuruyla meşhur bir şehrimiz. Doğrudur yani zaten Avrupa'nın ortası zaten yağmura müsait bakıldığı zaman e, bakalım ne diyeyim yağmur yağdıracak mı ama biz aslında e, hafta içerisinde yağmur denedik çok da keyifli oluyor. Ama maalesef e, bilgisayarları biraz şey yapıyor kasıyor ekran kartlarını Tabii yağmur damlası ondan sonra artan yansımalar e, işte küçük toz e, şey yağmur sis bulutları falan derken ...tabii ekran kartına biraz fazla yük bindiği için bazı yarışmacılar tarafından tercih edilmedi, bize ona saygı duymak zorunda kaldık çünkü herkesin ekipmanı benzer değil tabii ki. Bazısında daha daha yeni, daha güncel ekipmanlara sahip olduğu için bu tür hava koşullarını sorunsuz bir şekilde gösterebiliyorlar. Bence son anda yağmur yağdırıp kaçalım Jason zaten. Son, son yarış artık yani. <laughs> Ondan sonra <laughs> çok fazla kimse bizi yakalayamaz zaten akşam. Fiş çekip kaçarız yani. Ama nerede olduğumuzu biliyor insanlar sıkıntı <gülüyor> o. <laughs> Google'da şeyimiz var Google'da ya, gözüküyoruz. Zaten kabahat senin değil Nedim'in olacak yani. Evet evet. evet sen tanınan yüzsün ama <laughs> ne Nedim kılık değiştirerek ne gezecek. Ne Nedi Nedim, de sağ olsun zaten. Nedim e ateşe atmıyoruz. Evet arka, arka İş planda zaten bütün e, bu organizasyonun teknik tarafında bulunan çok değerli bir arkadaşımız hakikaten aynı o olmasa. şey oluyor soygun filmlerinin arka tarafta bütün kırmızı ışıkları kapatır işte. Trafik polislerinin telsizliği falan o adam işte. O yani. Yani. Nedim o adam kırmızı ışık, tam ışıkları geldiği zaman yeşil evet, yapar evet. ya. Tabii tabii aynen. Tamam. Diğerlerini kapatır işte onu sistemine girer falan filan. Aynen o. Nedim o kişi bir yandan da halen tabii Sebastian Buem'i bekliyoruz. İnşallah kendisi yakın zamanda aramıza katılır. Peki bunun haricinde ne var ne yok biraz sorulara bakalım. Tabi Sebastian Buemi'ye bizim hazırladığımız sorular var. Tabi özellikle ABB'nin de hazırladığı sorular var. Onları kendisine iletiyor olacağız. Biraz e, Formula soru soracağız. Biraz ABB biraz da Sim Racing hakkında soru sorup daha sonrasında belki vaktimiz kalırsa sizden de bir iki soru alabiliriz. O yüzden lütfen ekran başında İyi Resim Akademi YouTube kanalında kalın derim. Bu arada izleyen arkadaşlar eğer ki like tuşuna basmayınızı lütfen like tuşuna basın. Etkileşim artılarım. Hatta ilk defa bizi görüyorsanız ilk defa İyi Resim Akademi YouTube kanalına e, misafir iseniz şu anda <laughs> geliyorsanız lütfen abone olun lütfen. Evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi olmayan ABB'nin sponsorluğundaki <laughs> Türkiye Dijital Formülle Şampiyonası'nda son ayaktayız. Her ayakta bahsettik ama ABB birazdan aslında Sebastian bu yayın almamızı sağlayan kurum da ABB çünkü aynı öyle. Onlara teşekkür etmek lazım. Hem bu şampiyonaya gerçek hayatta hep anlattık ismini verdi, marka değerini kattı, teknolojisini paylaştı. Hı hı. İşin e, işin dünya çapındaki e, hem izlenme oranlarını hem e, insanların spora karşı olan ilgisini arttırdı. Hem de bizim buradaki e, dijital şampiyonamıza da ilk günden bu yana çok büyük bir destek verdi. E, gerek sosyal medya kanallarıyla, gerek ajansıyla, e, gerek hani firma olarak sahiplenmesiyle. O nedenle yani baştan sona aslında e, dünyanın en büyük elektrik elektronik firmalarından birisi olan İsviçre Merkezi ABB'nin Çatısı altında yürüttük bu şampiyonayı ve e, galiba toplamda 7. hafta sonundayız şu anda. Aynen öyle. İlk e, aslında tanıtım yarışının ardından uzun soluklu da bir şampiyona yapmış olduk. Türkiye Grand Prix'si Formula 1'den önce başladık. Formula 1 bitti biz hala devam ediyoruz gördüğünüz <laughs> gibi. Niye? Evet. Çünkü şampiyona sürdürülebilir olduğu için rahat, rahat devam edebiliyoruz. Her hafta Cuma günü aşağı yukarı sizle beraber olduk. Bir tek 29 Ekim Aynen, hafta, 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 hafta ara vermiştik. O da her ne kadar tatil olsa bile benim de doğum günümde o yüzden bir de kendime küçük küçük, küçük, küçük bir ara vermek istedim. Ay bir yayını beraber kutlardık ama neyse. Bir Sıkın, sıkıntı sene. yok, sıkıntı yok. Ee, evet tabii ABB'nin e, ülkemize, Türkiye'de dijital bir şampiyona destek olması da zaten ayrı bir e, hani bizim için değer. E, dijital spor, e-spor özellikle e, gelişen hem ülkemiz hem de dünyada gelişen bir sektör. E, ABB'nin de zaten gerçek Formula E şampiyonasına destek olduğu gibi ülkemizdeki de dijital şampiyon destek olması gerçekten bizim için gurur verici bir şey. Umuyorum ki gelecek önümüzdeki dönem veya gelecek yıllarda tekrar kendileriyle yine böyle güzel organizasyonlara beraber aynı azından organize ederiz diyorum. Inşallah. Aslında önemli bir noktaya parmak bastın çünkü geçen seneki pandeminin ardından tabii dijital yarışlar sen benden çok daha biliyorsun. Çok daha popüler hale geldi. Pek çok firma bir şekilde bu işin ucundan tuttu destek verdi. Ama benim gördüğüm 2020'den bu yana en uzun soluklu şampiyonayı yapıyoruz aslında şu anda. Yani katılımcı sayısı olarak, yarış sayısı olarak işte bunun bir takmaya bağlanması olarak e, yani 8 yarışlık bir şampiyonaya geçtiğim seneden bu yana ben e, en azından benim gördüğüm ve duyduğum duyduğumlar duyduklarım arasında olmadı. Hı hı. E, bir yandan da hani e, konuyu aslında tam anlamıyla e, teknolojisiyle ve zaten gerçek hayatta sahip olduğu şampiyona ile böyle bağdaşlayabilecek firma sayısı çok az. Evet kesinlikle. Öyle. Çünkü burada zaten biz mesela şu anda işte ekranda var. Hiçbir yere e, yani yarış esnasında ABB logosu falan filan koymaya gerek kalmadı. Zaten şampiyonun kendisinde var baştan aşağıya. <laughs> Aynen. E, o çerçeve de gerçekten çok kıymetli bir seri oldu aslında. E, hatta belki de başka firmalar örnek olabilecek bir seri oldu. Ben de sen, sana katılıyorum umuyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha da fazla artacak ilgiyle daha da kapsamlı şampiyonaları yapabiliriz. Aynen. Valla çok güzel bir şey değindin. Bu arada R-Faktör 2 yarış simülasyonundayız şu anda ve içerisinde bulunan içeriklerin hepsi resmi Formula E içerikleri. O yüzden bütün pistlerin ve pistlerin üstünde bariyerlerde, sağda solda her yerde Formula E'nin resmi şampiyonasındaki resmi sponsorlar yer alıyor. Aynen siz gerçek hayattaki pislerde ne görüyorsanız R Factor 2 yarış simülasyonunda aynıları tasarlanmış, aynıları sonuçta karşınızda ve bununla beraber aynı şekilde de Formula E aracı da resmi Formula E aracı. Bunlar bu arada e, yanlış hatırla Bilmiyorum, hatırlar mısınız ama Aksere şampiyonası vardı. Aksere şampiyonası da aslında Formula E'nin dijital şampiyonası da. Bu ne bu da aslında bir nevi onun Türkiye versiyonu diyebiliriz. Yani e, Formula E gerçekten hem e, gerçek sonuçta şampiyonada hem de dijital şampiyonada yer alan sürdürülebilir bir şampiyona değil evet, mi? Evet top oynayan bayılıyoruz, bayılıyoruz o kelimeye çünkü. <laughs> hemen top bana atmış oldum. Bu arada her hafta olduğu gibi e, sağ olsunlar çok sadık izleyicilerimiz var. Sebastian bugün de cuma trafiğinde kalıp gelmediğiniz <laughs> Evet vallahi kendi... söylüyorlar. Ha, geçen haftadan bir özür borcum vardı. Hepinize evet. Jason'a, E-Racing Akademi'ye, ABB'ye, Nedim'e onun için inanmayacaksın ama bu hafta bir saat erken geldi. Tela <laughs> için. <laughs> evet Sebastian Buemi'ye video konferans linkimizi yolladık. Kendisinin 8'de linkimize en azından basmasını ve gereken bildirimin bize gelmesini bekliyoruz şu anda. O yüzden arkadaşlar hani şu anda ben sadece inbox'uma bakıp her daim inbox'umu yenileyip acaba Sebastian Buemi odama girmiş mi diye bakıyorum. Evet e, antrenmanlar dönüyor bu arada arka tarafta yarışlarımız evet. e, 7 ayak öncesinde antrenman e, kısmında biraz sorulardan bahsedelim bu emeği beklerken. Evet Ankara Büyükşehir Belediyesi olmadığını sağ olsunlar de artık yakalamış vaziyette. Göktuğ Bey'in sorusu var Türkiye neden Formula 2 gibi yarışlar gelmiyor? Formula 2 biliyorsunuz Formula 1'in destek serisi olarak koşuluyor tek başına yarışlar yapılmıyor. E, son iki senede de 2020 ve 2021'de hepinizin bildiği gibi Türkiye Grand Prix son anda dahil oldu takvimine. Yani sonradan dahil oldu salgının ortaya çıkmasından e, dolayı. E, do, buna bağlı olarak da zaten destek serisi Formula 2, Formula 3 ve Porsche'nin takvimleri yılın önceki bölümlerinde belirlenmişti. Onun için sonradan giren bir ülkeye bu destek serilerini götürmek gerçekten çok zor oluyor. O nedenle son iki senede e, Formula 2 veya Formula 3'ü veya bizim için daha da önemli sevgili Ayhan Can Güven'in yarıştığı ee, Porsche Mobil 1 Super göremedik. Ee, yine mutlaka aranızda bu yarışları izleyenler hatta piste gitmiş anlar vardır. 2005 ve 2011 arasındaki Türkiye Grand Prix'lerinde e, o zaman adı da Grand Prix 2, Grand Prix 3 e, Porsche yarışları hep yapıldı. Jason orada yarıştı. Biz yarış kontrolde bayağı heyecanlı heyecanlı onun yarışını yönettik. <laughs> e, umuyoruz önümüzdeki yıllarda evet 2022 takvimde yokuz ama ee, sonrasında e, hani kalıcı bir anlaşmayla Türkiye'ye giren pist takvime daha iyi olursa destek serileri de buraya gelecektir. Çünkü gerçekten İstanbul Park herkesin yarışmayı çok sevdiği bir pist. Dedim ve topu Jason attım. Öyle değil mi ama? Valla yani şimdi şöyle ha, bir şey... Türkiye olmasaydı söyleyeyim. da bizim pisti beğenirim diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bence İstanbul Park e, sensörünün pisti hakikaten yani o olağanüstü pist. Bir kere akıcı, çok akıcı. Bununla beraber e, hani e, teknik virajlara da sahip çünkü hani e, fren taşıman gereken virajlar olsun daha sonrasında iyi çıkışlar elletmen gereken virajlar olsun ve geçişe müşahit bir pist olması da zaten heyecanlı kılıyor ama şahsen ben şeye çok seviyorum e, tek başına süratli beraber çıktığın zaman işte inişler çıkışlar virajların arka arkaya gelen virajların hani seri bir şekilde gelmesi inanın bana sürüş keyfini aşırı bir şekilde e, yüksek kılıyor. Evet, sorular var yine. Onlara da bakalım. Sıralama turlarını bugün sunmuyorum Formula 1'de. Cuma günlerini sevgili Manise Işık anlatıyor. Ee, ona da selam edelim buradan. Ee, antrenmanlarda veya işte bu, bu üçüncü kez biliyorsunuz bu hafta Brezilya'da. Sprint sıralama yapılacak yarın. Ee, o sprint sıralamada e, yarın ben anlatımda olacağım ama bu gece e, dükkanın başında sevgili Malise Işık var. VLC 10 videosunu soruyorlar sevgili Jason sana. Ha ha, VRC 10. Vallahi inanın VRC onu ben şahsen daha denemedim. Ee, ama neden olmasın? Muhtemelen yeni yıla sarkar. Çünkü şu anda şey... E, önümüze birkaç tane daha uğraşmamız, yapmamız gereken içerikler var. VRC 2 2022'ye sarkabilir. Bir yandan da Sebastian odaya girdim diyor ama ben niye herhangi bir e, şey almadım onu merak ediyorum açıkçası. Evet, biraz pistten bahsedelim. Tabii Sen ki. o e, bağlantıyı e, kurarken... Temple Tempelhof Havaalanı cadde pisti. Cleveland'da Indycar'da kart Yıllarında böyle muhteşem bir pist vardı. Acayip tehlikeli yarışlar oluyordu. Ee, şu ana kadar 7 defa yarış yapıldı burada. Jason'da bahsettiği gibi. Bu emi e, bu pistin gerçeğinde en fazla yarış kazanan isim. 2 defa e, kazandı. 2.2 kilometre. 2.227 metre ve 10 virajdan oluşuyor. Ekranda da gördüğünüz gibi gerçekten... Ee, diğer pistlere göre bayağı akıcı ee, daha e, teknik ve pilotları zorlayacak virajları olan bir pist burası ve e, 2020'de de bahsettiğim gibi farklı konfigürasyonlarda burada 6 tane toplamda e, yarış yapıldı. Onun için sezonu kurtaran e, ülke hatta sezonu kurtaran pist oldu diyebiliriz Templehof için e, ve 1.09.357 buradaki. E, Lucas Tigrasi'nin en iyi tur zamanı. Mertcan Solak şu anda 1.09 479'u e, yakalamış vaziyette. Faruk Terzioğlu bu kadar motorspora düşkünsün. kendini araba kullanmaktan... E... İşini yaptığın kadar keyif alıyor musun? Elbette ki ya, elbette ki. Yani otomobil tutkusundan dolayı buradayız. Jason da ondan dolayı burada, ben de buradayım. <laughs> ee, Cuma akşamları İstanbul tarafından bahsetmiyorum. Ama normal şartlarda herhangi bir, yani trafiğin aktif bir ortamda herhangi bir otomobil kullanmak benim için büyük keyif. Ee, o nedenle otomobil tutkusu olmasa bu işlerle uğraşmayı zaten akıllı adam yapacağı işler değil öte yandan. Onu da söylemiş olalım. Ee, şimdi Sebastian'ı ben davet edeceğim odama çünkü belli oldu ki birbirimizi bulamıyoruz ama sonunda bağlantıyı sürdürülebilir şekilde Jason <laughs> sağlama çalışıyor sevgili seyirciler. Ben sorularınızı yine e, cevaplamaya çalışayım. Evet 3 defa Loman 24 saat galibiyeti var ee, Sebastian Buyami'nin. Ee, Toro Rosso şimdiki Alfa Tauri takımında da Formula 1'de yarıştığını hatırlarsınız Jean-Éric takım arkadaşlığı yaptı. Ee, hatta Çin'de o meşhur bir görüntü var. Ee, frenlemede iki ön tekerleği birden kopup bariyerlere evet, uçan bir evet. otomobil var. Orada tekerlekleri olmadan kontrol veren isim de Sebastian Buemi'ydi. <laughs> o çok iyiydi ya. Gerçekten. Hani hatırlanacak bir anı o biliyor musun? Evet, gerçekten unutulmaz karelerden birisiydi. Halil Bayoğlu favori klasik otomobilini soruyor Jason sana. Sonra da ben söyleyeceğim. Favori klasik. Evet çok. Yani doğru. çok klasik olmasa e, ee, muhtemelen 92 model McLaren F1 derim. Ee, ondan daha <laughs> nasıl da... bir klasik araba abi 6 litre 12. ee, <laughs> ondan, ondan daha klasik gitmek istersen muhtemelen evet, e, e, Martı Kanat Mercedes Aa, diyebilirim wow. veya 250 GTO Ferrari esen. evet şahane arabalar otomobiller seçtim ben biraz daha ulaşılabilir bir şey söyleyeyim Porsche 356 ve Sebastian şu anda bizlerle hemen konuşalım Hi, Sebastian. Yeah, hello. How are you? Can you hear me? Yeah, I can hear you. How's everything going? Yeah, not too bad. Well, not too bad. It's, it's, it's a pleasure to have you with us in e racing academy YouTube channel, and I'm I'm thankful that you're joining us with this conversation. So first of all, how's life? How's uh, how's, how's two be, been for you. Yeah, so I mean, uh, it's it's okay. I'm I'm still in in Bahrain. I had two races of the week this uh, the last uh, two weeks, mm -hmm. um, and we have the the pre season testing in Valencia in mm -hmm. uh, in a couple of weeks now. But yeah, 21 was uh, a tough year. I mean, especially for me in Formula E it mm -hmm. was uh, my most difficult season since the start of Formula E. So. Mm -hmm. We are now working very hard just to make sure we can uh, come back uh, strong. you know we had sometimes some mm -hmm. good performance, but somehow we always had some issues disqualified or pushed off the track mm -hmm. or you know mechanical issues. so <laughs> hopefully yeah we can come back strongly in uh, season eight. but uh, working hard, you know I'm going next week to the team uh, and we'll see what we can do.: Perfect, perfect. Well, Sebastian, I don't know if you remember, but we raced together in 2007, 2008 in GP2. And uh, obviously yes, obviously it's been a long time, but uh, you haven't changed a bit. It's, it's good to see you still looking very good and young. And um, yeah, and obviously you've been racing a lot, you know sin since your GP two days, you did Formula One, you've done sports car. You did the Le Mans many times, Formula E. You're a very busy driver, even though you, you're not, you, you, even though you're not aging. You've been very busy, I must say. <laughs> Bravo. Yeah, thank yeah, thanks. Well, Sebastian. Okay, now I have to ask you some more serious questions, and my friend Sarhan is going to be also translating to Turkish. So I'm going to ask you to be patient when he's when he's translating. Okay, since basically beginning of Formula E, you've been involved, and you know. And you've seen basically how the how the championship how the cars evolved. What what can you say about this generally? Formula e bu yana nasıl diye sordu Jason. Yeah, so basically we started uh, now uh, seven seasons ago. Uh, back then we had the generation one of Formula E, and uh, we had to basically do a pit stop, you know, to do the whole yeah, race yeah I remember exactly. car. And we just had 150 kilowatt of power, mm -hmm. and now we are basically in the Gen 2, mm -hmm. and it's going to be now the, the last season of the Gen 2 before Gen 3. Mm -hmm. And the Gen 2 is obviously the same lens, but we don't change cars. We have only one car, and uh, we do still, you know, the same race, but with more power. So somehow the car is becoming faster and faster with more range, mm -hmm. and I'm obviously really happy, you know, to be part of the ABB Formula E Championship. Perfect. Well you are basically the season 2 champion but let me ask sorry I have to ask Serhat to yeah, translate it's it. Yeah it's Turkish time for Sebastian. Sebastian. <laughs> ee, 7 seneyi tamamladık formüleye dedi ee, Sebastian. İlk yıllarda pit'e girmek zorundaydık otomobille ee, yarışı bitiremiyorduk. 150 kW'lık bir güç elde ediyorduk. Şu anda jenerasyon 2 iki, ikinci versiyon otomobillerle yarışıyoruz. Onun da son sezonuna yeni başlayacağız Bildiğiniz gibi artık otomobil değiştirmemize gerek yok. Ee, yarışlar aynı aynı pistlerde, aynı uzunlukta ama otomobillerin hem motoru daha güçlü hem de menzili arttı. Bu da aslında yakaladığımız gelişimi gösteriyor. Mm -hmm. Okay. Well, you are basically the season 2 champion and pretty pretty much one of the most successful Formula E uh, drivers in the whole of Formula E history. How does it feel, you know, to be a Formula E champion? Does it feel prestigious? Do you feel Any more important, you know, because obviously you've driven many, many series, and obviously you know you are a champion in Formula e. How does it feel? Well, it feels good. Unfortunately, it's been a long time ago. <laughs> I also finished uh, three times uh, second, mm -hmm. as well as obviously winning it one time. Mm -hmm. uh, so I've been up there quite, uh, quite a few years. Um, But now it's it's really good to be among the guy that won the championship it shows that uh, we've done something some stuff uh, quite well so I'm really happy and proud but you know this is the past and I I just focus on on season eight now that's the most important. <laughs> well okay Jay e, Jason e, şunu sordu az önce e, daha önce Formula 1'de şampiyonluk yakaladın e, aslında <laughs> yarış sayılarına da baktığımızda en başarılı Formula 1 e pilotu sensin pek çok başka seride de yarıştın Formula e dünyada bir dünyada şampiyonu ama Formula E'de şampiyonluğun var. Bu kendini nasıl hissettiriyor diye sordu. Ee, bu Evi de gayet iyi hissettiğini söyledi kendisini. Şampiyonluk dışında işte 3 defada ikinci olduğunu e, dile getirdi. Şampiyon olabilen pilotlardan birisi e, olmak, bunu başarmak gerçekten güzel. Hem mutlu hem de gururluyum. Ama en önemli sezon e, biraz bu sene yeni başlayacak olan sezon. Okey, tamam. Um... Sebastian, do you think formula, ABB Formula e is actually giving out the message of electric vehicles being like cool, being fast, and being reliable basically? Yes, I think that the ABB FIA uh, World Championship, yes. obviously it's a world championship is, yes. no, since uh, last year. Mm -hmm. I, I, I think that the idea really is to convince the people that those electric cars are fun to drive. They are fast and uh, entertaining, you know, so obviously it's important that we have a good championship with a good show and I think we do have you know lots of people turning up and and obviously enjoying the races and at the same time, you know uh, we are developing the technology of tomorrow, so mm. we see that uh, the cars are getting better and better, and there is a very nice transfer of uh, technology that you can do with the abb formula e championship cars to obviously the normal road cars so as a as a driver you know obviously i like i love racing but i like <laughs> to be part of that you know that trend that that will obviously develop uh, the next generation of road cars so i think yeah the abb formula e championship has a good uh, you know it's doing a great job okay well Ben evet, e, right. now it's my turn. <laughs> e, ABB e, şampiyonası elektrikli araçlarla ilgili doğru mesajları veriyor mu sence? E, çünkü çok hızlı, havalı ve rekabet dolu e, otomobillerin yarıştığı bir seriden bahsediyoruz diye Jason sordu. E, Sebastian Buem'in de cevabı ABB bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene dünya şampiyonu haline geldi. Tabi buradaki ana fikir e, insanlara elektrikli otomobilleri, sürmenin eğlenceli bir şey olduğunu ikna etmekti. Ee, elimizde hızlı ve kuvvetli otomobiller var. Bir yandan bunun iyi bir şov olması da çok büyük önem taşıyor. Yarışları çok sayıda insan seyrediyor. Ayrıca bir yandan yarışırken bir yandan geleceğin teknolojilerini de geliştiriyoruz. Ee, ABB Formula E Şampiyonası'na yol otomobillerine e, doğru çok büyük bir teknoloji transferi var. Ben tabii ki sürücü olarak yarışmayı seviyorum ama öte yandan bu trendin bu gelişimin bir parçası olmak da benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu bağlamda AVV Formula E şampiyonası hem doğru mesajları veriyor hem de elektrikli araçların teknoloji gelişimiyle ilgili de doğru rolü oynuyor dedi bu emin. <laughs> Sebastian, also, have, did you ever think that the transition of electric vehicles would have been done so quickly? And obviously, you know, as the technology is, you know, increasing, developing so heavily, what, how excited are you to drive the Gen 3 car as well? Yeah, in terms of motorsport, you know, uh, we drove the Gen 1, the Gen 2, and I think in less than six months' time, we mm -hmm. will drive for the first time the Gen 3. So clearly, it's, it's on paper a very big step. Mm -hmm. I'm looking forward to it. You know, uh, apparently, it's going to be between four and five seconds faster per lap. So it's going to be a proper car, you know, with proper top speed. Mm -hmm. So I can't wait, obviously, to discover that. And, and clearly, it's nice to see the evolution. You know, because uh, as a racing driver, you always aim and love to drive fast cars. And the good thing with the ABB Formula e Championship is that we're gonna go now to the next uh, mm -hmm. step. You know, we're gonna have fast charging with the with ABB, obviously um, being a key player and and involved. So as a as a racing driver, I'm I'm very much looking forward to that. And then for the road cars, you know, you I have um, an electric car as well at home, and I'm pretty impressed by how Let's say how much people are switching to. Uh -huh. I was not expecting the switch to happen so quickly and I think that the, the COVID-19 pandemic obviously helped uh, pushed it forward and uh, I'm I'm really happy obviously to be part of the journey. Perfect. Evet, e, Jason şunu soruyor: Elektrik araçları geçişin bu kadar hızlı olacağını bekliyor muydun ve kısa bir zaman sonra devreye girecek olan 3. jenerasyon otomobilleri sürmek seni heyla heyecanlandıracak mı? Sebastian da şöyle cevapladı. Motor sporları açısından baktığımızda birinci ve ikinci jenerasyon otomobilleri kullandık. Şu ana kadar 6 ay içerisinde 3. jenerasyon otomobil geliyor. Kağıt üzerinde çok büyük bir gelişim var. Tur başına 4-5 saniye daha hızlı otomobilleri göreceğiz. Ve tam bir gerçek yarış otomobili haline gelecek Formula E otomobilleri. Bu gelişimi görmek çok güzel. Biliyorsunuz yarış pilotu olarak her zaman daha hızlı bir otomobil kullanmak istersiniz. Ee, ABB Formula E'de özellikle 3. jenerasyonla birlikte daha kuvvetli, daha çabuk şarj edilebilen otomobillere geçeceğiz. Ve ABB'nin de burada çok önemli bir rol oynadığını söylemem gerekiyor. Öte yandan yollarda kullanan elektrikli otomobillerdeki gelişim de beni çok şaşırttı. Çok hızlı şekilde insanlar elektrikli araçlara geçmeye başladı. Açıkçası e, bu kadar hızlı ve bu kadar yaygın bir geçişi kimse beklemiyordu. 2019'dan sonra elektrikli araçların normal hayattaki e, kullanımı ve yaygınlığı da gerçekten çok arttı. Bunu görmek de harika dedi turn. <laughs> Talking about charging, you know, ABB will be the charger supplier for season 9. Uh, what does this say about how we are driving progress in e-mobility in your opinion? but i think it's obviously great for abb you know as an abb ambassador i'm mm -hmm. really happy that abb will be involved in in the fast charging you know the first step between the gen 1 and the gen 2 was mm -hmm. to get rid of the of the pit, of the two cars mm -hmm. let's say that people can understand that now we have enough range to do the whole race but now the next message we want to show is that the fast charging is not an issue anymore you can stop anywhere, anytime, and you're gonna be able to charge the battery of your road car or even, obviously, our race cars, mm -hmm. pretty fast. And uh, I can't wait, obviously, to discover that. I think it's gonna spice up the the championship and the races, and and obviously those fast cars would be interesting to watch uh, on TV. You know, so uh, I think it's a perfect match and a perfect fit for for ABB to be involved in this, and uh, obviously. Uh, You know, I, I know now the Gen 2 for for four years, so I feel like I have an I had enough of it. Now I, I want to go to the Gen 3. But first, yeah, we have season eight. We need to do well there, and at the same time develop the the new car. Okay, perfect. Uh, now it's my turn. E, 9. sezonda itibaren ABB şarj istasyonlarını da yenileyecek ve yeni teknolojiyle kullanacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Diye sordu Jason. Sebastian Buyami'de ABB'nin elçisi olmak benim için harika. Ee, gerçekten hızlı şarj teknolojisini de heyecanla ve merakla bekliyoruz. Çünkü birinci ve ikinci jenerasyon otomobiller arasındaki en önemli fark e, otomobillerin şarj edilmesinden, e, daha doğrusu otomobil değiştirmekten kurtulmaktı. Çünkü menzil yetmiyordu, batarya yetmiyordu. E, bunu geride bıraktık. Şimdi sıradaki verilmesi gereken mesaj çabuk şarj teknolojisinin e, ne kadar gelişini göstermek. Yollarda da normal otomobilinizi kullanırken de herhangi bir yerde durup çok hızlı bir şekilde otomobilinizi artık şarj edebiliyorsunuz. Bunu görmek ve göstermek için ABB ITC olarak sabırsızlanıyorum. E, öte yandan bu kadar hızlı otomobilleri televizyonda izlemek de gerçekten harika olacak. O, e, bu bağlamda ABB'nin burada olması hakikaten şampiyonayla bağdaşması bağdaşması açısından harika bir eşleşme. Öte yandan e, 4 senedir jenerasyon 2 otomobil zaten kullanıyorum ve yeteri kadar kullandım ve yeteri kadar yarıştım. Ben de bir an önce 3. jenerasyon otomobile geçmek istiyorum ama onun öncesinde e, başarılı şekilde geçmemiz gereken çok önemli bir 8. sezon var. Okay, Sebastian, this is a, um, it's a sim racing channel, so I'm going ask you a few questions on sim racing. And um, do you actually do any sim racing, by the way? Obviously, I did quite a bit uh, last year, mm -hmm. you know, uh, during the COVID. Mm -hmm. uh, we did the race at home challenge, mm -hmm. obviously, the, with ZBB and Formula E. Yeah. I did the 24 hours of Le Mans mm -hmm. virtual as well. But I have to say that since the life came back to kind of normal, <laughs> I didn't have much time to do, you know, I'm doing a lot of simulator with mm -hmm. with my Formula E team, mm -hmm. with Red Bull in Formula 1 and, mm -hmm. and Toyota. So I didn't have much time, you know, to, to go back in my sim at home but um, I'm, I'm, I'm trying to say I'm, I'm also like thinking there are a lot of drivers who use this sim a lot to both practice and also some of the drivers in the formula e-grid are also investing in sim racing do you do you think you're going to ever be a part of this to be honest I, I find it a great platform but mm -hmm. it's just with everything i'm doing I, I, I don't feel like i have enough time and energy to, to look carefully mm -hmm. into, into this so obviously as you said i'm spending a lot of time in the nissan formula e team simulator mm -hmm. uh, i'm going to go back next week and the week after and the following week again mm -hmm. so it's really taking up all my time and then obviously now i have two kids so i don't have much time obviously to spend extra you know on air factor and uh, in my Formula simulator. Perfect. Sebastian, it's my it's my turn, and as being uh, also father myself, so I understand you very well <laughs> regarding having no time. I let me translate in, uh, quickly. Uh, Jason simülasyon uh, yarışlarına katılıyor musun diye sordu. Geçen sene çok yarışa katıldım. ABB ile Formula E'nin dijital versiyonunda yarıştım. 24 saat Le Mans'da yarıştım. Ama hayat biraz daha normale döndükten sonra, gerçek yarışlara geldikten sonra çok fazla zaman kalmadı. Zaten e, öte yandan Formula e simülatöründe, Red Bull'un Formula 1 simülatöründe, Toyota'nın e, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası simülatöründe de çok işim oluyor. Çok fazla zamanım kalmıyor dedi. Jason üst seviyede illa üstlere sokmak için dedi ki ama çok sayıda pilot da e, yatırım yapıyor simülasyon yarışlarıyla ilgili. Formula 1'de de bu işe girenler var. Sen bunlardan biri olmayı düşünmüyor musun? Ben e, bu simülasyon yarışlarının harika platform olduğunu düşünüyorum ama şu anda gerçekten buna girecek zamanım yok. Zaten devamlı Nissan'ın Formula E simülatöründe çalışıyorum. Tüm zamanımı alıyor. Ayrıca iki tane çocuğum var. Böyle işlere ekstra zaman kalmıyor dedim. <laughs> That was a good answer. Okay, Sebastian, I know you have to leave soon, so I'm going to ask you one last question. Do you think you can become the season 9 champion of the FIA ABB Formula A Championship? Uh, season nine, I'll try already season eight. I oh, see, sorry, uh, season eight. <laughs> yeah, no season problem. Eight. No, but uh, no, really, I, I I hope so. I mean, mm -hmm. obviously, we had a tough season in, in, uh, in season seven, mm -hmm. this is clear. But, you know, we are a strong team and we came back a few times when we didn't have such a, a good period. Mm -hmm. So I feel like, you know, season eight will be a lot about making sure you don't invent anything new. You just stick mm -hmm. to what you know because clearly it's. Uh, very well-known uh, car uh, the rules will change with qualifying being totally different from season 8 onwards so mm -hmm. we'll have to adapt to this uh, adapt to quite a few new circuits as well so i think it's it's important just to do the basics right and, and make sure we don't do a mis any mistake because um, i think yeah the, the one that will win will not necessarily only be the fastest but the one that avoids making mistakes so and then obviously season 9 totally new car. We will work and switch the focus on it quite early on. So hopefully we can do a good job as well there. Perfect. Serhan? <laughs> okay, it's my turn. Ee, Jason 8. sezon, 9. sezonda şampiyon <laughs> olabilir misin diye sorunca Sebastian dedi ki ya sen ne diyorsun daha 8. sezon var dedi. Önce onu denemeliyiz. Geçen sene gerçekten zor oldu. Takım <laughs> olarak kuvvetliyiz ama bazı yarışlarda ancak başarı yakalayıp geri dönebildik. 8. sezonda yeni bir şey icat etmemize gerek yok. Ne varsa yani temel noktaları yakalamamız gerekiyor. Kurallar değişiyor öte yandan. Otomobiller aynı ama sıralama turları tamamen değiştiği için adapte olmamız gerekecek. Yeni pist var. Temel noktaları doğru yapmak önemli. En hızlı olan şampiyon olmayacak bu sene muhtemelen. Hatalardan kaçınanların da ee, başarılı olabileceğini düşünüyorum 9. Ee, sezona yeni otomobile gitmeden önce bu yılı başarılı geçirmek istiyoruz dedi bence bir, bir iki tane de soru soralım vakti evet. varsa izleyicilerimizden gelen sen bir tanesini seç um, I'm just trying to see if there's any questions There are there. a couple of questions uh, from the audience Bakıyorum coming to you Sebastian we'll take only a few minutes of you and he's trying to select uh, the At good me. ones valla bulamadım açıkçası But I I want to I want to say Sebastian that you have you're going to be visiting twelve different countries in Formula E. You're going to have sixteen different races. It's going to be a very very tough season for you. In addition with your Formula One rule, um, obviously uh, duties and also with the sports car duties. So you know it's going to be a tough season for you. So I can only say like beau chance. For 2020-22, uh, and, uh, and again, thank you so much for being uh, on, on screen with us. And um, yeah, and I, and I hope to maybe see you sometime soon, maybe on the Formula E grid and or in the paddock or some other time. But yeah, we, we thank you so much and yeah. um, have, a, have a great evening and a great season and take care. Yeah. Yeah, thank you very much. Thanks for having me. And I hope that one day we'll be racing in Turkey as well. That would be great. Oh. But yeah. I think the, as you said, the ABB uh, Formula E Championship is expanding. Mm -hmm. Lots of races, lots of new places next year. So I, I can't wait, obviously, to discover uh, new tracks. Mm -hmm. And uh, yeah, I hope it's going to be a good one, and everyone will will enjoy. So thank okay. thanks very much for having me. Okay, thank so you very pleasure. much. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Evet Sebastian umuyorum bir şekilde İstanbul'da yeniden yolumuz düşer dedi. Ee, Formül 1 zamanı buradaydı, Grand Prix buradaydı. Umuyorum Formül E'de de burada bir şekilde beraber yarışabiliriz diye e, bir temenni de bulundu. Ve e, güzel sohbet oldu. Evet bence de keyifli bir sohbet Eski oldu. Rakibinle. Eski rakibim de sonuçta kendisi bir ABB e, temsilcisi, elçisi. elçisi. Sonuçta evet. o da çok önemli ABB'nin ABB, ABB Türkiye'nin ABB Global ile bu tür bir anlaşma ve organizasyon yapmasından dolayı zaten biz de çok mutluyuz. Ayrıca o yüzden ABB Türkiye ve Global e de çok ama çok teşekkür ederiz. Sebastian Buemi gibi bir nevi aslında esnavi bir es, efsanevi pilot. Çünkü hem e, Formül 1'de yarışmış, e, hem Formula 2'de, hem ondan sonra Formula E şampiyonu LMP araçlarını sürmüş. Birçok kat kazanmış. kazanmış. Birçok e, şampiyonada başarılı olan bir pilotu iyilesin e Akademi YouTube kanalında ağırlamak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Tekrar bunu bu organizasyonda yardımcı olan bize sağlayan ABB Türkiye ve Globale teşekkür ederiz. Kendisine de Bora çok ya, teşekkür ederiz. Evet, e, az önce söyledi yani aynı yılda Formula E'de yarışıyor. S simülasyon olarak da evet. tabii takıma yardım <laughs> ediyor. E, Formula 1 Red Bull'un zaten simülatör pilotlarından birisi. Aynen evet. Cuma akşamlarını çoğunlukla işte <laughs> ayar deneyerek geçiyorlar. Muhtemelen bu ge de ona bir iş çıkabilir. İşler kötü giderse pisler de hemen çağırıyorlar zaten. Bir yandan da Toyota'yı da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da yarışıyor. Dünya Dayanıklılık Şampiyonluğu zaten var. Onların simülatöründe deniyor. Yani aslında hani sim racingte de belki senin anladığın şekilde yarışmıyor ama her <laughs> zaman simülatör üstünde adam. Sadece daha gerçek simülatörlerde takımların Ay, o da muhteşem güzeldi. ekipmanlarıyla beraber devamlı zaman geçiriyor. Evet. Bir iki çocuk babasıymış daha da hapsın yani. Evet evet. Ee, sonuçta hayatı, <laughs> hayatı kolay değil. Baya yapacak şeyi var. Ben de şimdi tabi biraz şey değiştirdiğim için, format değiştirdiğim için kendime göre her şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Evet şu anda ekranda arka tarafta antrenman turları var. Son 9 dakikası. Daha sonrasında 7. ayağımızın yani ABB Formula E Dijital Şampiyonası'nın 7. ayağının e, sıra turları başlıyor olacak. Evet bu arada e, Sebastian Boemin'in zamanı gerçekten çok kısıtlıydı. Onun için e, hani sorularla beraber ancak e, işin sonu geldi. Onun için kusura bakmayın lütfen. Evet ama ama açıkçası ben birkaç tane soru gördüm orada ve sanki o da o esnada bazı soruların cevaplarını vermiş gibi oldu. Evet şu anda e, antrenmanda galiba son 9 dakika içerisindeyiz. 1-0-9-0-55 Erdem Akyol önde gidiyor. Bir şampiyona puan durumuna bakarız herhalde sağlama turlarından önce. Aynen. Evet, sevgili şey Nedim. Evet, aslında bir şampiyona puan durumuna hemen bakalım ki dakika. Ee, Semih Çelik şu anda lider gözüküyor 126 puanla. Ee, arkasından Erdem Akyol 113 puanla ikinci. Kendisi de Semih'i çok yakın bir şekilde takip ediyor. Daha sonra Ahmet 3. 90 puanla. Yani ilk üç aslında birbirine yakın. Daha sonrasında 4 5 6 arasında bir çekişme var. Ee, ve liste görüyorsunuz Mertcan Solak 5. 49 puanla Melih Çakmak 39 puanla ee, pardon Mertcan Solak 4. pardon bu arada Melih Çakmak 5. Hakan Demir 6. Ozan Ökügül 7. Hüsnü Güven 24 puanla 8. Erel Kumar Taşlıoğlu 20 puanla 9. Nuri Kalyoncuoğlu 19 puanla ilk 10'daki yarışmacılarımız kendileri... Bakalım bu yarışta en azından bu iki ayakta 7. ve 8. ayakta kaç kaçar puan alacaklar ve asıl tabii soru acaba Semih mi Erdem mi Ahmet mi şampiyon olacak? Onu bu akşamın sonunda görüyor yani, olacağız. Nedim'in hain tuzaklarına hangisi dayanacak onu biz de merakla bekliyoruz tabii ki. <laughs> Aa ah, o da güzel. Peki. Bir yandan ben de şimdi race kontrolümü açacağım. Evet arkadaşlar sorularınızı sormadık değil, soramadık gördüğünüz gibi. Adamlar da zor kaçtı. Çünkü, çünkü bu arada ve... bana e, her daim başka mesajlar geliyordu. E, 8.30'da net çıkması lazım diye. Muhtemelen kendisinin de gitmesi gereken bir yer var sonuçta. E, o yüzden Sebastian bu Buemi'yi çok süre tutamazdık. E, ne olursa olsun aramıza katıldı. Sizler de onu İresin Akademi YouTube ekranlarında görmüş oldunuz. Hem... 5-10 sene sonra Lewis Hamilton konuk olur mu diye Halil Bayoğlu sormuş. Neden yani olmasın? Gelsin, bir sonraki adım olsun. Neden olmasın? O, o, <laughs> o da senin eski yarıştın. O, o da yani aslında aslında çok ilginçtir. Bugün farklı şampiyonlarda çok başarılı olan pilotlar benim zaten geçmişte yarıştığım insanlar. Saysana biraz. O Di Grassi var, Maria Lopez var. Ondan sonra Timo Glock var. Evet. Ondan sonra Vitaly Petrov vardı tabii ki bununla beraber. Maldonado Maldonado var. İşte Buemi var. Mike Conway var. Nakajima var. Ondan sonra e, daha var aslında. O gün o gün bir listesini yapmıştım. E, bayağı var. Yani Sports Car şey işte sonuçta dayanıklılık yarışlarında olsun. E, touring Car'lar olsun. Yani Binek otomobil yarışlarında olsun. E, şimdi bakıyorum LaPierre o da çok uzun süre yarıştı. E, Pantano var senin şampiyon e, takım pan arkadaşın. Pantano vardı. E, daha sonrasında yani bir sürü bir sürü aslında yarışmacı vardı. Bruno Burna Senna Bruno Sena vardı. Yani Philip Arby Evet meşhur zaten o da şu anda LMP şampiyonasında. Pizzonia vardı. Bir ara hatta evet. galiba birkaç yarış o da girdi galiba değil mi? Evet o da birkaç yarış girdi benimle beraber. Evet. Ee, halen devam edenlerden Luca Filippi var. Yamamoto var sonra formüle bile gitti. Evet. 2007'den bakıyorum. Yani baya baya ee, dişli Nakajima yarışmacılarla. Daha diş, dişli bir dişli yarışmacılar. Çandok var. Evet Karın Çandok da var. O da sonuçta e, şu anda her ne kadar yorumculuk yapsa bile bayağı sağlam bir e, en azından motorspor geçmişi var kendisinde. Evet 2006'dan da bakıyorum. Ee... Grosjean var. Evet hatta benim Grojean'la e, Asya serisinde e, Dubai yarışında bayağı bir çekişme çekişmişliğim var kendisiyle bayağı kıyasaya yarıştığımız o, o dördüncü pozisyonu bir daha hatırlamıyorsam. Ama evet orada yarıştığımız zamanlar da var. Evet Jason devam ediyorum. 87 kere Porsche şampiyonlar Amel Müller var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neil, Neil, Yani var. o Bull Neil Yani var. Evet eski F1 pilotu. Yaptı. Sonra o da LMP pilotu oldu. Kimi bahsettin. Nelson Piquet Junior var. Evet. O da Formula 1'e çıktı. E, Glock'tan bahsettik. Mike Conway'i söyledim. bu söyledim. Lucas Di Grassi Söyledik. E, Bruni o Formula 1'den geri dönmüştü. O da ilginçti. değil. Evet. Minardi'de bir yıl yarışmıştı. Yani nereye baksan bir 10-12 tane güzel isim saydık. Evet. Bazıları hakikaten çok çok başarılı oldular. Bazıları da en azından e, binek otomobil veya üstü kapalı araçlarla da e, kendi serilerine şampiyon gelmiş insanlar. Aynen öyle. Bazıları da olarak çok başarılı olmaya başladı. Bu, onu yazanlar <laughs> var ben söylemedim. <laughs> Görebilirsin. Peki. Evet. Serhan abi e, artı Jason büyüktür Hamilton. Aslında Serhan büyüktür Hamilton. Olması lazım. <laughs> ya, ya estağfurullah. <laughs> Çene olarak olabilir. Evet. E, değil mi? Evet. <laughs> Konuşmayı seviyoruz. Evet. Bu aşamaki sıralama turunu ben anlatmayacağım. Samet sormuş. E, Cuma günlerini bütün sezon boyunca Esport Plus'ta sevgili Mehmet Ali Selişik, Mali Selışık, e, anlatıyor. Onun için bugün de mikrofon başında o var. Ben yarın e, normalde üçüncü bu programda ikinci olan antrenmanı ve sonrasında da sprint sıralamayı anlatmaya çalışacağım. Şu anda 3 dakika var antrenmanın bitimine. Bir kırmızı bayrak çıkardım dedim ya. <laughs> kalan süreyi kalan süreyi tamamlamadan direktör kararıyla bitirdik diye. E, Pol bak güzel bölüm kaydetmiştik, podcast. Evet podcast hatırlıyorum. Geçen sene salgın zamanında güzel bir sohbet yapmıştık. Ee, başka 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 sorularınıza bakıyorum. Bu emi kısmını anlattık elimizden geldiğince. Onun dışında var mı yorumlarınız diye yakalamaya çalışıyorum. Evet Alp Abukay sormuş. Katettin yol hayranlık uyandırıcı. Seni gönlünden tebrik ediyorum. Dear Jason. Aa, teşekkür ederim. Evet, Çok sağ ol. Aynen sana gelmiş. Çok teşekkür ederim. Valla e, güzel bir e, kariyer diyelim. Yani belki istediğim başarılı elde etmemiş olabilirim. Ama ne olursa olsun e, geçmişe bakıldığı zaman işte yarıştığım yarışmacılar, pilotlar, karşı yarıştığım, beraber yarıştığım pilotlar, takımlar, içerisinde bulunduğum organizasyonlar... Daha sonrasında yarışma fırsatı bulduğum pistler, hepsini tabii bir yere getirdiğin zaman muazzam bir tecrübe. Formula 1'in bir kademe altındaydın ya. Evet. Aynı, yani. aynı yarışlarda, aynı pistlerde, aynı seyircinin önünde. Aynen yani bir de bununla beraber tabii ki... Ya düşünebiliyor musun? İki tam sene boyunca CNN Türk'te ben seni anlattım. Evet. Şu anda CNN Türk'te herhangi bir spor organizasyonunun olduğunu düşün. Grand evet. Prix'in olduğunu düşün. Cumartesi falan iki yarış bir de. Aynen. Vallahi çok güzeldi. Hakikaten e, özellikle o günkü sponsorumuz sayesinde e, Formula 1'in ve Türkiye'de motor sporlarının tanıtımı konusunda çok büyük atılımlar yapılmıştı. Ve o sayede de zaten iyi bir duyuru yapılmıştı. Keşke hakikaten tabii şimdi geçmişe biraz dönersem niyetim yani dürüst olmak gerekirse daha iyi bir netice elde etmekte, daha iyi e, gidebilmekte, ülkemi, kendimi ve takımımı ve beni bütün destekleyen herkesi daha iyi bir şekilde temsil etmekti niyetim tabii ki. Olmadı. Bir hani niye yarışı bırak Yarışmayı bıraktınız dersen de maalesef bir omuz sakatlığım var. Aslında çok uzun süre gelen bir omuz sakatlığı, kronik bir sakatlığım vardı. Ameliyat olmak zorunda kalınca maalesef e, kariyerim de sonuna gelmiş oldu. Daha sonrasında küçük bir e, depresyon demek istemiyorum ama artık böyle hani şey, <laughs> nasıl yarışacağım, nasıl geri döneceğim endişesi içerisindeyken Neyse gideyim adam olayım var üniversiteyi i̇şte bitireyim derim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya işte hayatınız gibi. Kırmızı O'da var ya dizi onun gibi oldu. Resmen evet, evet. itiraflarla beraber evet. şahane oldu ama. O benim itiraf edeceğim çok şey olur. Ya, var ya ama neyse. <laughs> ya senin Türk ben bak çok e, madem geriye döndük. Türkiye'de Grand Prix yarışında yanlış hatırlamıyorsam senin bir veya iki sindirin patladı. O yere çok Sence iyi gidiyordum. Sen çünkü puan ya. alacak yerde gidiyordun. Çok iyi yani, yani on, ilk ilk on, onun içerisinde yani. gidiyordum. Evet. Muazzam Dokuzuncu gidiyordum. yani. Çok iyi gidiyordum. Hatta çok iyi giden daha önündeki yere geçecek, geçebilecek durumdaydım. Çünkü tempom çok iyiydi. Evet. Kendim aşırı yazdım Ondan sonra gel gör ki silindirin bir tanesi iki tanesi gitmeye başladı. Evet. Çok gazlıyorduk biz de içeride ama olmadı hatırladım. Ve düzün ortasında farklı bir motor sesiyle herkes önünden geçmek tabii beni mutlu etmiyordu. Ee, ama ona rağmen... Ee, virajlarda girebilmek kadar hızlı girmeye çalışıyordum. Çünkü hani sonuçta yine olabildiğince yüksek pozisyonda bitirmeye çalışıyorsun. Ve o yarışta bile hatırlıyorum. O zamanki takım arkadaşım zamanlarımı kıyasladığım zaman veya işte e, viraj süratlerimi kıyasladığımız zaman yine bazı yerlerde ondan daha hızlıydım. Ki o da sonuçta iyi bir pilottu kendisi zamanında. Ee, yani şey yine hakikaten tempom, motivasyonum e, ve e, yani süretim iyiydi o yarış. Ki hatırlıyorsun evet kötü olmuştu maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Olsun niye de güzel günlerdi gerçekten. Evet bu arada antrenman turları bitti. Birazdan e, sırama turları başlayacak ve sırama turları başladığı zaman da... <laughs> Ahmet doğru telsizden açıp bağırsaydın GP3 Engine diye. E, o zaman GP3 yoktu. <laughs> Formüle Yok. 3 vardı. Doğru. Evet. Hayır Grand Prix 3 vardı ama Türkiye'ye gelmedi. Yok Sonraki, gelmedi gelmedi. 2010 ve 2011'de geldi galiba. Evet. Grand Prix 3 aracı... Daha iyi icat edilmemişti. Evet maalesef. <laughs> Kötü olmuştu. Neyse şimdi bak hatırlattın şimdi. A ne diyeyim, Bir arkadaşım şey müzik çalsın. Mı? Acıklı bir müzik çal. Evet. <laughs> Neyse işin şakası arkadaşlar. Olsun önemli olan sürdürülebilir bir başarıyla bugün burada olma. Bak ne kadar güzel. İnsanlar da evet. seni seviyor, takdir ediyor. Neler başardığını farkında. Onun için Bugün şu anda buradayız ve keyfimiz yerinde. Evet Benim meğer olayım. ne çok şey sığdırmışsın Ömer'e <laughs> abi. Valla şimdi Kırmızı... şöyle bir şey var. Ben, <laughs> Kırmızı o da oldu. Ben, ben tabii şey emekli olduğum zaman hani emekli olduğum zaman 2008 senesiydi sonra 2008'in sonunda ameliyat oldum 9 10 biraz şeydim yani ee, sıkıntılı sancılı zamanlardı benim için sağlıklı olarak ee, düşünüyorsunuz 13 sene geçmiş aradan evet. şimdi yaş 38 25 yaşına bıraktım yani evet. erken bıraktım erken emekli oldum <laughs> Şimdi ben o dizdik doktor gibi ne anlatıyor bu ya falan tamam, diye geçiyorum. Evet. <laughs> ne, kadar, ne kadar çok saçmalıyor vallahi. Evet valla sorma ya. <laughs> Şahane ya. Neyse. Muhabbetiniz daim olsun sevgili Jason. Sen de o günden bugüne 13 sene yaşadın evet, değil işte, mi? Evet işte bir tane de beyaz sakalım yoktu yani aynen. Ya düşünün ki o, gün, o, o yıllarda Ray dünya şampiyonuydu. Ferrari evet. son dünya şampiyonuydu. Evet, Hala evet, öyle evet. bu arada. Yani 2-3 yarış sonra artık 4 yarış sonra emekli ayrılacak. Ya, acıklı bir şey Ferrari'nin tabii bu durumda olması maalesef. O yıllardan gerçekten güzel de bir karting jenerasyonu yakaladık. Aslında 25 küçük adam projesini belki Oo. hatırlayanlar vardır. Şu anda hani pistlerde en azından en e, önlerde yarışan 3 tane yarışçımız var. Ayhan Can Güven, evet. Cem Bölükbaşı ve Berkay Bestan milli sporcularımız ki bugün sevgili Cem'le e, beraberdik. Her şey yoluna giderse sene sonundaki Formula 2 testinde göreceğiz Cem'i. O da bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Gelecek sene için hem kendisini göstermesi açısından önemli hem sponsor desteğine çok ihtiyacı var. Nereden geldim buraya? Aynı işte Jason'ın yarıştığı yıllardaki sponsorun 25 küçük adam projesinden. Bakın oradan keşfedilmiş, oradan bir şekilde karting pistlerinde Başlamış olan sporcularımız 13-14 sene sonra şu anda bizi Uluslararası Arena'da temsil ediyorlar. Onun için böyle başarı hikayelerine ve bu başarıların sponsorların desteğiyle sürdürülebilmemesine gerçekten ihtiyaç Avrupa var. Avrupa Rally Şampiyonasında bizi temsil eden bir Ali Türkan var. Evet. O da, o da 25 küçük adam profesyonel biliyorum bu arada. Ali Türkan da evet. Evet. Gerçekten bu sene Avrupa Rally Kupası'nda hem iki çekelim hem gençler evet. kupasını kazandı. Mustafa Çakal geçtiğimiz hafta. Avrupa Birliği Kupası'nın genel klasmanını yani. Kupanın kendisini kazandı. Her ikisini de tebrik edelim. Ee, gerçekten yarışçılarımızın arka arkaya gelen başarılı uluslararası arenada bizi keyiflendiriyor, gururlandırıyor. Ee, sen de yarıştın çünkü gerçekten yurt dışında bir arenaya çıkıp mücadele etmek çok zor. Yani e, Avrupa Birliği'nde olmadığın zaman bir sürü başka zorluklar da çıkıyor. Ee, o pasaporta sahip olan insanların e, yaşamadığı... Ee, o çerçevede aynı ekonomik olarak zaten işin zorluğu ayrı bir boyutta ee, gerçekten yurt dışına çıkıp herhangi bir şekilde herhangi bir sporda ülkemizi temsil eden herkese gerçekten destek olmamız, tebrik etmemiz alkışlamamız, arkasında durmamız lazım evet Reşat burada diyor ki Jason Bey Tarkin'i e hala yarışıyor doğru hala yarışıyor ee, bizim elimize bir fırsat gelse biz de yarışırız diye düşünüyorum bir ara Fiyan'ın en yaşlı dünya şampiyonu galiba. Evet, dünya yani. binek otomobili şampiyonu 47 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam ya bu arada tabii şöyle bir gerçek de var. Şu anda bir araca binsem özellikle tabii formüle tipi olmaz. Belki GP2 veya formüle 1 olmaz ama çünkü onun için fiziksel konusunu daha iyi bir hale getirmemiz lazım. Bu arada ben çok yine sık bir şekilde spor yapıyorum. Kendime dikkat ediyorum ama eğer ki işte üstü kapalı bir GT aracı veya bir inek otomobili olsa muhtemelen çok çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Ha hani tabii tempo tutturmak veya liderlere, liderlere gitmek nasıl olur açıkçası bilmiyorum ama yine kendimi şey hissederim kendime hazır ve kendimi onlarla rekabet edecek Dişlerin uzar yani. Dişlerim kesin uzar Doğru, şahane. evet. şahane. Yani olur. şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bir kere kanınıza girdiği zaman ve uzun süre yaptığınız zaman aslında çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Yani ben yine ne zaman hang, hang, ne arabaya ne zaman binsem yine e, arabanın veya aracın neyse <laughs> hakkını <veriyorsun>. hakkını veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp. <iyi. gülüyor> yok değil. Piste yapıyor tabii. Değil. Tabii can piste ben yol yolda alakası yok. Yok kesinlikle yolda yolda hiçbir şey yok. Evet, yolda evet. sürat yapmıyoruz kesinlikle. Bu arada sıra son 5 dakikası. E, tabii zaten 10 dakika. 5 dakikası geride kaldı. 5 dakika daha var şimdi önümüzde. Semih Çelik 1901 ile şu anda en hızlı tur zamanı yapmış gözüküyor. Daha sonrasında Erdem Akyol 2. sırada 19246 ile. 2. Ahmet Demircan 19518. Mertcan Solak 19521. Melih Çakmak da 19779. Hüsnü Güven 11642 ile şu anda. İlk 6'yı saydım size. Evet ilk 5 şu anda aynı saniye içerisinde. Ee, ve zaten şu anda genel olarak şampiyonaya bakıldığı zaman e, tem... da ilk 5 hakikaten... Puan tablosu da ilk 5 aynı. Evet aynı. Ee, ve bununla beraber tabii ki... Hatta tam aynı sıradalar şu tam anda. Tam aynı sıradalar. Evet. evet yani bu da şu anki zaten sürete yansıyor. Hüsnü Güven, Ahmet Demircan, Meli Çakmak arasında müthiş bir çekişim vardı geçen yarış. Gerçekten çok güzel bir çekişmeydi. Umuyorum aynı şekilde bir benzerini bu yarışta görürüz. Ee, Tabi burada merak ettiğimiz konu e, acaba 7. ve 8. ayaktan sonra yani bu akşamdan sonra ilk ABB Formula Türkiye Dicleşen Şampiyonası'nın şampiyonu kim olacak? Evet biz de e, jenerasyon 3'e geçene geçene kadar devam edeceğimizi umuyoruz. Yani yeni <laughs> otomobilleri görürüz diye. <laughs> Ee, bu akşam sen de söyledin toplamda 54 puan var aslında ortada dağıtılacak. Hı hı. Ee, kazanma 25 puan artı işte Enes Tur ve Poli pozisyonu puanı da iki tane de yarış var. Hı hı. Onun için de aslında hani biraz işi zor ama Ahmet Demircan'ın bile şampiyonluk şansı var. Ah, Daha evet. geridekilerin şansı kalmadı matematik olarak ama Semih Çelik, Erdem Akyol ve Ahmet Demircan ilk 3'te 13 puan farkla Semih Erdem'in önünde 0.1 saniye var gördüğünüz gibi aralarında. 1.09.101, 1.09.246 Erdem Akyol'un tur zamanı. Şu anda son 3 dakika içerisindeyiz. E, sağlama turlarında Melih Çakmaklı 3.lüğe çıktı az önceki. Attığı turla 1.09.483 ee, 6-7 tur attı pilotların çoğu şu ana kadar. 5 tur atanlar da var ama ağırlıklı 6 ve 7'şer tur gördük. Nedim Discord. Erdem Akyol. 1.09.193 193 e, yakaladı. Semih'le farkı biraz daha kapattı. Hala ikinci sırada bir %5 saniye kadar e, yaklaştı. Bakalım kalan dakikalar ne geçecek. Mertcan Solak da yine derecesini iyileştirdi. Buradaki batarya kullanımı nasıl sevgili Jason? Yine geçen yarışlardaki gibi aynı olacak. E, tasarruf kesinlikle gerekecek. Umuyorum ki geçen yarıştan bu yana bir şeyler öğrenmiştir bazı <laughs> yarışmacılar Çünkü yine aynı şekilde e, bataryası bitenler oluyordu. E, yarışı bitiremeyen insanlar oluyordu. Çünkü e, batarya yönetimi... Bu yarışta en önemli şey. Ve zaten Sebastian Buemine dediği gibi en hızlı kişi kazanmayacak. Muhtemelen en sürdürülebilir kişi kazanacak. Çünkü hem tabii yarışların kendileri de uzun. Tek turluk yarışlar değil. Ee, gerçek yarışlar 45 dakika. Orada da yine 200-250 metre öncesinden işte ayaklarını gazdan çekip nazikçe frene basıp regen modunda aracı ve en azından bataryayı şarj etmeye çalışıyorlar. Ters e, tork etkisiyle ve bununla beraber de e, tabii amaçları da damalı bayrağı en iyi pozisyonda görmek. Evet son 2 dakika. onda 1 saniye semih Erdem'in farkı. Melih Çapmak'la 0.4 saniye geride. Melih, Ahmet ve Mertcan. %4 saniyede. inanılmaz yakın. Çekilde 3, 4 ve 5'ini sıradalar. Hüsnü Güven. 0.911 saniye ile 6. 911. aklınıza tabii Porsche geliyor. Reha, Ümit, Levent ve Demir. E, konu tamamlayan isimler şu anda. Evet, son evet bir Jason günümüzün formülü bir otomobillerini hangisini kullanmak istersin? Haas demeyeceksin herhalde ama. Vallahi herhangi biri şu anda e, bu, bu arada bir, Jordan fotoğrafını çok güzeldi. Evet çok teşekkür ederim teşekkür bu arada. Ederim. Gerçekten. Yani yarın Haas arasa beni Jason Silverstone'a tesliminiz gelmek ister misin dese kesinlikle <laughs> yani Gitmem, <laughs> gitmem <değil>. demem <laughs> başkası <laughs> yani. E, ama yani eee Haas arası arkasından işte başka bir takım arasa Haas'a derim ki ya ya işte Mercedes arıyor, Red Sağız Bull olacak. arıyor. Hayır öyle demeyeceğim. Bu akşam Formula var ABB'yle gelemem. <laughs> Türkiye'nin işler şampiyonu anlatıyorum. Ama yani yok. <laughs> tamam, gerçek sorun, soruyu ben sulandırdım. Yani ya, uzun lafın sulan. kısası muhtemelen gerçekten sonuçta grid'de en hızlı arı bir tanesini kullanmak isterdim. Bu ya Red Bull olur ya da e, Mercedes olur. E, ama açıkçası ikisini de kullanmak isterdim. Çünkü ikisini de zaten tasarımı birbirinden çok farklı. Bir tanesinin e, şase açısı, arka yüksekliği diğerinden çok daha fazla. E, birisi mekanik olarak diğerine göre çok daha avantajlı. Biri aerodinamik olarak diğerine çok daha avantajlı. Gerçekten ikisinin ikisi arasındaki farkı hissetmek isterdim. Evet. Hiç drift yarışına katıldın mı? Yok. Sana soru. Hayır. Driftle çok aram yok ama aracı bilerek olmasa bile yanlışlıkla kaydırıp sonra tutturabilirim. Sorun değil. <laughs> bu arada evet. Erdem Akyol 18 pardon. Evet. evet 18 değil, 19 olması lazım onun. 19 Chiefs 3 yapan net yaptı. Net yapmış. Evet, benim race control'üm 19 3 diyor. Hata... İnanılmaz evet. bir şey sevgili seçler. Ne dimme Jason birbirine girdi ya sonra. Evet, gerçekten öyle oldu. iRacing e Akademide büyük kavga. Bir, 1 19 19 net. 19101 19489 19518 şu anki ilk 4 ve senin de söylediğin gibi Melih Ahmet ve Mertcan arasındaki zaman farkı gerçekten çok az. Keza bununla beraber. Evet bu da oyunun bir bug'ı görüyorsunuz. Aslında 18 ile 19 arasında 0.1 saniye farkı yok. <gülüyor> 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 Neyse işin komiği. Yine Nedim'in karıştırdığı ortalıkta gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. 109 net yaptı Erdem Akyol. Onda bir saniye Semih Çelik'i geçti. Melih Çakmaklı yarım saniye geride Ahmet Demircan ve Mertcan Solak bu üçlü yüzde dört saniye içerisinde bitirdiler gerçekten de. Batuhan valla açıkçası yarış yapacak kadar belki kondisyonum yok şu anda ama muhtemelen en az bir 3-5 tur atacak kadar kondisyonum olur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sana haber gelsin sen bir hafta o kondisyonu Sinan Oğuzhan Başkurt e Ofisimiz özel ders veriyoruz bu arada. O konuda bilgi edinmek istersen lütfen bize Instagram üzerinden DM'den ulaş derim. Evet, klasman şu anda ekranlarınızda. Şimdi 10 dakikalık bir ısınma turumuz var. Evet, o esnada da bol bol sohbet ederiz. Aslında bol bol kadar so ısınmışlardı ya, çok atlama evet. yaptılar. <laughs> Nedim abi zor ha çok iyi Halil Bayoğlu soruyor Nedim abi zorla tutu tutuyorlar seni orada haber etti işaret ver diyorlar <laughs> bir yağmur yağdır işaret olsun mu gelip seni kurtarsınlar bizden. <laughs> bu arada ekranda şimdi gördüğümüz pist tamamen aslında sonra yapma pist her şey bariyerlerle her şey hiçbir şey kalıcı değil bütün bariyerler bütün standlar bütün pit içerisindeki her şey garajlar şusu busu her şey ama her şey burada e, taşınabilir. E, Berlin Tempelhof. Tarihi evet. bir havaalanı. Evet havalimanının içerisinde olmuş. ki boş alanda kurulan 2.27'lik 10 virajlık bir pist. Şu anda yapılan tur zamanları bakıldığı zaman 25 dakika içerisinde 20 veya 21 tur atmanı bekliyoruz. Tabi bu aslında bu antrenman seansı veya bu warm-up seansı sürüleceği için şu anlamda iyi yarış tempolarını çalışıyorlar. Çünkü yarış temposu ile sıralama temposu arasında nereye baksanız en az 1.5-2 saniye olacak. O Birazdan görüyor olacağız. O anlamda zaten bu sıralama, ısınma turları e, seansı sürücüler için gayet önemli. Ne zaman işte ayaklarını erken gazdan çekip batarya tüketimini e, yönetme, yani batarya tüketim yönetimini nasıl yapacaklar? Hepsini şu anda deniyor olacaklar. Evet chat sorular gelsin. Bu akşam uzun. Sorular gelsin gibi bir şarkı olaymış keşke. <laughs> evet, şu anda ısınma turları başladı. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler 10 dakika sürecek. Ee, toplamda bu akşam 13 yarışmacımız var. Şu anda mı? Aynen, geldi. yok. Bu, bu akşam e eksiyiz maalesef. Ama yine de bu 13 yarışmacıyla güzel bir yarış seyredeceğiz inşallah. Evet, F1 2021 ligi var mı diye sana bir soru var. Vallahi şu anda F1'e pek bulaşmadık. Açıkçası bulaşır mıyız da bu saatten sonra? Bilmiyoruz. Ülkemizde zaten Formula 1 ligi yapan birçok komünite, birçok topluluk Doğru. var. E, açıkçası hani ee, bu kadar Formula 1 organizasyonu yapan e, insanlar varken biz açıkçası pek oraları yapmayı düşünmedik. Daha işte farklı işte Formula E olsun, e, işte binek otomobil olsun, GT olsun daha çok o tür e, şampiyonları yapıyoruz, organize ediyoruz. Erdem, Semih ve Melih'in e, şu anda ilk üçte olduğunu e, görüyoruz zaten e, asla sıralama turlarında bu üçün e, bu pilotların e, en önde olduğunu izledik az önce. Hüsnü Güven, Reha Bey ve e, Levent Mutlu Pitt'te. Rıdvan İpekçioğlu yine pitte olan bir başka isim. Bu akşam Poli kim olur Formula 1'de. Yani Hamilton'ın 5 sıra geri düşme cezası var bildiğiniz gibi zaten bekleniyordu o birkaç yarışır. Ben de söylüyordum bir yerde ceza geleceğini. Belki Meksika'da geride kalsaydı doğrudan o cezayı alabilirlerdi ama sıralama turunu önde bitirince almadılar. Dolayısıyla yani Verstappen e, muhtemelen en favori isim olacak sıralama turlarına doğru giderken. Şimdi sizce Red Bull bu seneki başarısını seneye taşıyabilecek mi? Bu sene üstünde çok düştüler. Valla şimdi açıkçası 2022 çok farklı bir sayfa. Çok farklı bir artık kitap diyelim. Neyse yani. Bambaşka bir başlık. Bambaşka başlangıç. bir başlık. Çünkü arabalar tamamen değişiyor. Yepyeni bir arabalar içerisinde. Daha büyük, daha ağır arabalar. Aerodinamik yapısı farklı. Mekanik yapısı farklı. Lastikler farklı. Ee, ve yani düşündüğü zaman e, çok zaten hakiki data yok. Tamamen yapılan testler, yapılan ARGE hepsi simülasyon. Ve ekran üzerinde eee gerçek arabaları daha olmadığı için ki muhtemelen zaten ocak sonu veya şubat başı göreceğiz onları. kimin ne ne aşamada olduğunu söylemek çok zor. Ha bazı takımlar özellikle has özellikle has demek zorundayım çünkü has bunu en baştan söylüyor. Biz 2021 için hiçbir zaman kompetitif e, olacağımızı söylemiyoruz çünkü tamamen bütün çalışmalarımızı veya bütün birikimimizi şu anda 2022 aracı için e, hani kullanıyoruz. O anlamda çalışmalarımız var. Ha tabii ki arka planda işte Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Toro Rosso gibi bütün diğer takımlar da aynı şey yapıyorlar ama e, kim daha erken veya kim daha açıkçası çok yatırım yapıyor bu konuda? Benim şu aslanım, çok bilgim yok. Vallahi herkes 2022'yi hedefliyor aslında. Evet. Yani herkes bu sene daha iyi işler yapmayı hedefliyor. Hı hı. O e, sene başı iyi çok e, zaten beni gerçekten etkiliyor yani. Hı hı. Herkes geçen sene hatalardan ders aldık, otomobilin zayıf yönlerini geliştirdik. Bu sene evet. harika bir yıl olacak, yıl olacak diye başlıyor. Birisi gene 10. olacak yani. Şimdi bunu söyleyenlerden bir <laughs> takım 10. olacak. Bir tanesi 9. olacak herkes için tuttuğumuz tabii ki mümkün değil ama gerçekten seneye bambaşka bir çağ başlıyor. Yer etkisine dönüyoruz 80'li yıllardan sonra evet. ilk defa. Formula 1'de o çok, gerçekten çok farklı bir konsept olacak. Bir yandan da bu yıl tabii özellikle üç büyük takım, Mercedes, Red Bull ve Ferrari küçülmek zorunda kaldı. Hem insan sayısı, insan kaynağı hem de bütçe açısından. Diğerlerinden de küçük olanlar da büyümeye çalışıyor bütçe olarak. Seneye 140 milyon dolarlık bir bütçe var. ...bütçe limiti var otomobil gelişimiyle ilgili. Mesela Alfa Romeo gelecek sene e, ilk defa bu bütçe limitine yaklaşacaklarını duyurdular. E, bu civarda bir parayı bulacaklarını e, duyurdular. Onun için de hani gittikçe e, daha çok para harcayan değil... ...daha zekice hamleler yapan, daha akıllı e, davranan... ...verimliliği yakalayan otomobil gelişimi için... ...doğru parayı doğru yere harcayanların öne çıkacağı bir dönem başlayacak diye umuyoruz. Kesinlikle. bu arada güzel bir soru gelmiş. İleride başka o Formula E ligi olacak mı diye bir soru sormuş d 4 E niyetimiz tabi bu şampiyonayı aynısını yapmak, ABB Türkiye ile beraber yapmak. Eğer ki ABB Türkiye ile yine böyle bir çalışma yapabilirsek kesinlikle şahsen biz e, açıkçası İlesin Akademi olarak yine bir ABB Formula E şampiyonası düzenlemek isteriz. E, zaten o gün e, geldiği zaman hem katılmak için gerekenleri hem de e, şampiyona hazırlamak için hazırlanmak için gerekenlerin hepsinin duruyor olacağız. Evet, bir yandan tabi, özellikle elemelerden itibaren e, yarışçı anlamında e, bu yaptığımız e, lig gerçekten iyi ilgi çekti. 120'den fazla toplamda insan elemelere katıldı. Sonrasında biliyorsunuz en hızlı 24 sürücüyü e, aldık. Güzel bir drift gösterisi vardı burada. Drifti sana <laughs> sordular ama burada birisi drift yaptı, <laughs> kim olduğunu göremedim. E, onun için de hani bu ilginin, tabi bu ilk iyiydi. Ee, tekrar düzenlenirse daha da fazla artacağını bekliyoruz. Ee, biz de bir sürü şey aslında burada deneyip görmüş olduk. Ee, hani neyi ne kadar yaptığımızı neyi daha iyi yapacağımızı bir yandan da işte bu haftalar boyunca not etmiş olduk. Onun için e, tekrar düzenlenirse ben daha da fazla ses getirecek bir şey imza atacağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Bu arada driftleri görüyorduk. Şimdi diyorsunuz, düşünüyorsunuz acaba driftlerde ne oluyor? Arkadaşlar bu araçların kullandığı lastikler aslında yol lastiği. Üstünde 18 inç Michelin Pilot Sport tüm hava koşullarına uygun dişli lensikler var. Ee, yani yağmur da yağsa, kar da yağsa hortum da gelse lastikler değişmiyor hep aynı lastikler ve tabii ki yol lastiği olduğu için e, asfalt üstünde slick lastikteki gördüğümüz tutunma yok ve daha çok kayan, süzülen bir araba mevcut. Bununla beraber tabii aracın üstündeki downforce etkisi de veya kanadın getirdiği ekstra yere basma kuvveti de bir Formula 1 gibi kıyaslanmadığı için kıyaslanamayacak durumda olduğu için yine tabii tutunma daha az ve genel olarak zaten kayan bir araba görüyoruz ekranlarda. Evet bu arada hortum deyip Nedim'in aklına niye hortumu getiriyorsun onu da biliyorum, <laughs> Onu da yapabiliyor mu bilmiyorum yapar belki. Evet. Madem yağmur yok, hortum istiyoruz Nedim Bey. <laughs> evet bir yandan da tur zamanlarına bakıyorum. Şimdi Erdem Akyol şu anda 1.10.985'te en hızlı tur atmış şeyde warm-up'ta ısınma turlarında. Bir yandan da turlarına bakıyorum. Galiba tempo şöyle bir şey olacak. Tempo 1.11 e, düşük. 1.10 yüksek. Yani 1.19, 1.11, 2 arasında bir yarış temposu göreceğiz diye düşünüyorum. O da zaten şu anda sırama turlarından 2 saniye yavaş. Evet. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sırama turlarını pilotlar gerçekten bu e, yarış temposunu e, denemek için iyi kullanıyorlar. Az önce 1.09 Sıfır 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 görmüştük. Evet aynen. Şu anda en hızlı sırama turu zamanından yaklaşık 2 saniye yavaşız. Ki zaten yarış boyunca da bu farkı göreceğiz. Bu farkın neden olduğunu düşünüyor diye soracaksınız eminim ki. O da arkadaşlar batarya tüketim yönetimini yapabilmek için. Bir nevi sürdürülebilir olmak için değil mi? Evet. <laughs> en sevdiğimiz kelime ABB ile Formula E şampiyonası sürdürülebilir bir gelecek... Ee, bana pas atarsan devam ederim abi. Hey. <laughs> evet. Ee, abi biliyorsunuz mühendislik alanındaki ustalığın deneyimini, teknolojisini e, gezegenimizin ve tüm insanların karşı karşıya kaldığı zorlukları çözmek için e, çocuklarımıza gerçekten daha iyi bir gelecek bırakmak için sürülebilir bir dünyayı yakalamak için, kalkınmayı yakalamak için ortaya koy koyuyor. E, o bağlanma da Boemi de bahsetti gerçekten. Hani konunun canlı tanığı aslında hatta şampiyon tanığı. Son yıllarda Formula E'nin geliştirdiği teknolojiler elektrikli araçların e, gelişimini çok hızlandırdı. E, bir araştırma okudum 2030'da dünyadaki bütün e, otomobillerin 8'inin en az elektrikli olması bekleniyor. Evet. Büyük Bu bırakın. da yani büyük yüz, 150 milyona yakın elektrikli araç demek aslında. Evet. Çok, çok büyük bir rakam. Düşündüğün zaman. Gittikçe müthiş bir elektrikli araçların hayatımızdaki yeri, önemi, sayısı çok daha fazla artacak. Onun biri İstanbul'da olsa fena olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o, açı, o, açıdan da e, hani gerçek attık ki ABB Formula şampiyonasının e, hani aslında bir yarış serisi olarak başlayan ama sonrasında da mobiliteye, otomobil dünyasına e, çok büyük bir katkı yapan bir dünya şampiyonası dönüşme hikayesinde 6-7 senede takip ettik. Önümüzdeki yıllarda da bu gelişim daha da artarak sürecek gibi duruyor. Isınma turları da bitti. Galiba artık geriye ilk yarışımız kaldı ee, bu seri için. Şu anda gördüğümüz kadarıyla. Evet şimdi birazdan zaten yarışımız başlıyor olacak. Yaklaşık son 15 saniye sürücülerde grid'e yerleşmeye başladılar. Evet Bonnie Bon temalı araçlarımızın <laughs> gridde yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Evet Zepaz son, selam son 3 saniye son 3 saniye ışıklar birazdan sönecek. Ve yarış başladı. Erdem, Semih, Melih ve Ahmet'le beraber ileriye doğru atıldığı sürücülerimiz ve bu geceki ilk yarışa başlamış olduk. Jason briefingde buradaydım ben. Pilotları özellikle uyardı ilk virajda temiz girin diye. Ondan sonra ceza kesiyorum demeyin dedi e, ee, nispeten bu uyarının ardından daha temiz bir ilk viraj girişi gördük. Ee, bir yandan da ben kendi ekranlarımda arkada olan bitenlere bakmaya çalışıyorum. Kimse bir yaramazlık yapıyor mu? Melih Semih geçti. Ee, Erdem'in liderliği var. Melih ve Semih şu anda ikincilik için çekişiyorlar. Derken şu anda Semih içeriden atak yapıyor Melih'e. Melih çok güzel kaldı dışarıda. Bakalım. Tabii burada genişlik çok fazla farklı çizgileri de görebiliyoruz. Aynen. Evet görüyorsunuz batarya yüzlerimiz şu anda ekranda. Hemen ilk tur itibariyle yavaş yavaş azalmaya başladılar. Biz de bataryaları her 5 dakika hatırlatıyor olacağız zaten. nedirmen isteyeceğiz. Şimdi evet aradaki farklara bakalım. Melih'in Semih'i geçmesi şampiyonu açısından çok önemli olabilir. Olabilir de tabii daha yarışın başındayız ama e, şu anda Erdem Lider e, hani bu yarışı kazanırsa puan farkını kapatabilir ama araya ekstra birisinin girmesi tabii işi çok farklı boyuta getirir. Öte yandan 13 puan fark var şu anda. Belki de finale e, kazananın şampiyon olacağı bir yarışa gidebiliriz bu gece. Müthiş olur evet, gerçekten. bu arada he? bir yandan da Ahmet Hüsnü ve arkalarından gelen Mertcan Solağan müthiş çekim müthiş çekimi izliyoruz. E, şimdi Reha Aybel onlara dahil oldu. Ee, küçük küçük temaslar artık bunları biz göz yumuyoruz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle ilk turda biraz daha serbest bırakmakta fayda var dostlar. Evet. Reha Aybey acaba dışarıdan daha geç bir fenerle insanları geçer mi diye düşünmüştüm ki öyle yapmaya çalıştı. İşte yeri gelince Batarya'yı koruyacaksın. Yani tüketimi azaltacaksın. Atak yapmak isterken de biraz sıkacaksın dişini ve harcayacaksın. Evet, Bu abi. iş tamamen strateji işi aslında baktığın zaman. Mertcan Solak Ahmet'ten sonra şu anda ekranda 6. olarak gidiyor. Çok yakın bir grup var burada. Mertcan'ın ardında Reha, Levent ve Rıdvan. Sonrasında Demir. Yine öndeki grupta çok iyi. Hüsnü, Ahmet, Mertcan, Reha. Bir içerisindeler. Evet gerçekten baktığınız zaman Hüsnü, Ahmet, Mertcan, Reha, Levent, Mutlu. Şu anda aslında hepsi bir nevi iki saniye içerisinde 5 araba var gibi. Evet Ahmet Demircan şu anda Mertcan sola içeriden küçük temaslarıyla Çok rah rahatsız şimdi. edilmeye çalışıyor. Ama her şey karşılıklı. Oo, oo, oh. Evet evet. Evet burada. Bur buraya senin bakman gerekecek. Evet bu şu anda pozisyon değişikliği olmadığı için ve herkes yarışa devam edebildiği için şimdilik bakmayacağım. Wow. Bugün Jason hoşgörülü gününde. <laughs> evet. Sıfırcı hoca Jason. Bugün daha normalde bir pozisyon değişikliği veya hamle içerisinde bir, işte. birden bire birinden birine bir sürücüye bir şey oluyorsa e, olumsuz bir şey oluyorsa tabi bakılması gereken bir konu derken Mertcan bu arada güzel bir driftle e, ekranlardaydı. Halen Ahmet Demircan'ı bayağı agresif bir şekilde takip ediyor diyebiliriz. Evet bu arada Ümit Yiğitler, Rıdvan İpekçioğlu atak modlarını açtılar. Evet. Gecenin ilk atak modu denemesi geldi. Onunla da ilgili bir uyarı ne oldu? Çünkü değişik bir yerde atak modu değil mi? Evet atak mod aslında atak, alanı atak zonu işte atak modu yani işte 250 kW'lık gücü bir dakika boyunca aktif edebilmek için bir kulvardan geçmeniz gerekiyor. Onun adı atak zon. Atak zonu da açıkçası pistin üstünde e, 6. virajın çık şey tarafın dış tarafında olduğu için insanlar pek bazen kaşırıyorlar. Niye kaçırıyorlar? Çünkü e, yanıltıyor. E, pistin üstünde olan bir şey. Ama dışarı, uu, bu arada, bu arada Rıdvan İpekçioğlu, Emre Arıkan'la bir, pardon Emre Arıkan' bir temas yaşadı Rıdvan İpekçioğlundan. E, bakalım daha sonra bir tema, bir e, şikayet gelecek mi? Acaba burada e, Emre Arıkan, pardon Rıdvan İpekçioğlu acaba yorum verecek? Bilemiyorum. Neyse öndeki çekişmeye tekrar dönelim. Hüsnü güven ile. Eh, Ahmet Demir Ajans'ınki farkı çok az gözüküyor her zamanki gibi. Yine bu 4, 5, 6, 7 çekişmesi aslında düşünürsen dördüncü 4. çekişmesi. Ama 7. kadar uzuyor. Erdem Semih ile farkı bir buçuk taneye çıkardı. Ee, biz bu gruba bakarken Melih Çakmaklı 3. sırada Hüsnü Güven Atak modunda son 30 saniyede. ilk 5 dakikayı da geride bıraktık. Bataryalara bakabiliriz aslında. 25 dakika her zaman olduğu gibi yarışımız veya 5 te biri bitti. Şu anda aşağı yukarı herkes makul bir seviyede gidiyor. Rıdvan İpekçioğlu biraz geride 74 ile. Onun biraz gezinmesi gerekecek ayağını gazdan çekerek. Evet burada tabii en büyük çekişme aslında Erdem ile Semi arasında. Çünkü Erdem ile Semi arasındaki 13 puan fark eğer ki bu yarışta ee, bu pozisyonda biterse ve Erdem şu anda po şey en hızlı tura sahip böyle devam ederse aralarındaki puan farkı 13'ten 6'ya inecek değil mi? Aralarında 7 puan yani 25-18 evet, oluyor. evet, Hatta en hızlı tur da Erdem'de artı... E... pol pozisyonu Semih'te. O bir puanlar birbirine egal etti zaten. Semih pol pozisyonu aldı. Peki. Semih, evet. Semih pol pozisyonu aldı. Eğer Fastest Lap yarışın en hızlı tur zamanında Erdem olursa o bir puanlar birbirine egal edecekler. 25'e 18 oluyor. Aralarındaki puan farkı 16, 13'ten 6'ya inmiş olacak. Ee, evet 6'ya inmiş olacak doğru diyorum. Bir anlamda matematik yapabiliyor muyum diye kendi kendime sorguladım o esnada. <laughs> motosiklet yarışları da yapılır mı? Neden destek çıkılmıyor? Hep araba. Yani açıkçası e, genel olarak motosiklet simülasyonu çok az. Özellikle yarış yar, motosiklet yarış simülasyonları. E, e, o yüzden hani tabii orada çok bir destek olmadığı için orada çok bir yatırım olmadığı için biz de Maalesef hep araba yapıyoruz. Evet en dur puanı Erdem Akyol'da şu anda. 11992 ile Erdem başından böyle yarışta lider götürüyor. Evet iyi bir start aldı. Hatta Semih aslında kötü bir start aldı düşündüğün zaman. Çünkü Mel Melih Çakmak da onu bir kısa bir süre geçmişti. Daha sonrasında e, Semih yine 6. viraja gelirken bir atak yaptı. Ve yine e, ikinci 2. pozisyonu geri aldı. Şimdi tabii ki gerçek çekişme şampiyonluk çekişmesi Erdem ile Semih arasında bir yandan da Hüsnü ile Mertcan arasındaki çekişmeyi şu anda ekranda görüyoruz. İkisi de çok çok tecrübeli sim pilotları İkisi de daha çok iRacing platformuna aşina olsalar bile ve iRacing'de de birbirlerine karşı çok yarışmış olsalar da Formula E'de ABB Formula E Türkiye İşler Şampiyonası'nda R-Faktör 2'de de yine beraber yarışıyorlar ve aynı şekilde kıyasiye bir şekilde yarışıyorlar. Evet. Doğru diyorsun. Ben alıştım. Ben şimdi şimdi Poli bana bunu sesi sorabilirdin ya. <laughs> poli Erdem aldı arkadaşlar. Semih almadı. <laughs> bir anda şeye gitti. Poli pozisyonu puanı veriyordum. O yüzden pardon, pardon, pardon. Evet. Jason'la beraber matematiğin temellerine geri dönmüş olduk evet. Ilgili sevgili izleyiciler. İşte ABB ile sürdürülebilir bir şampiyonada hesaplamayı evet. yapmakta önemli. Evet Ata ilk 4 şu anda atak modunu aldı. Reha Ayberi ikinci atak modunu aldı. Onu da en azından diskalifiye olmamak için, otomatikman diskalifiye olmaması için bir atak modu da alması lazım. Ki aslında herkesin 3 atak modu alması lazım bu 25 dakikalık yarış boyunca. Erdem, Semih ve Melih şu anda ilk 3'te. Ee, Erdem yarışa Pol'den de başladı. Bu arada Semih şimdi senin dediğin oldu. En azı tur puanını alacak şekilde bir tur attı. 1 0 9 470 ile. Evet. Ama her durumda e, şu an 13 puanlık fark yarış böyle biterse 6'ya inecek. Evet. Söylediğin gibi. Orjinal matematik yöndü. <laughs> Şimdi geçen yarıştaki Verstappen'in Formula 1'de işte en evet, puan evet, almaya evet. çalıştı ya Bottas. Gerçekten evet. Erdem ve Semih'in birbirinden çalabileceği bir puan çok kritik. Hı. Hı hı. Çünkü ikisi arasında gidip geliyor zaten şu anda en tur puanı. Şimdi bakın şöyle bir şöyle bir durum da söz konusu. Yani Şimdi... Erdem şu anda bir şekilde lider götürüyor yarışı. Evet. En turu da alırsa bir anda son yarışa ee, çok daha yakın gidecek. 4 yani, puan farklı gidecek. Bu arada arka arkaya atak modları aktif oluyor. Erdem ve Semi 3. atak modlarını aldılar ve erkenden bütün at atak modlarını kullandılar. Şimdi evet, şöyle, biraz erken oldu hakikaten. Şöyle bir şey var. E, eminim ki Semih zaten, Erdem zaten ekranında e, en azı tur zamanının kendisine ait olmadığını görecektir. Şimdi belki bir tur az yakıp tekrar bir tur zorlayıp yapmayı deneyebilir. Veyahut bu farkı koruyup en azından ben birinci olayım da değerli puanlar alayım diyebilir. Şu an atak modunu da kullandıkları için bakalım nasıl sektör dereceleri gelecek. Evet. Dördün hepsi atak modunda. Hüsnü Güven de onlara katıldı. Hatta şu anda 1 2 3 4 5 kişi hariç 8 pilotumuz eee elektriklendi. ABB <laughs> Türkiye ile. Evet, hashtag'imiz hashtag zaten şampiyonus elektriklenmiş evet, oldular. hashtag'imiz zaten elektriklen ABB Türkiye'nin bize eee sunduğu, bizde önerdiği ve bu sloganla yürümek istediği. Bana çok iyi elektrik vermiş evet, oldu biz. Evet, tam, tam benlik yani. Evet, bir yandan da çok güzel bir çekişme var Rıdvan'ın Önter önünde. Evet. Demir ve Levent arasında çok güzel bir çekişme görüyoruz. Tam en aslında en güzel kameradan şu anda hepsini izliyoruz. Yaşlı Kurt Levent ile Demir Güler arasında güzel bir çekişme görüyoruz şu anda ilk 3-4 viraj içerisinde. Up, up, orada evet. Orada Demir Güler biraz yaramazlık yaptı aslında. Biraz böyle dirseklerini çıkartarak force ederek kendisini pozisyonunu aldı. Ee, bazen bu, bu tür hareketlere göz yumuyoruz. Bu derken evet arka tarafta yine Erdem sanıyorsam pardon Levent bir e, temasa karıştı. Evet. Emre ile. Emre Arıkan'la. Peki. Evet. Ön taraftaki fark hala 2.3 saniye. Erdem biraz nefes alacak durumda gibi gözüküyor. E, şu anda lider sürdürdüğü yarışa yaklaşık 13 14 dakika kaldı. Melih Çakmaktır rahat bir, nispeten rahat bir şekilde 3. şu anda. Ee, Ahmet Demircan, Mertcan Solak ile arasındaki fark açılmış bu arada. 3.8 saniye. Mertcan ile Hüsnü arasındaki fark az. Hüsnü ile Reha muhtemelen şu anda en iyi çekişme içerisinde. Ee, bu arada Meli Çakmak'la Ahmet Demircan da 3. Üç, atak modlarını şu anda kullanıyorlar. Ve onlar da 3 atak modlarını, en azından haklarını doldurmuş olup otomatikman diskalifiye olmayacaklar. Evet, Erdem, Semih, Melih, Ahmet, Demircan ve Mertcan, Solak. Ee, şu anda ilk 5'te gidiyor. çok ilginç bir karşılaştırma çıktı karşıma tam elektrikli araçlardan ABB'den şarj e, aslında istasyonlarına bahsetmişken ki ABB'nin de dünya çapında 400 binden fazla şarj istasyonu sattığını bugüne kadar e, dile getirmek lazım. E, BMW i3 için konuşuyorum. E, şu anda 35 dakikadan kısa bir süre içerisinde %90'lık batarya dolumu mu e, bunu yazan bir İngiliz gazeteci öyle söyleyeyim. %90 bataryayı 23 pound'a doldurmuş hı hı. 35 dakikadan kısa bir sürede ee, bu arada kahve içmiş ve bir sandviç yemiş ee, aynı otomobil yani bu otomobile benzer bir depoyu doldursaydım diyor 45 litre ee, 74 pound'a gelecekti diyor. Evet bir yandan da Levent mutlu bir pozisyona karıştı. Ben de şahsen onu aslında izlemek istiyorum. Acaba nasıl bir e, pozisyona <laughs> karıştı kendisi? Halil Bayoğlu, Sayan abinin ismini okudu. Yerleri kaydettim. Sınıf erkek grubuna hava atıyorum. Abi sen hava atacaksan ben 5 kere daha söyleyeyim. Halil Bayoğlu, Halil Bayoğlu, Halil Bayoğlu, Halil Bayoğlu ve Halil Bayoğlu. İşte evet. bak 5 kere oldu. <laughs> i̇şte Sürdürülebilir bir hava atmanın yolunda az önce görmüş oldunuz. ABB ile <laughs> Formula Türkiye Dijital Şampiyonası'nda Halil Bayoğlu devamlı hava atabilecek. ABB sayesinde. Jason şu anda en son e, teması izliyor. Kimlerin arasındaydı bu temas? Le Levent'in kabahati burası. Levent kendisi bir temas yapıyor öndeki araçla ve kendisi aracın dengesini bozuyor ve spin atıyor. Devam. <laughs> Oyna devam dedi. Aynen. <laughs> ne <Nedim> devam? <laughs> Enter. Yalnız iyi drift et. Evet iyi güzel drift et. Evet bir yandan da kafamı kaldırın. Reha Aybe ile Hüsnü arasındaki çekişmeye şu anda ekranlarda görüyoruz. Onlar da gerçekten kıyasıya bir mücadele içerisindeler. Semih şu anda 1.3 saniye Erdem'in ardında. Öndeki ikili yine hani 1-2 olmaya doğru gidiyorlar. Çoğunlukla zaten o ikisini değil mi? Yarış kazanırken evet. gördük. İkisi hakikaten farklı bir ligdelerdi. Bütün şampiyona boyunca. Ahmet yer yer onlara ayak uydurmaya çalıştı. Ee, ama Erdem ve Semih e, hak, yani diğer sürücüleri kıyaslandığı zaman e, farklı bir e, boyuttalardı her daim önde gittiler. Her daim e, işte pole pozisyonunu veya yarışın en hızlı tur zamanlarını yaptılar. Ve baktığın zaman da son yani bütün yarışların zaten kazanları onlar. Evet 10 dakika kaldı. Yarışın %60'ını geride bıraktık. Bataryalara şimdi bakabiliriz. Erdem ve Semih'in farkı 1.1 saniye. Melih Çakmaklı rahat. 3. sırada gidiyor. Ahmet ve Mertcan. Genelde gördüğümüz ilk 5 şu anda ilk 5'i e, kapatmış vaziyette. At. Evet herkes şu anda nispeten e, en azından batarya tüketimini iyi yapıyor gibi görebiliriz. Bir tek Rıdvan İpekçoğlu burada biraz sıkıntılı. O da bu tempo ile gitmeye devam ederse e, yanlış hesaplamıyorsam herhalde 4 dakika kala 3 dakika kala yarışı bitiremeyecek durumda kalacak. Göreceğiz. Evet Erdem Akyol'la Semih Çelik arasında gerçekten kıyasevi mücadele var. Hem aralarındaki fark olsun hem de benzer batarya tüketimleri anlamında olsun. Valla e, bu iki pilotun acaba yurt dışındaki yarışmalarda ne yapabileceğini çok merak ederdim. Can Çakan sormuş. Tahmininizi alalım mı kim şampiyon olur? Jason abi, Nedim abi, Serhan abi. Nedim'e sorarsak onu söyledi adamın şampiyon yapma ihtimali var. <laughs> yani o perde arkasında... Bizim görmediğimiz gizli karanlık bir odada çalışıyor Nedim sevgili seyirciler. Orada neler dönüyor bilmiyoruz. Şeyi biliyorsun Formula 1 pistinde de <laughs> Börn'ü zamanında zaman tutucuların olduğu yere kimse giremiyordu. Hatta üst kata bile çıkarmıyorlardı kimseyi. Evet. Yani orada ne oldu ne bitti kimse bilmiyordu. Vay. Tabii. Herkes... 97 Avrupa Grand Prix'si izleyenler vardır işte. Son yarış, Oo. final, şunlar, bilmiyorum, Üçü de binde bir saniyeye kadar bir saniye. aynı zamanı yaptı. Tarihte ilk ve tek. O zaman herkes dedi Burnu oynadığı zamanlarla <laughs> finale giderken e, böyle bir klasman olur mu diye ondan dolayı Nedim'e sormayalım biz çünkü Nedim ne yapacağı belli olmaz yani İstediği adamı şampiyon yapabilir. <laughs> bir anda Semih Çelik aniden sunucudan düşebilir mesela ve Erdem'e şampiyonluk gidebilir. Bu arada tabii şimdi şampiyon kim olacak diye bir soru gelmişti. Düşünüldüğü zaman e, <laughs> aralarında eğer bu halle biterse aradaki puan farkı 6 olacak ve her şey aslında son yarışa kalmış olacak. E, son yarışta da yine Erdem bir e, ve semih 2. gelirse bu demektir ki son anda şampiyon olabilir. Semih. Şu an şampiyon olabilir ama eğer ki öyle bir durumda da e, nasıl desem öyle bir durum olursa da. Semin hem Paul'den başlaması lazım hem de Fences alması lazım ki benzer puanda olsunlar. Wow. Benzer puanda oldukları zaman da ondan sonra ben demektir ki bakacağım kimin daha çok e, birbirinden üstün bitirmişliği var. Yani kim hmm. önce daha çok birinci oldu, evet. kim daha çok ikinci oldu ondan sonra tabii kim Hayır, kim, Hepsi eşitse. E, hepsi, eşit, hepsi eşitse sıralamalara bakacağız. O da eşitse Semih'i şey çağıracağız Nedim <laughs> odaya kapanca onlarla. Ondan sonra Fences Lep'lere bakacağız. <laughs> bir şekilde eşitliği bozmanın yolu bulunur. Bulunur bulunur. O piti piti yaparız en kötü ihtimalle. veya zar. Evet. O yazı turayı da Nedim atar ve konuyu bağlamış olur. <laughs> Herkese geçmiş olsun. <laughs> Jason abi modern F1 araçlarının en sevdiğin hangisi? Normalde herkes en hızlısını sever. Vallahi şahsen ben de açıkçası eğer ki bana fırsat verirse Jason istediğin arabayı kullan, istediğin F1 arabasını kullan, istediğin takımla bir test sürüşü yap dese muhtemelen Mercedes veya Red Bull olur diyelim. Evet ama şöyle dersin tabi ABB Formula olmadığı bir günde geleyim. Derdim, Aynen kesinlikle. <laughs> ee, kesinlikle bir e-racing akademi yarışı olması lazım. Kesinlikle ABB ile yapılan bir yarışma olması lazım. O zaman eğer size de sizin için de uygunsa o zaman gelin güzel bir diyorsun. test yapalım kesinlikle. Sim yarışlarının dünyadaki herkes için diyorum. Simülasyon direkt temasla dikkat etmiyorlar. Paymanın konusunda olsunlar. pre -docter. aslında dediğin nispeten doğru tabi gerçekçilik korkusu olmadığı için temaslar daha fazla gözü karartmak ve dişleri uzatmak biraz daha kolay. Simle'sinde doğrusun. Doğru diyorsun haklısın Tabi bazı simülasyon oyunlarında temas yapıldığı zaman hasar daha yüksek oluyor. Tabii o sebepten dolayı temastan uzak durmak gerekiyor. Ama maalesef aslında maalesef demek istemiyorum ama şöyle bir durum var. Bu şampiyon içerisindeki araçlar normalden biraz daha sağlam. Onun da sebebi şu. E, biliyorsunuz işte tabelerde de görüyorsunuz sağ Aksere şampiyonası vardı. Resmi Formula E dijital şampiyonası. Tabi o araçlar kullanıldığı için veya bu araçlar kullanıldığı için o şampiyonada dağılan, kırılan, ezilen, büzülen, kötü gözüken bir araç olmasın dediler. Ve yapılan hasarların aslında görsel olarak bize yansımamasını bir nevi istedikleri için aslında arka tarafta hasar var ama bize görsel olarak yansımıyor. Ha tabi bu arada çok kötü bir kaza olursa lastik kopuyor eyvallah ama en azından şu küçük temaslarda biz görsel olarak herhangi bir hasar görmüyoruz ama fiziksel olarak aracın üstünde bir hasar söz konusu. Evet bu arada son 5 dakika hemen acaba yüzde kaç 20'lerde batar? Evet 22 21 civarında bataryalar söz konusu. Yine Rıdvan İpekçioğlu muhtemelen son 1 veya iki turu bitiremeyecek bu öyle giderse. Ee, bakalım. Yani burada fazla ekonomik olan arkadaşlar var mı diye düşünüyorum. Yok herkes nispeten iyi bir tüketim içerisinde ee, kıyasıya mücadelesini yapıyor. Arda Yavaş sormuş. Giovanni <laughs> Alfa da kalır mı haftaya açıklanacakmış bir görsel yansıdı. Çin'de bir Alfa Romeo bayisinde Guan için e, tebrik ederiz. Çin'in ilk Formula 1 evet. olduğu diye. E, zaten açıklamanın bu kadar geçe bırakılması Giovinazzi'nin devam etmeyeceğini gösteriyor bana göre. Ben yani yaz arasından sonra belli oldu ki gerçekten devam edecek bir performans da ortaya koyamadı İtalyan pilot. Çünkü 3. yılını bitiriyor. Evet. Hani 1, 2 ve 3 defa bir yıllık kontratlarda şans verildi. Eee Biraz takıma da arası bozuldu. Türkiye Grand Prix'si e takım emri dinlemedi, Rayukoyan'a yol vermedi. Yani Ferrari'de geçen hafta Sainz ve Löklerin yaptığını yapmadılar. Ee, daha doğrusu Jovianazzi yapmadı, Rayukoyan'a yol vermedi. Ee, Meksika'da takım onu erken pit alarak biraz katletti açıkçası. Çünkü 7. sıradaydı, 6'ya kadar çıkmıştı iyi starttan sonra. Ee, çok tersizden de ağır eleştirdi yani berbat bir stratejiyle işte bu hale düştük falan diye. Yani belli ki onun oradaki günleri sayılı, o sayede de bu kadar rahat atı tutabiliyor takım hakkında. Muhtemelen e, Formula bir tane ilk Çinli sürücüsü Jiao'yu e, gelecek sene izliyor olacağız. Bu arada ilk Çinli pilot demişler ama sanki ben zamanla yarıştığım Hoping Tung vardı, o da e... ama şey yani yarış, pilotluğu evet, yarış. Yapmadı, yarışmadı, evet. da S test, yarışmadı, şampiyonada resmen şampiyonu Galiba test mi yapmıştı hatırlamıyorum ya çok açıkçası. Ama süper lisans sahibi olmuş. Onu BMW biliyorum. ile beraber o test yaptı zaten yazıyor. Evet. evet. Bir yandan da ekrandaki olan biteni kaçırıyoruz sanki. nedimler. De sesler geliyor. Şu anda tur mevcut. Tur bindimler esnasında bayağı heyecanlı sahnelere konuk oluyoruz. Evet bir yandan mavi bayraklar sallanırken tur insanlara Tabi tur insanlar da kendi e, bulundukları durum ve çekişmeden de olumsuz ayrılmak istemiyorlar. E, bu arada Erdem Akyol şu anda tur bindiriyor. Arkasından Semih Çelik de tur bindiriyor olacak. Tur arkadaş çok muntazam bir şekilde önlerinden çekildi. Onunla teşekkür ediyoruz. Evet Emre Arıkan Erdem ve Semih tarafından tur bindirildi. Temiz bir şekilde yol verdi ve şu anda... Bu arada grebilleşti evet. Şu anda Semih Çelik hangi gruba geldi diye soracaksınız. Rıdvan İpekçioğlu, Levent Mutlu grubuna geldi. Onlar tur bindirmeye doğru geliyor. geliyorlar. Bakalım acaba Levent Mutlu, Demir Güler, Rıdvan İpekçioğlu yol verecekler mi? Göreceğiz. Evet, Semihler'demin Erdem'in e, farkı da şu anda yarım saniyeye kadar indi. Evet. Tur bindirmeler gerçekten için seyrini değiştirebilir. İşte Erdem ve hemen arkasında Semi. Son dakika içerisinde bir heyecan görecek miyiz? Yarışı kazanmak ve hatta şampiyonluğu etkileyebilecek bir atak gelebilir. Erdem, mavi bayraklara e, dikkat arkadaşlar. Mavi bayraklara Semih. dikkat. Semi şu anda arkasında Jason Marsh'e de uyardığı Blue Flags, Blue Flags dedi. Mavi bayraklara dikkat dedi. Ve artık zaman da doluyor ekstra bir tur daha olacak ama şu anda hala işte Erdem önde ve Semih ardında trafik çok şey değiştirebilir. Kötü yerde bir pilotu yakaladığınız zaman bir anda bir saniye kaybedebiliyorsunuz işte. Semih Erdem'e çok yakın. Evet Levent mutlu Öne, şu anda. Levent mutlu bayağı yavaşlattı lider Erdem'i şimdi kenara çekildi. Yarım saniye. Son 30 saniye giriyoruz ve Erdem ve Semih'in farkı yarım saniye şampiyonluğu değiştirebilecek bir atak görecek miyiz? Semih ve Erdem arasında Oo, kaydı Erdem. Erdem. Dışarıda kaldı. Çok sürat kaybetmeden dışarı açıldı. Yaptı. Son anda heyecanlı turlar izliyoruz. Yedinci yarışı şampiyonanın. Şimdi biraz da önleri açıldı Erdem. Ve Semih her daim burun gösteriyor Erdem'e. Ve bakalım şu anda start-finish'e geliyoruz. Bir turumuz daha var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Zaman bitti. 3 saniye, 4 saniye daha geç gelmiş olsaydı. Evet ama öyle marj yok tabi. Arkada tutacak kadar. Bu arada pardon. Start-finish burası. Bir anda kafam karıştı. Evet. <laughs> Bir anda şaşırdım. Start bazen finish ayrı yerlerde olabiliyor ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Erdem Akyol. ABB Formula 1 türk Yeliciler Şampiyonası'nın Yedinci ayağını kazanıyor ve şu anki puan farkını 6'ya indiriyor. Ben hemen gerekli... Eniz Utur, Semih de pol puanı Erdem de. Dolayısıyla toplamda ikisinin arası 25 ile 18'in fark kadar 7 puan kadar. Azaldı. Kapandı ve 6 puan kaldı. Yani ee, Eniz Utur ve tabii ki ee, pol pozisyonu puan da durumu etkileyecek ama... Tam böyle ideal bir finale gidiyoruz. Çünkü kazananın 7 puan fark atacağını biliyoruz diğerine. Aynen. Ve arada 6 puan var. Ben hemen şu anda puan tablosunu güncellemek istiyorum. Semi için bir sonraki sıralama turunu kazanmak çok önemli olacak. Evet. Çünkü onu kazanırsa yarıştaki en iyi tur Erdem'e gitse bile Semih'in yarış galibiyeti kendisini bir puan farkla şampiyon yapacak. Valla öyle şu anda da bazı sürücülerin beraber gidiyor olması yarıştan sonra ekranları güzel görüntüler yansıtıyor. Hüsnü güven 6. sırada bitirmiş. Evet. Erdem Akyol, Semih Çelik, Melih Çakmaklı, Ahmet Demircan, Mertcan Solak, Hüsnü Güven, Reha Ay Bey. Reha Ay Bey 7. gelmeyi çok seviyor. 7, numara, 7 numara ve hep 7. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Rıdvan Kurt Cephe 8. Emre Arıkan. Görüyorsunuz. 9. sırada ve Ümit Yiğit de son puan alan arkadaş. Evet. Demir Güler, Rıdvan İpekçi oldu. Ve Levent Mutlu da daha sonraki üçlüyü bize en azından Nedim şu anda ekranda yansıttı. Emre Arıkan 9. Ümit Yiğit de 10. sırada bitirdiler yarışı. Evet Jason şu anda puanları düzeltiyor. 6 puan var arada. 6 puan Semih 6 puan önde 145 puanda Semih birazdan ekrana yansıyacaktır. Bir yandan da kendisi Erdem 139. Şahane. Tam istediğimiz gibi finale geldik. Yani şampiyon belli olmadan 7 yarış geride kaldı. Evet, bir yandan da ve hatta 8. yarışı kazananın şampiyon olacağı bir tablo var önümüzde. tabi ee, tabii normal Formula 1'den farkı bizim burada eee pole pozisyona da bir puan veriyor oluşumuz var. Ee, o işleri değiştirebilir. Hatta Paul veya Enzo Tur puanı da belki de şampiyonu belirleyebilir. Müthiş bir finale doğru gideceğiz. Vallahi gerçekten e, şimdi sürücüler ikinci yarış öncesi veya ikinci yarışın sıralama tur öncesi bir 20 dakikalık bir molaları olacak. Gerçi biz onlara antrenman seansı açıyor olacağız. İsterlerse sürüş yaparlar, isterlerse içeride dinlenirler. Geçen Anlam sefer Ama... sefer herkes turluyordu. Evet herkes turluyordu. <gülüyor> eli, <gülüyor> eli sıcak kalsın diye herkes turluyordu. <laughs> Şu anda saat kaç onu bile bilmiyorum. E, Aynen bence 99. 20 dakikalık bir e, şey iyidir. Iyi başlıyor, başlıyor. Evet. Evet birazdan da puan tablosu bize yansıyacak. Evet. Şahane geldik ama. Vallahi, Tam bir sürdürülebilir şampiyona finale vallahi, geldi. Valla yani şey son e, bir tur özellikle tur bindimler iki tur özellikle son tur bindirme esnasında ee, yarışı bayağı heyecanlı kıldı. Bayağı heyecan hale getirdi. Ee, bir yandan da gerçekten Semih ve Erdem'in performansı da e, son derece sürdürülebilir oldu. Bütün yarışlarda <laughs> 1-2-1-2-1-2 oldular karşılıklı değişerek. Buraya kadar getirdiler işi. Ee, ve finale beraber bakacağız. 102 puanla Ahmet Demircan da üçüncülü de garanti hale geldi. O şampiyonda kesinlikle üçüncü artık. Onun için de gerçekten iyi bir sonuç ilk üçte bitirmiş oldu. Evet Melih de tabi değerli puanlar aldı. Ahmet her yarış normal. Ahmet bu arada 5 kere evet e, podyuma çıktı şu ana kadar. Evet. 7 yarışta 5 kez podyum gördü. Bir yandan Genelde 3. Evet. olarak. Valla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayak. Aslında her, hemen hemen her yarış. 15 i̇şte ve 18'e sayarsak 5 evet. kere podyum evet. gördü. Evet. bayağı, bayağı fazla. Evet. Puan tablosu şu anda karşımızda zaten. Gördüğümüz gibi göreceğiz. <laughs> Şimdi karşımızda bir anda ben bir süre ekrana baktığım için evet Semih Çelik 145 puanla lider, Erdem 139 puanla ikinci sırada Ahmet Demircan 102 puanla üçüncü Mertcan Solak 59 puanla dördüncü, Meyi Çakmaktı 5. E4 puanla Hakan Demir 39 puanla 6. Ozan Öykügil 7. 32 puan Hüsnü Güven 32 puanla 8. Eren Kumar Taşlıoğlu 9. 20 puanlı Nuri Kalyoncu 19 puanla 10. sırada. Peki bir yandan şimdi daha uzun listemizde sağ tarafta gözüküyor. Şimdi Ahmet Demircan'ın şampiyon mu ...şeyi kalmadı artık. Ama üçüncülüğü de garanti. Üçüncülüğü de garanti. Yani erken de... ...uyumaya evet, gidebilir. Şu herhalde. anda ekrandaki Ahmet Demircan... ...uyumaktansa... ...turlamaya, e, de turlamaya devam ediyor. <laughs> turlamayı tercih ediyor. Şimdi birkaç tane alternatif... ...senaryo konuşalım. Aralarında 6... ...puan fark var. Evet. Şimdi 6 puanı... ...korumak için Erdem'in... E, ...pardon Semih'in... ...hem Pollan başlaması lazım... ...hem fersli lazım... O ve zaman ik ikinci olsa bile yeter. Ve ikinci olmuyor. Yani şimdi semi bir kere Erdemin kesin kazanması lazım. Şöyle diyelim. Eee ihtimalleri konuşacaksak normal şartlarda Semih ve Erdemin hani aynı felsefenin hem gibi normal bir yarışta 1 2 olmasını bekleyebiliriz. Hangisi bir hangisi iki olacak onu göreceğiz. Şimdi öyle bir durumda ama Erdemin mutlaka bu yarışı kazanması lazım. Çünkü başka bir yerde yani daha aşağı sıralara düşseler bile 6 puan fark açacak kadar ee, Semi önünde bitirmesi zor. Onun için Erdem'in bir kere kazanması lazım. Öyle durumda şu anda bakıyorum... ...sanki... Ee, ...çok benzer. Ama galiba Erdem'in daha fazla... ...ikinciliği var gibi gözüküyor. Burada bir, iki, üç ikincilik. Birinci olur bu. Bir, iki... Üçüncü, üçüncü olacak... Aa, çok karışık. Yani, <laughs> tamam, şimdi şöyle bakalım. Semih'in normalde galibiyet sayısı tek. Bir dakika ben şimdi bir, kendim burada. 1 2 3 4 4 tane galibiyet var Semih'in. Erdem'in evet, de 4 bir... galibiyeti var, Erdem'in 3 galibiyeti var şu anda. Olacak, Erdem kazanır 4 olacak. Evet. Ondan sonra puan eşitliği hali karşımıza çıkabilir sevgili izleyiciler. İkincilik sayılarına bakmamız lazım. Semih'in 2 iki tane ikinciliği var. Gördüğüm kadarıyla Erdem'in Üç tane ikinciliği var sevgili Jason. Evet. Yani puan puana biterse, daha doğrusu Erdem'in galibiyetiyle puan puana biterse o zaman Erdem şampiyon olacak. Öyle gözüküyor. İkinci sayısı evet. daha fazla. Evet. Şu anda ekranda da tekrar bizi iletiyor sevgili Nedim. Çünkü ikinci ayakta Semi çok geride kalıp sadece bir puan almıştı. Kalan Aslında daha istikrarlı giden kısım Erdem oldu. Evet, biliyorsunuz Semih Çelik e, ikinci yarışta evet ikinci yarışta eee olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir sıkıntısı vardı ya da 3 atak e, modunu aktif hale getirmemişti. O da tabi sadece o günkü pol pozisyonu zamanını elde etmesini veya sadece pol pozisyonundan puan almıştı. Ama Erdem e, her yarışı bitirdi. İlk aslında yarış da 7. bitirdi. O da 6 puan aldı. E, onun haricinde hep 1-2, 1-2, 1-2 bitirdi. Keza Erdem, Semih de aslında baktığın zaman çoğu yarışta işte bir yarış harç, ikinci yarış harç hepsini 1-2, 1-2 bitirdi. Zaten düşündüğün zaman e, en kötü yarışlar, en kötü aldıkları puanlar arasında aslında 5 puan fark var. Hı hı. Demek ki Semih Çelik bir yerde ya daha fazla pole aldı ya da daha fazla fast slap aldı ki o puan farkı şu anda 6. Evet, e, sıralama turundan sonra bu hesapları tabii yeniden yapacağız ama öncelikle ikisinden hangisinin sıralama turunu alacağı çok önemli. Çok önemli. Şimdi şöyle bir hesap çıkıyor ortaya. Semih eğer en hızlı turu ve poli alırsa yarışı ikinci bitse de şampiyon oluyor. Çünkü 8 puan farkla gitmiş oluyor. Hı hı. Erdem 7 puan kapatabiliyor kazandığı anda. E, tam tersi olursa şu anda e, 6 puan var aralarında. Ve e, Erdem ve Semih'in puan puana bitirme ihtimali de var. Kesinlikle öyle. Şahane yani başka birisi en az turu da alabilir, başka birisi poli alabilir. <laughs> yani normal şartlarda iki pilottan birisi <laughs> mutlaka poli veya en az tur alıyor. Onda unutmamak lazım. Bu arada şunu söylemek istiyorum çok gurur verici bir şey benim için bu arada. Caspian ee, Motorsport'un düzenlediği pandemi döneminde düzenlediği bir tane şampiyonu vardı. GT3 x 2 şampiyonasıydı Hı -hı. E, ve içerisinde bu burada bulunan pilotların çoğu vardı aslında. Ve ben de yarışıyordum orada Hı -hı. E, ve benim takım arkadaşım da Erdem Akyoğlu. oldu. Hı -hı. Şimdi ne mutlu bana ki Erdem gibi bir takım arkadaşım vardı bana gerekli yolları veriyordu. Ama çok ilginçtir. E, bir tane birinciliğim var. Hı hı. Ee, yani bir yarışta birinci gelmiştim ve o yarışta hatta Semih Çelikle Bahreyn yarışıydı. Gar ee, ben Porsche kullanıyordum. Ee, er Semih de e McLaren kullanıyordu. Bütün yarış boyunca 1-2 yani bütün yarış boyunca Semih beni geçmeye çalıştı. Semih ben tabii biraz tecrübe olduğum için de, de, defans yapma konusunda hep böyle güzel defanslar yapıp kendisini geçmemesine izin vermiştim ama ne olursa olsun hani <laughs> o öndeki yani, en azından bu Semih ve Erdem gibi çok usta isimlerle o, o pistlerde veya az o ortamda rekabet etmek için benim için çok gurur verici bir şeydi. Ve çok da keyif almıştım zamanında. Evet dolayısıyla senin aslında yakın temas olan isimlerle birlikte zaten evet. bu şampiyonun çoğunu e, bu arada var efsane bir savunma yapmışsın demiş Can Çakan. Aynen Anladım. hop oturup hop kalktın yarıştı Jason abi efsane savunma evet hakikaten öyleydi. E, Pol'de Pol'de kalkmıştım çünkü e, ve her seferinde Semi Bahreyn ön uzun düzünde benim ben rüzgarımdan faydalanıp geçmeye çalışıyordu. Ben de her seferinde oradaki her pinlerine u virajı gelirken, biraz ortada kalıp biraz geç frene yapıp kendimi kollamaya çalışıyordum. <laughs> Evet ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası'nda daha verimli, sürdürülebilir bir geleceğe giden bir yolculukta dijital dünyada biz de bir mesaj veriyoruz aşağı yukarı. 8 hafta oldu ilk başladığımız günden bu yana. ABB biliyorsunuz İsviçre merkezi dünyanın en büyük elektrik elektronik firmalarından bir tanesi. 105 bin çalışanı var. Dudul Organize Sanayi Bölgesi şahane bir e, fabrikaları Çok var. Çok güzel hakikaten. Ayrıca bu konu gerçek. Çok uzun yıllardır da BMW i3 kullanıyorlar şirket araçlarında. Yani sürülebilir ve elektrikli araçlara. Ki ben önden geçerken hep hayıflanıyordum sabahları. <laughs> Benim şirket aracım Fulyans'ta o zaman geçerken ya ne kadar teknolojik araba eminiyorlar diye. Söyleniyordum açıkçası sabah 6.40 civarında oradan geçiyordum bu arada. Dolayısıyla ABB gerçekten çok hani bu konuyu sadece yani dijitalleşmeyi, geleceğini, teknoloji geliştirmeyi Sırf bir pazarlama argümanı olarak kullanan firma değil, tam tersi teknoloji geliştiren ama bunu tam anlamıyla özümsemiş ve bütün faaliyetlerine yansıtmış bir firma. Ve bütün ortaklarıyla da, partnerleriyle de bu yönde çalışıyor. Bugünün ve yarının zorlukları karşısında teknoloji alanında inovasyon e, gerçekleştiriyor. Yenilikleri yakalamaya çalışıyor, teknoloji geliştiriyor. Düşük karbonlu bir topluma örnek olmaya çalışıyor. Kaynakları korumaya çalışıyor. Sosyal yerlemeyi teşvik etmeye çalışıyor. Bütün bunları yaparken de bizim için çok kıymetli otomobil sporuna destek veriyor. Kesinlikle öyle. Yani şimdi gelecekte acaba bir Formula E yarışı Türkiye'de olur mu? Asıl bence olabilecek en büyük destek herhalde. Aa, biz dijitalden başladık. Evet. Gerçeği gelirse de orada olacağız. Evet yani hakikaten. Beraber anlatırız. Ee... Vallahi anlatırız ha. <laughs> <laughs> Vallahi ya, biz Bunu kaç sene evvel dijital alt. Aynen Anlamadım ya biz, biz, ekranda işte dijital versiyonlarını böyle ekranda anlatıyorduk sıkıntı. Nedim'i yani. de yarış kontrolü oturturuz. Vallahi ya Nedim der ki. gelenleri. Nedim der ki siz bir çekinin keşi arkadaşım. Ben ben aynı ben iki elle kaç iş yapıyorum biliyor musunuz <laughs> diyecek. <laughs> 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 Resim seçici olayım diyor. Evet. Aynen. Evet evet. Yayın işleri tabii gerçekten şimdi bize böyle ee, hani biz burada şimdi oturuyoruz rahat bir şekilde konuşuyoruz ama Nedim arka tarafta gerçekten <laughs> yani hem resim seçme konusunda hem e, ekran seçme konusunda e, yarışçı seçme konusunda bununla beraber yayının akışını organize etme konusunda gerçekten çok çalışıyor. <laughs> evet sağ olsun ee, Nedim'in de emeğiyle son gerçeğe kadar geldik ee, ve birazdan da puan hesapları yapmaya başlayacağız. Sıralama turu da gerçekten çok çok önemli olacak. Ve ne mutlu ki 8 yarışın 8.sinde kaldı şampiyonluk çekişmesi. Evet valla hiç düşünmezdim açıkçası son yarışta şampiyonun belli olacağı. Çünkü normalde işte böyle... Genelde böyle şampiyona daha erken bitiyor. Evet yani daha erken bitiyor. Domine eden bir, bir insan oluyor veya işte bir takım insanlar ama yine kendi içlerinde ayrılığı var. Ama yani gel gör ki şu anda 8. ayak yapılacak birazdan ee, ve 8. yarış sonrasında e, 1 ile 2. arasında 6 puan fark var ve şu anda şampiyonun kim geleceği belli değil. Evet hatta Enes Utur ve e, Paul puan da belirleyebilir şey. Semih tabi bu arada yarışı önde bitirse hiç bunları konuşmaya gerek yok. Yani kalan tek puanların hesabını yapmaya da gerek yok. Semih kazanmaya doğru giderse zaten şampiyonu alacak. Ama Erdem'in kazanması durumunda yani 1-2 olurlarsa o zaman işte birer puanı konuşmaya başlayacağız. Kim en otur tur puanını aldı, kim pol puanını aldı. Bütün bunları ee, tek tek hesaplı olacağız. Evet şu anda bazı sürücüler antrenman yapmıyorlar, bazıları dinlenmeyi tercih ediyorlar. Bazıları e, antrenman yapıp kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ama şu anda muhtemelen Semih ve Erdem e, bu antrenman seansı içerisinde dinlenmek yerine acaba ben nasıl şampiyon olabilirim? Evet, neyi? Onu arayacağız. bir saniye nerede bulurum diye bakıyorlar muhtemelen. 1.09.3 Semih Çelik. Ee, Ahmet Demircan da bir şu anda bakıyorum 0.9.742 elde etmiş vaziyette. Erdem 0.9.778 778. 0.4 saniye var aralarında. Evet, burada Samet arkadaşımız keşke takımlar olsa güzel olur demiş. Takımlar şampiyonası olurdu. Evet, aslında güzel bir şey olurdu. İlk şampiyonayı biz e, bireysel yapmayı karar verdik. E, çünkü takım olduğu zaman için hani takımları organizasyon mu seçecek? Takımlar hazır mı gelecek? Yani sonuçta biliyorsunuz bir eleme prosedürü de vardı. İki iki takım e, olabilecekler e, mi? Evet, evet. Yani herkes takım olmak istemeyebilir. Öyle bir gerçek de var. Veya out eleme yapılır. Ondan sonra birisi elemeye geçti elemeyi geçtiği zaman veya şampiyonaya katılmak için elemeye geçtiği zaman takım arkadaşının seçme hakkı da olabilir. Yani bir sürü yöntem oluşturabilir aslında baktığınız zaman ama bir sonraki şampiyonayı takım yapma durumumuz olabilir. Ama tabii şöyle bir durum var. Takım isimleri ne olur? Kendi seçkili isimleri mi olur? Sponsor isimlerim olur? Viraj isimlerim olur? Onu artık zamanla karar vereceğiz. <laughs> ABB1, ABB2 diye. Evet. ABB1, <laughs> Gen 1, ABB 2. 2. Takımın adlarını öyle verebiliriz. Yani mavi takım, şirinler takımı, pembe takım, <laughs> bonibon bon boni takımları diye şey. Takımı. Aynen. Cem Bölükbaş'ın F2 durumu vallahi çok gurur verici bir şey. Ee, yani Benim için şöyle çok gurur verici bir şey çünkü e, uzun bir süre sonra yani işte 2008'de bıraktığıma göre 13. 2007'den sonra evet. evet iki, 2008'de Asya senesinde yarıştım, yarıştım GP'de evet. evet. 2008 senesinden sonra 2021'de bir Türk pilotunun GP2 aracı kullanması veya test ediyor olması gerçekten mutlu verici, mutluluk verici bir şey. Ki hele hele kendisinin, Cem arkadaşımızın e, benim yarıştığım dönemde 25 küçük adam karting projesinden çıkması da beni ayrıca mutlu ediyor. Umuyorum ki, umuyorum ki, umuyorum ki testi başarılı geçer ve e, gelecek sene hak ettiği koltuğa oturur. Evet ben bu Cem Bölükbaşı ile bugün beraberdim. Babası sevgili Yavuz Bey ile birlikte bizi ziyaret ettiler. E, geçtiğimiz hafta bir kere daha görüşmüştüm zaten. Çok yakından takip ediyorum e, ee, aslında simülasyon dünyasıyla Cem'in bağlantısı da çok çok önemli. Çünkü e, Cem'in bir hikayesi var. Yani kartingden başladı ama sonrasında otomobile geçemeden sanal dünyaya geçip e, işte dijital yarışlarda Formula 1'in e, dijital dünya şampiyonasında resmen yarıştı Toro Rosso takımında. Hatta iki yıl yarıştı. Hatta belki hatırlarsınız Alonso'nun aslında simülasyon takımının resmi pilotu haline geldi. Ee, oradan e, konuyu yeniden gerçek bir pistlere taşımak için yıllardır bir mücadele veriyorlar ve orada da belli aşamaları geçti sevgili Cem. Formula 4'te e, yarıştı birkaç yarış, geçtiğim sene Formula 3 Asya serisinde ilk defa tek koltuklu gerçek yarış otomobili bir sezon koştu. Yani kış sezonu ama o da tabii önemli bir şampiyona. çünkü e, çokça e, yarış yapılan bir e, şampiyonaydı. Orada da iyi işler çıkarttı. Sonrasında bu sene Euro Formula serisinde yarışlar kazanmaya başladı. Aynı zamanda Borsa Otomotiv ile GT4 Avrupa Şampiyonası'nda yarışıyor. Ve aslında Formula 1'in önümüzdeki yıllar, 2030'lara doğru, Jason bu gerçekten önemli bir nokta, yaratmak istediği bir hikaye var. Bu hikaye şu. E, illa işte Lovren Stroll'ün ya da e, Dimitri Mazepin'in oğlu olmanıza gerek yok Formula 1 e. pilotu olmak için. Sanal dünyadan gelip belli aşamaları geçerseniz gerçekten Formula 1'de e. yarışabilirsiniz diye bir Hı -hı. pazarlama hikayesi yaratmak istiyorlar. Bu hikaye için de en canlı örnek gerçekten Cem. Yani Türk Hı -hı. olduğu için, sevdiğimiz bir kardeşi olduğu için söylemiyorum. Hı -hı. Çünkü bunu zaten belli oranda şu ana kadar başarmış birisi olarak geldi. E, ve o açıdan da Formula 2'de Umuyoruz yarışabilmesi çok çok büyük bir aşama olacak. Yani hem Formula 1'in bu hikayeyi yaratabilmesi adına... Evet. Yani illa babanızın euro veya dolar milyoner olmasına gerek yok. Normal bir genç de sanal dünyadan yavaş yavaş adımlarla herkesin... Tabii ki söylemiyoruz bunu. Ama belli aşamaları geçerek Formula 1'e doğru ilerleyebilir göstermek istiyorlar. Ki... Ee, yani Cem ilk yarışında Dünya Şampiyonası'nda, Formula 1'de yan, yanlış hatırlamıyorsam 60 bin civarında yarışan vardı. Oradan işte elene 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 son 20'ye kaldı Cem ve e, Formula 1'in sanal şampiyonası yarıştı. Jason bu sene 450 bin kişi başvurmuş. Evet. Bak 3-4 senede 60 binlerde 450 binlerde 7 katına 8 katına neredeyse gelmiş yarışan sayısı. Hı hı. Eğer bu hikaye gerçek olursa yani... Cem bir şekilde önce Formula 2'ye devamında umuyoruz, her şey yolunda gider, şansı yaver gider, doğru destekleri bulur ve Formula 1'e doğru ilerlerse hepimizin gururu zaten şu anda ama daha da büyük bir başarıya kalarsa bence çok rahat milyona gider bu sayı. Çünkü insanlara canlı bir örnek önüne koymak çok önemli. Evet, valla gerçekten şimdi düşündüğün zaman Cem'in kariyeri aslında her ne kadar kartingle başlamış olsa bile kendisi çok başarılı bir go-kart pilotuydu. Hem Türkiye'de aldığı başarılar hem yurt dışında aldığı başarılar. Daha sonrasında ama e, yarış otomobillerine, formül araçlarına otu, otomobillerine oturması tamamen sim vesilesiyle oldu. Hı hı. Yani karting'den çıktı, ondan sonra bir boşluk oldu. Çünkü bir üst seviyedeki kategorilere gidemiyordu. Hem işte gerekli finansal desteği hem de başka destekleri bulamıyordu. Ama kendisini simle çok geliştirdi, simde çok çalıştı. E, Torosu'nun e, sim takımında yer aldı. Bunda veya başka sim takımlarında yer aldı. Birçok etkinlikte bulundu. Kendisini gösterdi, derece başarı aldı. Ve o PR'la da... Onun getirdiği PR'la da kendisine gerçekten hem gerçek yarış. gerçek yarış sponsorları bulabildi ve aynı şekilde de koltuğu da bulabildi. Cem zaten çok yetenekli pilot bu arada. Yanlış olmasın. hani e, Sim'deki insan gerçekten iyi demez diye bir kaydı yok. Kesinlikle var arkadaşlar. Sim'de iyi gidebiliyorsanız gerçekten iyi gitme ihtimali çok yüksek bu arada. Cem zaten çok küçük yaştan beri e, motorsporun içerisinde olan bir insan. Karting'de de küçük yaşta çok başarılıydı. O yüzden e, temeli çok sağlam. Eminim ki eminim ki kendisi de zaten gerekli fırsatlar verirse elinden en iyisini, gel, elinden en iyisini yapmaya çalışacaktır. Elinden en iyisini yapmaya çalışacaktır ve Umuyorum ki zaten de gösterdiği beceri, başarı onu daha ileriye taşıyacaktır. Evet, Cem'le ilgili simülasyon dünyasına bağlayabileceğim bir kısım daha var. O da şu, geçtiğimiz haftalarda bir Grand Prix 2 otomobille test yaptı. Orada Fanatec'in, hepimizin bildiği o direksiyon markası, evet, simülasyon evet. markasını daha genelini anlatayım. Desteğini aldı. Yani evet. sanaldan gerçeğe geçiş hikayesinde de... Cem Bölükbaşı'nın yarattığı o pazarlama etkisinin çok canlı bir örneği bu. Ee, sene sonunda da Abu Dhabi'de e, Formula 1 Grand Prix'sinden hemen sonra hem Formula 1'de genç sürücü testi yapılacak hafta içerisinde. Yani 12 Hı -hı. aralığı takip eden haftada. Hem de Formula 2'de resmi test yapılacak. Orada e, ilk defa resmi bir Formula 2 testinde göreceğiz Cem'i. Evet. kesin bir şey bu arada? Ee, yani neredeyse tamam gibi. Evet, okay, ya, tamam. Çok çok az bir şey kaldı ama o olacak inşallah. İnşallah ee, inşallah. E, dolayısıyla hani gelecek sene için tabii ki yani bol milyon euroluk bir desteğe ihtiyacı var Cem'in. Aynen. Bütün sponsorlardan özellikle onu destekleyebilecek <laughs> Türkiye'nin belli başlı firmalarından o desteği yakalaması gerekiyor. Çünkü ya yani Jason da çok iyi biliyor. Formula 2'ye kadar geldiyseniz evet tabii ki çok iyi pilot olmanız lazım ama ne kadar iyi pilot olduğunuzun önemi yok. O koltuk önce bütçeyle bulunuyor. Evet. Önce o bütçeyi ortaya koymanız gerekiyor. Hatta bugün yani şöyle söyleyeyim. İşte Ferrari veya Red Bull'un sürücü akademisinin pilotları bile o takımlara para ödeyerek yarışıyorlar. O paralıyı akademi ödüyor ama birilerinin o bütçeyi ödemesi gerekiyor. Tabii canım hiçbir takım, hiçbir yani, servis hizmetlerinin takımı. Formula 2'de Formula bedava işte gidip yani bedavaya gidip yarışmak olmadığı gibi gidip para kazanmak zaten yok. Ee, ama önemli olan o bütçeyi işte bir şekilde bulabilmek, üzerine test yapabilmek mümkün olduğu kadar. Ve Hani o araneye çıktığın zaman artık gerçekten kendini göstermek için en fazla 2 senem var. bilemedi 3 sene var. O yıllarda o bütçeyi bulmak da gerçekten çok zor. Yani Çok bu, zor. Yani bunun sürülebilir olması çok önemli. Evet. O bağlamda hani e, teste kendisini e, dikkat çekilecek şekilde göstereceğini umuyoruz e, Cem'in. Ondan sonrasında da tabii ki e, kış aylarında yine başka seri hazırlıklar da olabilir elini sıcak tutmak adına. Ama asıl hedef Cem için. Daha bugün konuştuk. Çok taze bilgiler evet, veriyorum evet. size. 2022'de Formül 2'de ben, yarışabiliyor ben, ben, olduğunu ben, görmek. Ben zaten inanıyorum. Çok inanıyorum. İşten ve gönülden inanıyorum. Eminim ki Cem arkadaşımız Formula 2'ye çıkarsa bence kesin puan alır. O konuda eminim yani. Zaten son yaptığı veya bu sene yarıştığı Formula 3 Euro serisinde de bunu gördük. Çok başarılı gitti. Her, her ne kadar sezonu yarısından başlamış olsa bile kendisinden daha tecrübeli, daha araca, haşina insanlara karşı, yarışmacılara karşı çok iyi bir performans gösterdi. Dediğim gibi temelleri çok sağlam, çok yetenekli bir arkadaşımız. Bu en azından şu anki gururumuz diyebiliriz. Evet, Cem'den bahsettik. Şansını yaver gitmesini diliyoruz. Ve bu anlamda ikinci yarışın veya yani sekizinci ayağın sıra turları şu anda başlıyor. Aynen öyle. E, Formula 2 takımı henüz belli değil Batuhan Aydın. O önce bütçeyi bulduktan sonra takım seçmesi kolay. <laughs> evet. Siz para da haber ver diyorlar ya hayır öyle. Tabii bu arada normalde şöyle bir şey var. Ben arkada olan prosedürü biraz anlatayım. Tabii her daim böyle takımlara flörtleşiyorsunuz biraz. Biraz evet. konuşuyorsunuz. İşte hani bu, bu, <laughs> bu antrenmana sürücüm var mı? İşte şuna şunu var mı? Ne kadar ihtiyacım var? Şurada test yapar mıyız? Şunda bunu bu teste beni yazar mısın? Beni işte kontenjanlar... faturayı gönder falan. Yani evet. o yüzden şu anda muhtemelen Cem ya bir ya da birden fazla zaten takım. Cem'in sonuçta menajerlere bir veya birden fazla takımla şu anda görüşüyorlardır. Dirsek teması. E, dirsek teması içerisindedir. Çünkü e, hani her aslında bütün takımlar iyi pilot arıyorlar. Bütün takımlar bir nevi paralı pilot arıyorlar. Ve bir, bütün takımlar da sonuçta kendilerini en azından sürdürebilir olmadığı için de bir bütçeye ihtiyaçları var. Ve bütçeyi verecek pilot da tabii ki hayli arıyorlar. Evet sonuçta hani e, bahsettiğin gibi e, şampiyonluğa yarışmak isteyen takımlar hem bütçeli hem iyi pilot arıyor. Evet kesinlikle. Bazıları önce sen pardon haber, bak kalan önemli değil diyor. Önemli olan bu ikisinin kesim noktasını bulabilmek gerçekten hani çünkü e, hani yanlış takımla gidilen yılların daha önce başka seyirleri pilotlarımızın başına geldi çok büyük zararı oluyor. Çünkü çok Hı -hı. büyük bütçe harcıyorsun ve sonuçta bir sonuç elde edememiş oluyorsun. Evet. Bir sonraki yıl sponsor anlatacak bir hikaye bulamıyorsun. Hı -hı. Sen. Sen simülasyondan gerçek yarışa hikaye anlatırken aslında e, bir başka milli sporcumuz Ayhan Can Güven de buna çok canlı bir örnek. Çok. Onu da kartingden sonraki işte Volki Car ve Porsche'ye giden hikayesindeki 4-5 yıllık aradaki boşluk tamamen simülasyonda Geçmiş vaziyette. Şu anda e, muhtemelen özellikle iRacing platformunda Ayhan Can belki dünyanın sayılı pilotlarının bir tanesi. Muhtemelen evet. Aşırı aşırı iyi. Çok çok iyi. Hatta Max de çok yarışıyor. Max de bu arada iRacing platformunda dünyanın en iyi pilotlarının bir tanesi diyebilecek seviyede kendisi. E, şu anda şeyden çok farkı yok ikisinde. E, gerçek e, yani profesyonel simcilerden sürat anlamında farkı yoklar. Ve e, tabii e, elini sıcak tutmak için işte el, göz, ayak koordinasyonu geliştirmek için, bunu her daim işte en iyi zirvede tutmak için, en iyi seviye tutmak için simülasyon çok önemli bir sonuçta faktör. Ee, tamam ben katılıyorum sana. Bizim e, Ben bu hikayeyi doğrudan sevgili Aytaç Piter'den dinledim. Aytaç Piter ve İbrahim Okkaya defalarca Türkiye şampiyon olmuş. En tecrübeli yarışlarımız arasında. E, Cem e, Avrupa'da GT4'te galiba gittiği ilk yarışta e, daha önce Aytaç Bittar ve İbrahim Okya'nın yarıştığı pistlerde Hiçbir medya pistte bir anda onları rekabet eder şekliyle piste çıkıyor. İlk defa çıktı. Tamamen Nasıl oluyor bu tamam, tamam, Aynen simülasyon. Tamamen Aynen semisler. dediğin gibi. Piste çünkü defalarca o arabayla dönüyor. Ezberliyor işte sonuçta referans noktalarını belirliyor pisti önceden dijital ortamda olmuş olsa bile görüyor sonuçta tabelalar değişmiyor yani zaten e, simülasyondaki e, tasarımlar da pist tasarımları artık çoğu lazer şey olduğu için lazer tarama olduğu için çok hassaslar çok netler çok gerçekçiler simülasyon sizi gerçekten çok yazıyor ve zaten bu emeği duyduk. Evet. Yeni maşını hala simde. Işte Red Bull'un simülasyonunda, Nissan'ın Nissan simülatöründe, e, Formula E simülatöründe çok vakit harcıyor. Niye? Hem dijital işte ortamda aracı geliştirmek için hem de kendisini zihinsel olarak zinde tutmak için. Evet zamanlara bakalım çünkü bu puan çok kritik olacak. Ve Erdem Akyol şu anda Semih Çelik'ten 1000'de 17 saniye önde. Yani o artı bir puanı Semih... Ee almış vaziyette. Şu anda böyle biterse inanılmaz kritik çünkü Erdem bu puanı cebine koyarsa bu durumda yarışı kazanması kendisini şampiyon yapacak. Aynen öyle. Yani Semih'in e, ikinci gelmesi hatta en üst tur atması yetmeyecek Semih'e. Bir puan farkla Erdem'in şampiyonluğa gidebileceği bir öneme sahip şu anki sıralama türüleri. Son 6 dakika. Valla e, heyecanlıyız. Aslında çok iyi bir yandan şimdi Semih Ekranlar o da e, pitten yeni çıktı muhtemelen lastiklerini iyice ısıtmaya çalışıyor. Lastikler geç sunuyor bu arada yol lastikleri olduğu için. E, şimdi Semih'te kalalım bakalım Semih'in turu nasıl olacak. Sağ aşağıda da zaten e, hem tur zamanını hem de sektörle içerisindeki pozisyonunu en azından performansını görüyor olacağız. Evet 1.09.021 Erdem Akyol 1.09.038 Semih Çelik. Jason biz de puan hesabı konuşuyoruz ama bir yandan da yarışı önden başlamak liderliği alıp force etmek için çok önemli. Çünkü bu iki bir hata yapmıyorlar. Evet yani çok kolay hata önde, yapıyorlar. Birisi önde gidince daha doğrusu ikisinin birbirine karşı kıyasladığımızda performansa baktığımızda birisi öbürünün gerisine düşecek hata yapmıyor. Hata yapsa bile pozisyon kaybedecek hata yapmıyorlar. Evet şu anda. önce önden başlamak inanılmaz önemli. Evet yani ilk sektörde şu anda Semi kendisinin yavaş e, sektörüne attı 0.111 ile. Ee, biraz duvara temas etti orada DHL viraj diyeceğim çünkü <gülüyor> kocaman <gülüyor> kocaman logoları var her yerde şu anda ikinci sektörde en hızlı sektörünü elde etti duvara temas etmesine rağmen ee, bakalım üçüncü sektörde mor bir sektör gelir mi kendisinden şu anda start finish çizgisine doğru yavaş yavaş geliyor evet en iyi sektörünü yaptı ama Yetmedi. tur zamanını iyileştiremedi. Bir yandan Meli çakmaklı şu anda. O da pistin orta segmenti içerisinde. Uf uh, semih de içerideki duvara küçük bir temas etti. Bir yandan da şimdi gözüm Erdem Akyol'da. Erdem Akyol da şu anda başka bir tura başlayacak galiba. Evet o da başka bir tura başlayacak. Evet. Mertcan Ahmet arasındaki zaman farkı çok az. Hüsnü Muhtemelen Reha Hüsnü Muhtemelen onlar son 2-3 dakika biraz daha zamanlarını iyileştirecekler diye düşünüyorum. Çünkü ilk sıra motorlarında aynı öyle olmuştu. Hüsnü Güven yaklaşık 1.5 saniye yavaştı ilk turlarında ama ondan sonra 0.7 saniye indirmişti aradaki farkı. Evet chat bu arada sorularınız gelsin sorular aksın lütfen. Eğer ki yayını izleyen arkadaşlar like tuşuna basabilirseniz lütfen like tuşuna basın. Eğer ki iyileşsin akademi, iyileşsin akademi YouTube kanalı üye değilseniz, abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Evet şu anda Erdem Akyol da hızlı turuna başlıyor benim ekranlarda. O da bakalım nasıl yapacak bu turunu. Evet Erdem Akyol şu anda birinci viraja giriyor. Biraz daha dar girdi. Semiya kıyaslı biraz da arkasını kaydırarak girdi. Çok e, ilginç bir e, kullanış tarzı var Erdem'in bu arada. Erdem çok az direksiyon hareketleriyle aracın arkasını daha çok kaydırarak sürüyor ve e, normalde başka sürücülere kıyasla daha az lastik tüketiyor. Şahsen ben de Erdem'le hem aynı takımda o, olma lüksünü yaşadım hem de şampiyon içerisinde rakip olma lüksünü de yaşadım ve hep böyle kıyasladığımız zaman gerçekten lastik tüketimi konusunda çok hmm. başarılı kendisi. Ne kayı olmasa hemen. Evet. Evet, e, şu anda ilk sektörde mor gerçekleştirdi. Hızlı bir tur girerken ikinci sektörde bütün kazandığını kaybetti. Acaba üçüncü sektörde kendisi 1.09'un altına inen ilk pilot olabilecek mi? Erdem Akyol belli ki beğenmedi turunu ve hemen tekrar kendisi pite girdi. Attı kendisini bu şey. Dijitalin güzel evet. diyor. Beğenmedim. <laughs> at pite kendini. <laughs> Semih bir yandan şu anda lastikini ısıtıyor ve o da hızlı bir turuna birazdan başlayacak. Evet Ahmet Demircan, Meli Çakmaklı derken şimdi Mertcan Solak da o üçlü arasına girdi. O da kendisini dördüncü pozisyonda buluyor şu anda. Ee, Mertcan herhalde ilk üçü, ilk üçü hedefliyor ama bakalım bir sonraki turlarda daha iyi zaman çıkartabilecek mi? Daniel Ricciardo'nun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Daniel Ricciardo sonuçta tecrübeli pilot. Birçok takımın hala kendisini e, severek yarıştırabileceği bir pilot sonuçta baktığınız zaman. E, güvenilir bir pilot. E, öyle çok bir hatası yok. Öyle çok fazla bir agresifliği yok. Normalde görev adımı diyebiliriz. Bilmiyorum sen ne dersin? <laughs> için? Çok eğlenceli bir, en eğlenceli orası bir pilot. Orası öyle evet. Açık farkla. E, tabii hani... Red Bull'da umduğunu bulamadı o yarıştığı dönemde. Hı hı. 2014'te çok flash başlangıç yapmış. Hatırlayın e, HRT'de başladı. Sonra Tor Aynen. Toro geçti ama... 2014 Red Bull'daki ilk yılında fetheli geride bıraktı. 3 yarış kazandı. E, ondan sonra ve bir anda... Böyle geleceğin şampiyonu gibi bir role büründü. Ama sonrasında Red Bull'un... Mercedes'e karşı tabi... Evet. Turbo Ibiza'ndaki gidişatı onun istediği gibi olmadı. Ve e, ee, hani ilerleyen yıllarda o sinir bozukluğuyla sonunda artık hani tren değiştirmeye karar verdi. Renault'a gitti. Yani orada da kalmadı açıkçası. Evet. Yani Mercedes motorunun getirisiyle McLaren tercih etti. Ee, belki de ya yani biraz da yatay geçiş yapmış oldu. Daha ileri gidebilecek bir takıma geçtim bilmiyorum. Ee, ama toplama baktığımızda onun gidişi işte Alonso'ya geri dönüş yolunu açtı açıkçası. Çok doğru Evet. Hepsi birbirine bağlı. Ha yani şunu söyleyebiliriz. Ricardo'nun eee Tekrar Mercedes yani bugün konuşsak Mercedes ve Red Bull ayarında bir takıma dönme ihtimali artık yok. Yok. yok şu anda. Ferrari de yok. Hı hı. Çünkü Ferrari de Sainz'da Ricardo'dan birini seçebilirdi aslında. Ama onlar da Carlos Sainz'da karar kıldılar. Onun için bir daha yani elindeki McLaren takımının ee, şampiyonluğu kazanacak kadar yükselmesi dışında tekrar böyle zirveye oynayabileceği bir otomobil olamayabilir. Yani bu tabi sen benden çok daha iyi biliyorsun hani. Biraz gerçekten geleceği okumakla ilgili bir şey. Böyle bir cam küreye bakmak gibi. Aynen. Doğru zaman, doğru takımda olmak. Hamilton Mercedes'e gittiğinde neredeyse herkes intihar etti dedi. <laughs> evet. 2011'de Mercedes hatırlarsın. Podyum alamadı bütün yıl. Bir kere bile podyuma çıkamadılar. 2012'de McLaren toplama vurursak sezon en hızlı otomobiliydi aslında ve Mercedes'e gitti Hamilton. Ee, ama hayatının en doğru tercihini yaptığını yıllar içerisinde gördük. Evet bu arada sıramaturları sıralama bitti. <laughs> Erdem ve Semih 1017 ile bitirdiler galiba. Evet şu anda Erdem Akyol kendisi 5 puan kaldı arada. Evet, 5 puan fark var şu anda aralarında. İnanılmaz kritik olacak. Evet dosya Ricardo bahsini kapatalım çünkü e, gerçi ısınma turuna gideceğiz şimdi değil mi? Evet. 10 dakika daha. Aynen. Evet yani Ricardo'nun e, Açıkçası o hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşması önümüzdeki dönemde biraz zor gözüküyor. Kendisinin de buna benzer demeçleri gelmeye başladı. Bu sene bir röportaj verdi bir ay kadar evvel. Şunu dedi e, yani ben hani dönüp 4-5 sene sonra şampiyon olamadıysam bu McLaren projesine bir başarısızlık olarak bakmayacağım. E, 2-3 sene evvel çok büyük bir sinir bozukluğu yaşıyordum. Ben niye bu yaşıma kadar dünya şampiyonu olamadım, bunu kovalayamadım diye. Ama artık herhalde biraz daha olgunlaştım ya da biraz daha gerçekleri görmeye başladı. öyle diyebilir. Olgunlaşmak öyle bir şey. Ee, hani kariyerimin sonunda dünya şampiyon olamazsam da böyle hani kederli ve yaşlı bir adam olmayacağım. Elimden gelen en iyisini yaptım. Yarışlar kazandım. İşte iyi takımlarda yarıştım falan demiş. Yani aslında yavaş yavaş o da trenin kaçmak üzere olduğunu hatta belki de kaçtığını düşünüyor. Aynı şey Bottas için de geçerli. O da yani ama Bottas'ın Botas'ın geçen bir The, 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 the Great miydi hatırlamıyorum. Evet. Ona verdiği evet. bir demeç. çok evet. güzel bir demeçti. Yani dedi ki evet. yani Hamilton sonuçta hata yapmıyor dedi. Yani evet. ee, ve gerçekten e, elindeki malzemeyi çok iyi değerlendiriyor, kullanıyor ve hani bir nevi Hamilton'ın bir nevi kendisi kadar inişleri çıkışları olmadığını söyledi. Yani her zaman performansı gösterebildiğini, her zaman o gerekli performansı yansıtabildiğini, verebildiğini bir nevi söyledi ve o yüzden kendisinin avantajlı olduğunu söyledi. Ve hani bakıldığı zaman Bottas yavaş pilot mu? Hayır değil. Değil. hatta ee, beraber yaşlıkları sıralama turu neredeyse üçte hem Hamilton'ı geçmiş birisi. Evet. Yani kesinlikle. Hamilton'da toplama bakarsan Formula 1 tarihin en çok pole pozisyonu almış Hızlı tek tur adamı. Evet. 101 tane poli evet. var. Evet. Yani ve bakıldığı zaman ona karşı yapılan yarışlarda hem Hamilton'dan pole pol pozisyonu almak kolay bir şey değil ve bunu çok yaptı. Ve e, şu da var Jason. E, yanlış hatırlamıyorsam 4.5 senin ortalaması 0.2 saniyenin altında. Evet. Hamilton Bottas fark Evet. Yani ama çok az fark var. Ama işte yarışa gel gör. Yarışlarda, o, o yaratıyor zaten. yarışlarda gel gör ki e, araç e, ha, muhafaza etmek, lastikleri korumak ve kendini de nevi, evet, ve bir nevi kendini de kontrol etmek Lewis Hamilton'da Ayrı bir seviyede Bottas'la kıyaslı. Ee, o yüzden aralarındaki fark zaten daha çok orada çıkıyor. Yarışlar içerisinde çıkıyor. Ee, ve yani neticede sonuçta niye niye Hamilton 7 kere şampiyon oldu? Evet. Çünkü Hiç beraber yaşadıkları dönemde yanlış hatırlamıyorsam 10'a on, karşı 47 galibiyet Hamilton'ın önünde. Evet. Yani çok büyük de fark var. Tabii tabii fark var. E, Botas Bottas da sonuçta zamanın GP3 şampiyonu ve bir sürü Junior klasmanında da iyi derece etmiş. Başarılı pilot. Tabii. O yeni da da yakaladı. Aynen. Yani araç iyi olduğu sürece kendisi her daim başarılı olacak. Bunu bunu çok kere gördük. şimdi ama asıl soru işareti gelecek sene George Russell ne yapacak? Asıl soru Erdem mi Semih mi bu gece? <laughs> <laughs> Değil mi? ABB formüle. Evet şu anda Erdem Akyo Semih'e bir Semih'ten bir puan da aldı ve bak fark 5 puan sadece. Ya şahane. Benim Formula 1'deki hayalim buydu. Bu senenin sonuna işte ikisi Verstappen ve Hamilton'ın 6 puan veya daha az farkla gitmesi. E göreceğiz daha var. Yani kazananın şampiyon olacağı bir final görsek keşke. E, şu anda da Öyle bir finale e, ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası'nda geldik. 8. yarış. Son yarış. Birazdan başlayacak. Erdem Pol'de ve 5 puan geride ve bu yarışı Erdem önden başladı yarışı kazanırsa şampiyon olacak. Aynen öyle. Ve daha da güzel bir şey var. Son haftaya yani bugüne 13 puan geriden gelip şampiyon olacak. Aynı Rayko'nun 2007'de yaptığı gibi. <laughs> geriden gelip şampiyon olmak çok ayrı bir şey değil mi? Evet yani... E daha sanki şimdi sezonun başına dönersek aradaki puan farkı hep yakındı ama yani hiç bu kadar yakın olmamıştı. Evet. Ee, o yüzden muhteşem bir geri dönüş olacak. Şimdi bir yandan da biliyorum sen de hesaplamaya çalışıyorsun ama ben de eski şeylere bakmaya, es eski e, puan tablonu hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi şöyle aslında bir hikaye anlatalım ısınma turlarında. ilk yarışta Semih, e, ben puan tablosuna bakarak anlatıyorum sevgili seyirciler birinci oldu ve poli aldı. Toplamda 26 puan aldı. Yani sezona e, e, pol ve galibiyetle başladı Semih. Rakibi e, ile aslında kıyaslayalım. Yani Erdem ne yaptı? Erdem ilk hafta sonunda 7. oldu ve 6 puanla nispeten sezonun kalan kısmına göre yavaş başlangıç yaptı. İkinci yarışa geldiğimizde e, orada yine polde Semih vardı ama Semih e, sıfır çekti. Evet. Puan alamadı. O yarışı da Erdem Akyol kazandı. Hatta en üst turda atınca 26 puanı yakalamış oldu. Neredeyse Aynen. ilk yarışı telafi etmiş oldu. Aynen. Bu arada tabii ekranda da aynı şeyi görebiliyoruz. Ben de bir yandan da birinci, birinci yarış sonrası puan tablosu, ikinci yarış sonrası puan tablosuna bakın. Ahmet Demircan mesela ikinci yarış sonrası liderdi mesela. Evet. 33 ee, puanla. Evet. Daha sonrasında Çünkü Semih 1, Çelik. 3 ve 1 ikincilik almıştı. Aynen. Sonra 3. yarışa geldiğimizde yine puan tablosu ekranları Semih mükemmel bir yarış çıkarttı. Poldan başladı. Yarışı kazandı. En hızlı 27 tam puan aldı. E, buna karşılık Erdem de ikinci e, oldu. Yani yapılacak kalan işi yaptı. 18 puan. Dördüncü ayağa geldiğimizde e, Semih yine polden başladı ve yarışı kazandı. Erdem de bak o bir puanlar ne kadar yani önemli. Çok Size önemli ya. Şimdi, şimdi ona bakıyoruz. Erdem de ikinci oldu ve en azı puanını aldı. 19 puan aldı. 5. Evet. ayağa geldik ki 5 ve 6'yı aynı akşam yaptık biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta, hafta. Ee, Erdem e, yarışa poldan başladı ve kazandı. Bu kez Semih ikinci oldu, Menzur aldı. Evet. Tam rövanşını aldı bir önceki haftanın. Altıncı yarışa geldiğimizde 27 puanı gördüğünüz zaman anlıyorsunuz zaten. Poldan başladı, yarışı kazandı ve en azı tur. Hı hı. Ama de ikinci oldu. Dolayısıyla bugüne e, gelene kadar, bugüne gelmeden önce Semih Çelik, Erdem'in 13 puan önündeydi sevgili hı hı. izleyenler. Bugün ne oldu ilk ayak yarışında? E, Erdem Akyol e, poldan başladı ve kazandı. 26 puanı aldı. Semih de bizim şampiyonun bir klasiği. İkinci oldu en tur aldı. Yani o birer ekstra puan da karşılıklı paylaşmış oldular. Evet. Ve günün sonunda biz buraya 145-139 geldik ama az önceki pol puanını, pol pozisyonu puanını Erdem Akyol aldığı için şu an aralarında 5 puan var. Müthiş bir finale doğru gidiyoruz ve 1017 saniye ile o puan. Bak belki de Jason 1017 saniye bütün mal 8 haftalık de. şampiyonanın sonucunu belirleyecek. Evet, var, 17 saniye Vallahi, muazzam. Serhan çok güzel anlattın. Ee, şimdi Erdem Tam bir sürdürülebilirlik hikayesi e, bak baştan sona. Erdem'in tek yaptı. Evet şu anda ekranda zaten gözüküyor. 0.17 vardı fark, farklı aralarında. Ee, şimdi tek yapması gereken Erdem'in aslında birinci gelmek. Başka hiçbir şey değil. Tek evet. yapması diyorum sanki çok kolay sanki ama yani tek yapması gereken aslında birinci gelmek. Polden de e, başlıyor bu arada. de başlıyor. En hızlı tur zamanını elletmesine gerek yok. Onu tabii yine Semih alabilir. Ee, yani Aslında da bir, şey, şampiyon bir şey değişmiyor, tabii. sadece bir puanla bitmiş olur. Evet, yani şöyle bir durum da var tabii şeyi hiç tartışmıyoruz. Ee, hani acaba ikinci, üçüncü gelse, beşinci, altıncı gelse tabii onlar o permütasyon da çok büyüyor, o bizi çok aşan şeyler şu anda. Yok aşmaz ama, ama zaten oraya <laughs> düşmüyorlar ya Jason. Düşme. Sabır, düşmesinler. Ben de. Yani ya... o kadar geriye düşmüyorlar devamlı bak ikinci yarıştan sonra devamlı bir iki bir iki olduklarını gördük Evet. Bir yandan da şimdi ben de açıkçası gözüm başka yerde. O başka yeri açma. Oradan bana taş geliyor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet. Son 3 dakika şu anda. Ee, ısınma turlarında. Ondan sonra yarışın e, startı gelecek ve nefes kesen bir aslında final izleyeceğiz. Şampiyonu belirleyecek bir final izleyeceğiz. Ne mutlu bize. Valla bu soru çok geldi bugün. Yani size istediğiniz F1 arabasını verecek olsun, hangi arabası istersiniz? Bu dördüncü kere falan galiba soruyor. Ben cevaplayayım. Evet. Şu... Ama herhalde yıl yok. Sen kafadan bir tanesini seç. Herhalde, herhangi bir istediğin. Hadi bu sefer öyle cevaplayalım. İstediğiniz demiş ama? Yani ya muhtemelen son dönemin işte atıyorum yine bir Mercedes veya Red Bull'dur. Veyahut işte 94 senesinde şey olmayan, e, sen sonra çıkamayan e, aktif damperli Williams arabası olabilir. Ya şey FW16 B B. Anladım. Anladım. Wow, Yani... O, çok cins otomobil seçtin. Evet. <laughs> <laughs> Biliyorsun üstünde o yani o o günkü teknolojinin en üst noktasıydı. Yani aktif damperler, bilmem bir sürü bir sürü, evet. bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir şey vardı. O araç zaten farklı bir araçtı. Yani o yüzden şey oldu zaten. E, yarışamadı çünkü homologasyonlar değiştirmek zorunda kaldı Ar aradaki farklardan dolayı. Ama ne olursa olsun yani sonuçta 91 senesindeki McLaren'lar çok güzeldi. Yanlan vitesli. Yanlan vitesli yani. geniş arabalar. Ee, ondan sonra bakıldığı zaman e, fan araba vardı. Ha, bravo. <laughs> bravo arabası vardı. BT46. Evet, araba, yani e, aslında geçmişe baktığında çok güzel. Trill altı lastikli arabası vardı. Aslında evet, çok güzel, çok G30 değişik çok güzel. değişik araçlar geldi bugüne. Ama sürüş z ve performans dersen muhtemelen günümüzün e, Formula 1 araçlarını tercih ederdim. Ben de cevap vereceğim ama Jefix İsmail arkadaşına selam istemiş. Onu da söylemiş oğlum. Bayağıdır da yazdı gördüm ama bir şey cevaplayamadık. <laughs> Ben de cevap vereyim. Aslında güzel otomobil deyince aklıma ha, en sen çok güzel. da iki tane otomobil geliyor. Birisi 88 McLaren, okay. MP44, güzel. 12 numaralı ilk şampiyonluk otomobili. Bir de 643 E2, 90 yılının bir numaralı Alain Prost'un Ferrari'si. İnanılmaz ha. güzel bir otomobil. Onun bir önceki versiyonu biliyorsun 89'da, Formula 1'de Hı -hı. ve dünyada aslında direksiyondan vites değiştiren ilk otomobil. Evet, yani aynen öyle. Çok teknolojik ayrı yeri var. Hangisini kullansaydı senin anın arabası ben kullanamazdım yandan ve tez. Onu beceremeyeceğimi bir tahmin ediyorum. <laughs> ee, böyle rüya araba dersek de hani bugün hatta bir videosunu gördüm. Paylaşacağım akşam saatlerinde. Ee, 1995 Ferrari V12 motor. 412 Oo. T2. Canan evet. kullandığı. Formula 1 tane V12 motorlu son otomobili. Aynen aynen. Ee, tam tarihte bugün gibi. 26 sene evvel bugün yarışmış. Evet, yani evet, V12'lerin evet. Cenaze namazı bugün kılındı 26 sene evvel maalesef. O günden bu yana hasret kaldık. Bu arada güzellik derken aklıma yani işte modern arabalardan bahsedeceğim. Güzellik konusunda bu hani bu daha böyle esnek görseller, daha yuvarlak hatlar dediğim zaman benim aklıma evet. gelen iki araba var. Evet. Biri R26. Evet. 2006. 2006. Sen bir bir de o araba yarıştıran evet, ekipteydi evet, aslında aynen. Bir de 2008 McLaren. Evet. Onu, Her o, tarafı çıkıntılı evet, aynen, o güzel. O da ikisi güzeller. Bu arada antrenman ısınma turları bitti. Yaklaşık bir 30-40 saniye sonra da son ayağımız başlıyor olacak ve şampiyon kim gelecek sorusunun cevabını takriben 25 buçuk dakika sonra alıyor olacağız. Evet sevgili seyirciler Erdem Akyol'la Semih Çelik şampiyonluk için kapıştılar kapıştılar ve artık finale geldik. Son yarışa geldik ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonu. Erdem ve Semih eğer sorunsuz kalkarlarsa yerleri nasıl koruyacaklar? Ve devamında tur bindirmeler. Az önceki yarışın neredeyse kaderini değiştiriyordu. Evet. Ee, bu da gerçekten çok çok kritik olacak. Evet son 5 saniye ışıklar birazdan sönecek. Ve yarışımız başlayacak. Pol pozisyonda Erdem Akyol var yeşil otomobille. Semih Çelik çok, çok iyi kalktı. Erdem çok iyi kalktı ve liderliği rahat alacak. Hatta semi ikinciliği de tehdit altında olarak ilerliyor şu anda. Melih Çakmaklı içeriye burnunu sokuyor. Ufak bir temas var. Melih ikinci bu çok kritik. Melih ikinci çok kritik oldu. Semi 3'e düştü şu anda. Erdem Akyol için çok iyi haber bu. Erdem yarışın lideri. Melih Çakmaklı ikinci. Semi Çelik istediği startı alamadı. Ufak da bir temas vardı ama çok da büyük herhalde problemli bir durum yok. Jason Massey bakıyor şu anda duruma. Mertcan Solak dördüncü. Ahmet Demircan beşinci. Erdem Akyol, Melih Çakmaklı ve Semih Çelik ilk üçüyle şu anda ilerliyoruz sevgili seyirciler. Final yarışındayız. 8. ve son yarıştayız. ABB Formula E'nin Türkiye Dijital Şampiyonası'nın artık son yarışı. Ve Erdem Akyol şu anda lider. Bugün 13 puan geride başladı Erdem Akyol ama şu anda an itibariyle şampiyonluğu yakalamış vaziyette. Kupayı bir ucundan tutuyor Erdem. Tabii ki önümüzde uzun bir mesafe var. Batarya yönetimi önemli. Yarış içerisinde hata yapmamak önemli. 23 dakika var yarışın sonuna. Ama şu anda Erdem Akyol avantaja sahip. Çok iyi kalktı gerçekten. Ya da Semih belki de ondan daha kötü kalktı. O da bize durumu böyle göstermiş olabilir. Evet startta Ahmet e, Ahmet'in Mertcan'la bir teması var. Mertcan'ın daha sonrasında Melih'e bir teması var. Melih'in temasından dolayı da Melih aslında Semih'e karşı pozisyon kazanmış ve evet, ittirmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında burada e, Mertcan ile Ahmet arasındaki temas bir nevi Semih'in pozisyon, ekstra bir pozisyon kaybetmesine sebep olmuş. Bakalım bunun için bir şikayet gelecek mi? Aslında burada çok çok kritik bir şey gözükmüyor. Yok Biraz ya yar o kadar yarış, bir şey yok. Yani. Yarış, yani. yarış olayı diyebiliriz. Bir de start sonuçta evet. Yani ufak tefek şeyler oluyor. Aynen aynen peki. Geçen, Devam geçen hafta Ricardo Bottas'ı katletti biliyorsun. Ee, Ona şey Evet. Yazık oldu hakikaten ya. Erdem, Melih ve Semih şu anda 1, 2 ve 3. Melih Çakmaklı şampiyonluğunu kovalayan iki adayın Oo. arasına girdi. Arkada bir, işte, Mertcan arkada bir sıkıntı yaşadı. Kim acaba? Ahmet Demircan da galiba yine buluştular sanıyorsam. Çok e, ilginç bir gelişme oldu. Melih Çakmaklı'nın araya girmesi. Biz de yayından önce bayağı konuştuk. Normalde hep son yarışlarda hatta 3. yarıştan sonra 1-2-1-2-1-2 olup geldiler. Ama şu anda Semih Çelik Buraya kadar getirdiği şampiyonluğu kaptırmak istemiyor ve 3. E, sırada e, an itibariyle Semih'in mutlaka yarışı kazanması lazım. Eğer Erdem'in e, ben demiş olmuyor ama başına bir şey gelmezse sorun yaşamazsa Semih'in e, önde olması gerekiyor şampiyonluk için ve Erdem de yarışın lideri. Evet Amel ile Mertcan arasında bir temas olmuş ama bir pozisyon kaybı olmadığı için ona da şu anda bakmaya devam etmeyeceğim açıkçası. <laughs> Valla heyecanla başladık ha. He. Evet Erdem, Melih ve Semih. Şu anda Semih e, önce tabii Melih'i yakalayıp geçmeye çalışacak. Sonra Erdem'in e, peşine düşmesi gerekiyor. Onu avlamak isteyecektir. Şu anda e, puan tablosunda Semih Çelik önde ama mevcut klasman Erdem Akyol'u şampiyonluğa taşıyacak. Onun için Semih ne yapıp yapıp Erdem'i geçmesi lazım. Önümüzdeki 21 dakika ve artı bir tur içerisinde. 1.10.780'e ki Erdem Akyol en tura da sahip. O ekstra puanı da bırakmıyor. Ee, şu anda rakibini an itibariyle en azından. Hı hı, evet. Şimdi acaba... Reha e, ee... bir cezam var? Rehai Harvey pit'e girmiş gözüküyor. Pit atmış kendisini. Orada ben açıkçası bir ceza görmedim. Race kontrolde de bir ceza görmedim. E, ya çok hasar aldı bir yerde Hı -hı. ya da gerçekten belki foto yapar yaptı biz biz görmedik. Olabilir. Foto yapar yok diyor. O zaman hasardan dolayı bekliyor. Evet. Evet Demirgüler, Ümit Yiğit ve Emrah Arıkan şu anda e, e, e bu arada Semih Çelik modulular. şu anda geçiyor eee Melih çakmaklığı çünkü Melih erkenle atak moduna giriyor. Bu da Semih'in önünü açıyor. Şu anda Semih ee, önünde Melih olmadan ardı ardına e, hızlı rekabetçi turlar yapmaya çalışacak ki en azından Erdem'le arasındaki farkı azaltsın. Ama bunu yaparken de tabii bataryasını da koruması lazım. Bir yandan da Melih'in tabii ekstra gücüne dayanması gerekecek. Evet. Evet 1.8 saniye Erdem ve Semih. Sektör zamanlarına bakacağımız bir belki de yarış sonu olabilir. Şahane gidiyor. ABB ile Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası sürdürülebilirliği hayat felsefesi olarak belirlemiş bir firmanın şampiyonası tam da böyle olur gerçekten. Son yarışın son dakikasını bekleyeceğiz şampiyonu görmek için. Valla son zamanlarda e, izlediğim en heyecanlı yarışından bir tanesi. İyilesin Akademi olarak da düzenlediğimiz en heyecanlı şampiyonlarına bir tanesi. Mi? Çünkü Şahane. çünkü hani hakikaten son yarışa kaldı. Yani son yarışa kaldı şampiyon. Nedim batayaları görelim sevgili Nedim. İlk 5 <laughs> dakika bitti. Semi Erdem'e yaklaştı biraz. Bir yarım saniye kadar farkı kapattı. İşte öndeki Erdem veya Semih. ikisinden birisi şampiyon olacak bu, bu Semih, gece. bu arada Semih, Çelik. 20 dakika er sonra. Erdem Akyoğlu ve Semih, Çelik şu anda atak moda girdiler. Melih de ikinciyi kullanıyor. Evet Melih de ikincisini kullanıyor. Melih erkenden bu işi bitireyim kafam rahat olsun diyor muhtemelen. Öyle yapmak doğru mu sence peki? Eğer ki müsaitse etrafın boşsa bence evet. Geçilmeyecek bir durumdaysan ve önündekini de geçecek durumda değilsen bence mümkün. Evet. Bir de çünkü öyle bir şey var ki bu pistteki atak zonu gerçekten pis yarış, yarış çizgisinin çok dışında. Evet. Her daim pozisyon kaybedeceksin ya ne olursa olsun. <laughs> atak yapayım derken pozisyon kaybediyorsun. 30 saniye Erdem, Semih ve Melih arka arkaya atak alanına girmişlerdi. 1.9 saniye Erdem ve Semih tur zamanları. Ya Jason muazzam. Son tur zamanını söylüyorum sevgili izleyiciler. Erdem Akgöl 1.11 620, Semih Çelik 1.11 592. Evet. %3 saniye var aralarında. Yani gerçek hayattaki bir yarış kadar kıyasıya bir mücadele var. Formula E'nin dijital versiyonunda ABB'nin katkılarıyla son yarışta. Evet. Gerçekten Vallahi bizim 7. sezondan gerçek sezondan daha keyifli bir sezon dönüyoruz neredeyse. <laughs> evet. evet. Düzelttin. 7. sezon güzel oldu. Çok son yarışa giden çok eee şey vardı şampiyonada. 6. Bu arada Erdem Akyol. Oldu. Erdem Akyol şu anda atak modu aldı. E, dışarıdan geçecek mi acaba Erdem? Çünkü e, şu anda ekstra güce sahip. E, şu anda Semih'in önde olması Erdemin Erdem'i rahatsız ediyor. Çünkü Erdem'in ekstra gücü kullanması lazım ve geçiş yapması lazım. Önü açık gitmesi lazım belli Kesinlikle öyle. Şimdi muhtemelen start-finish düzünde yeterince yaklaşabilirse geçecek diye düşünüyorum. E, evet bu arada 3. atak modunu arkadaşlarımız da var. Şimdi Erdem Akyol acaba Semih Çeliği Burada geçebilecek. Geliyor edecek. hava e. koridoruna girdi gerçekten de içeriye doğru burnunu sokmaya çalışıyor. Kapıyı açık bıraktı Semi. Semi de sonuçta yani aslında daha agresif gidip kapatabilirdi. Çünkü e, baktığın zaman e, geç onu yani Semi'yi arkasında tutması her daim oyuncu avantaj. E, bakalım. Daha yarış uzun, daha 17,5 dakikamız var. Daha alınacak atak zonları evet. var, doğru atak şeyim. modları var e, ee, kendi... şimdi atak modunu Şampiyon alıyor. Ikilisini. lideri Semih en az e, yakaladı. O bir puana iş kalmayacak gibi en azından bu ikisi arasında evet. konuşursak. Ama yine de tabii prestijli olarak da önemli. En yakalamak. 2.1 saniye Semih ile Erdem'in farkı. Erdem Akyol şu anda önde. Bu yarışa 5 puan geride başladı. Şu anda Semih Çelik en az otur puanında muazzam sevgili Jason. Eğer yarış böyle biterse bir puan farkla bitecek şampiyona. Evet. Vallahi gerçekten. Muhteşem. E, daha iyisi olamadı. Daha iyisini isteyemezdik açıkçası. Evet. Daha iyisini bekleyemezdik. E, gel gör ki bu iki pilot bütün sezon boyunca efsanevi bir şekilde yarışıp gerçekten e, bize Müthiş yarışlar seyrettiler, müthiş bir sürü seyrettiler. Bu arada semihin on boardundayken atak modu açıkken yani ekstra 50 kW varken araçta kullanması gerçekten zordu ve kendisinin araç kabiliyetini veya kontrolünü ekranlarda gördük güzel enstantane yaşattı bize. 1 10, 340 erdem Akyol, 1 12 Tabii atak modundan geçince tur zamanı Aynen. tuhaf şekilde yavaşlıyor aslında daha hızlı gitmek gerekirken. Bu arada Erdem Akyol tekrar atak moduna girdi. Üçüncüsünü aldı Semih aynı de aynı şekilde. Evet. Şu anda ikisi de atak modlarını bitirdiler. Ve tamam artık bundan sonra dişe diş, kana kan, dirse dirsek neyse artık o, o tür bir yarış yani <laughs> anladın mı yani? Hani herkesin kartları ortada. Evet. Herkes ne yaptığını biliyor. Ve durum bu. Ve aslında dikkat bu arada farklar bir iki yarış açılmadı. Melih ile Mertcan'ın da çok güzel bir çekişmesi aynı var. Aynen öyle. Bu. Üçüncülük için. Arkalarındaki Ahmet Demircan da onlara katılmak istiyor tabii bir yandan. Çünkü geçiş olduğu süre içerisinde her zaman bir süre kaybetme durumu var. Ve bu da normalde arkadan gelen insanların hep lehine çalışan bir durum. Evet Melih, Mertcan ve Ahmet de müthiş şekilde birbirine yakın gidiyor. İşte görüyorsunuz bir saniye içerisinde gidiyor 3 isim. Önde Erdem ve Semih'in farkı 1.9 saniye ya. Jason her taraf elektriklendi bak kesinlikle. <laughs> Böyle bir şampiyona yok. Finale geldik. Son 15 dakikadayız. Evet, elektriklen... Bataryalara bakalım. Elektrik demişken. <laughs> Aynen elektrik demişken acaba %40'lık bölümden sonra. Uuu evet. Şu anda Erdem, Erdem'le Semih normalden biraz daha fazla batarak ama ikisi de erken süre içerisinde, erken zaman içerisinde atak modlarını kullandılar. Evet, bu yeter normalde. Herhalde. Bu da evet normalde muhtemelen bundan sonraki süre içerisinde rahatladıklarını düşünüyorum. Tabii Semih'in biraz daha batarya kullandığını görüyoruz burada. E, o da zorluyor tabii ki. Belki o fastest almak için bir kere sıktı dişini ondan sonra hayırlısı diye <laughs> Evet sevgili seyirciler sürdürülebilir bir geleceğe yönelik dijital şampiyonada artık son ayak, son 15 dakika ve Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası'nda ABB'nin ismini verdiği, desteklediği, sponsorluğunu yaptığı, yaygınlaşması için uğraştığı şampiyonada son ayak yarışındayız. Son 14 dakika Erdem Akyol'a Semih Çelik muazzam bir kapışmaya tutuştular ve şu an yarış şu an biterse 1 puan farkla 8 yarışın Hı -hı. ardından... Erdem Akyol şampiyon olacak. Bu arada tur zamanlarına bakalım yine gerçekten 11 247 11 309 yine yüzde altı ar saniye aralarında yüzde altı binde 57'lik falan farklar var gerçekten %58'lik farklar var gerçekten Aa, süper süper. Semih biraz fark kapattı. 1.5 evet. saniye, 1.1 saniye. Ee, bakalım yaklaşabilecek mi? Semih Çelik eğer of. o bir Hafif bir temas tamam, var. Sağladım. Hasar almış olabilir otomobil. Ee, bir şekilde Semih Erdem'i geçerse şampiyon olacak. Bu iki pilottan, ekrandaki ikiliden yarışı önde bitiren 8 yarışın ardından şampiyon olacak ve büyük ödülüne sahip olacak. Evet, büyük ödülümüz bu arada güzel bir para ödülümüz var. Ödüllerden hemen bahsetmek istiyorum. Birinci gelen kişiye 10.000 TL, ikinci gelen kişiye 6.000 TL, üçüncü gelen kişiye de 4.000 TL'lik bir para ödülü olacak. Bununla beraber en çok pol pozisyonu almış olan kişiye 1.000 TL ve en çok en hızlı tur yarış, en hızlı turunu alan kişiye de 1000 TL'lik bir para ödülü verilecek. Vav wow, o en hızlı tur ve poller aynı zamanda parasal değeri de var o da güzel. Kesinlikle o yüzden önemli hem puansal hem parasal. Şimdi tabii onu hiç hesaplamamıştık. Kim, bir, bir, <laughs> ben bakıyorum şu an. Biner TL'leri kim alacak daha hesaplamamıştık. O Semih Çelik de rahat şekilde 5 kere pol almış zaten. Evet. Ee, bakalım Fastest acaba Semih Çelik'te kalacak mı? Merak ediyorum. Ben de bundan sonraki süre içerisinde. Tabii Fastest nasıl olacak onu merak ediyorum. Burada 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Ee, Semih şu anda da en uzun sahip. Yani bunu da bitirirse 4. zaten Yok. Evet. E, Semih, Semih sanıyorsak. sanıyorsak, e, poli Hem poli enerjiser ödülü de alıyor. Alacak gibi gözüküyor. Belki oradan diyor ki ya ben <laughs> en azından buradan alayım. 2000 lira kalıyor orada. Hayır. <laughs> evet, Erdem Akyol 1.1 saniye Semih Çelik'in önünde şampiyonluk için yarışında yarısını geride bıraktık. Allah. Erdem ve Semih 1 saniye altına indi fark. Semih ara ara bir saniye altına indiriyor. Burada DRS yok ama olsaydı iyice yarardı. Valla çok ilginç olurdu. Şimdi yaklaşık yarısını geçtik. Ara e, arkadaki giden grupla yaklaşık bir 35-40 saniye yakın bir fark var. Şimdi tur, tur zamanı zaman 70 saniye gibi bir süre. O yüzden yine tur yine, bindirme çıkabilir. Tur bindirme yine son turlar olabilir. O da tabii daha heyecanlı kılacak. Evet. Her şey değiştirebilir. Evet. Ellerimizi oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Ben o esnada tabii race kontrol olarak yine gerekli uyarıları yapıyor olacağım. Ara ara bazı virajlarda bir saniyenin altına indiriyor Semih Erdem'e karşı farkı Mertcan, Melih ve Ahmet Demircan'ın kapışması devam ediyor. Mertcan atak alanına Modu, girdi. İlk atak modunu aldı bu arada Mertcan. Daha bir. Var. Evet çok ilginç. Biraz geciktirdi galiba. En çok geçişe maalesef bir şey yok Batu Aydın. Ee, onu, onu saymak zaten çok zor olurdu. Yani öyle bir istatistik tutmuyoruz açıkçası. Oyun da tutmuyor diye düşünüyorum. Ama en çok po pozisyon kazanan olabilir tabii ki. Yani sonuçta e, diyelim ki sıralamada ha, beş, başladığı yere başladığı göre başladı pozisyona göre en çok tırmanan e, ve en çok pozisyon kazanılmış e, tamam. ona olabilir. Da, ona da Jason bir kahve ısmarlasın. Evet. Bana Osmanlı kahveler kahveleri oraya. Ismarladık. Ofisimize ofisimize ya, aslında ya, ya. ısınmıştı kahve Yine Keşke alaydık. <laughs> Çok amaçlı Nedim'den bir kahve teklifi duyduk. Serhan Acar ve Jason Tancol imzalı ABB Formula E gömleği hediye eder misiniz? Ederiz. Vallahi ederiz. Evet. Vallahi ederiz. Aslında bunun bir çekilişini bilemiyorsak ne yapsak bilmiyorum ki. <laughs> ederiz ya. Seve seve. Bence, bence biz bunu organize edelim. Peki. Bunu organize edelim. Bir şey yapalım yani. Ee, insanlara en azından güzel bir hatıra olsun diye... E, giymediğimiz gömleklerden en azından tabii, tabii. giymediğimiz aynen, gömleklerden paketli olanlar, e, paketli olanlardan birkaç tanesini imzalayıp sizlere yollayabiliriz. Bu da güzel fikir. Uu Ahmet Demircan, Mertcan Solak gerçekten e, gerçek hayatta olmuş olsaydı e, bu kadar gözü karı olmazdı eminim <laughs> bu insanlar. Öndeki farkayla 1.1, 1.2, 1.3 saniye civarında devam ediyor. Dediğim gibi yeri yeri açılıyor, yeri yerden kapanıyor. Ama e, ne olursa olsun Erdem'le Semih arasındaki çekişim hala devam ediyor. Tabii 10 dakika e, şeyini kaçırdık, baremini kaçırdık ama yine bataryalar alabilir miyiz Nedim sana zahmet? Evet, 37, 35, 38. Şu anda batarya konusunda sıkıntı yaşayacak birileri görmüyorum açıkçası. Erdem ama batarya tüketimi konusunda biraz daha avantajlı o son turlarda biraz daha dişini sıkıp Semih'e karşı avantaj sağlayabilir konumda kendisi. Son 9 dakika içerisindeyiz sevgili seyirci Erdem Akyol ve Semih Çelik. Müthiş bir mücadele. Semih Çelik de en tur puanı var. Aslında şu anda 6 puana çıkartıyor arayı ama yarış böyle biterse Erdem Akyol'un Semih'e karşı kazanacağı bir 7 puan var. Ve bütün şampiyona dönüp dolaşıp bir puan farkla bitiyor olacak. Müthiş gerçekten de. Evet. Tabii bir yandan da Melih, Mertcan, Ahmet arasındaki çekişme devam ediyor. Bu arada bugünün yalnız takılanı biraz Hüsnü. Hüsnü biraz daha rahat herkese kıyasla. İlk yarışta biliyorsunuz yine o da öndeki grupla çok güzel bir çekişme içerisindeydi ama bu yarış biraz daha arkada kalmış gözüküyor. Hüsnü arkadaşımız da ailesinin e, Türkiye ekibinden bir arkadaşımız bütün sezon içerisindeki bütün yarışlara katıldı. E, o da e, ABB Formülü Türkiye RC Şampiyonası'nda e, değerli puanlar alan sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet, yarış böyle biterse Erdem e Akyol 165, Semih Çelik 164. Dört. bitecek. Aynen öyle. Şimdi tabii Ferris lap'i ee, Semih. Şu anda Semih'te. Semih. 1 10 127. Yol araçları bir Dream garaj kursanız hangi araç olurdu? Vallahi aslında klasikleri saydık zaten. Ee, ya bilmiyorum ya ben o kadar şey değilim ya. Böyle dream garaj kafasında bir insan değilim. <laughs> <laughs> Valla benim bir tane üzerinde Porsche ambilim olan bir olsun yeter. Modeli, modeli siz seçin. Modeli siz seçin, peki. Yeter ki anahtar olsun. O da güzel bir bakış açısı. Evet liderlerin şu anda sonuncu sırada giden Emre Arıkan'ın arasındaki fark 51 saniye. E, düşünüyorum bir yandan tur zamanlarına baktığımız zaman 14.5 ile 11.5 arasında yani 3 saniyelik fark var. E, 71, 21, 7, 7-8 aslında evet tur bindirme olabilir kılı kılına. Kılı kılına. Erdem ve Semih'in farkı şu anda. Açıldı. Açıldı. Evet. 2.5 saniye çıktı acaba evet. bir hata mı yaptı çünkü bir anda bir yarım saniye oynama oldu. Erdem ve Semih arasında. Muhtemelen bu turda oldu. Evet 0.3 saniye almış. Erdem Semih'e karşı. Çok ilginç. Sanıyorsam başka bir yerde kaybetti. Çünkü bakıyorum sektör zamanlarına. O kadar büyük bir fark yok sektör zamanlarında. Hani evet bu arada Hüsnü. <laughs> Hüsnü demişken. O da e, Ahmet Demircan ve Mertcan Solak arasındaki dirsek dirseğe kıyasaya mücadelenin içerisine dahil oldu. Ve kendisini yine 5. sırada buluyor şu anda. <laughs> Son 5 dakika doğru da ilerliyoruz sevgili seyirciler. Erdem Akyol, Semih Çelik, Melih Çakmaklı, Mertcan Solak ve Hüsnü Güven. Şu anda ilk 5'teler. Evet gerçekten çok güzel bir mücadele var Mertcan, Hüsnü ve Ahmet arasında. Mertcan Pardon Melih Çakmaklı bu gruptan bir nevi sığmış durumda. Ee, o da biraz yalnız takılıyor. Melih Çakmaklı biliyorsun yarışın başında ikinciliğe kadar çıkmıştı. Semih'i güzel bir şekilde startta geçmişti. Bu arada önde Hüsnü atak yapıyor hocasında gördük sanki Ahmet'in kamerasından. Şu Şahane arada, görüntüler evet, var. A Son 5 dakika bu arada bataryalara da bakalım. Evet Ahmet Demircanlı bu esnada ikinci atak modunu kullanıyor. Evet Erdem şu anda target yani hedefte %20. Semih Çelik biraz daha az. %18. E, ee, Tabi ilk yarış, geçen yarış hatırlıyorsun. En azından bir önceki yarış. zaman bittikten takriben 14 saniye sonra filan finish bayrağını gördüler. Tabi bu, bu, yani bugünkü en azından bu yarışın temposu şu anda nasıl açıkçası bir ne kıyasla bilmiyorum. Ama acaba öyle bir tempo çıkacak mı karşımıza? Yani ya bir fazla tur atabilirler ya da bir az tur atabilirler açıkçası daha yavaş turlar yani daha yavaş tur atmışlarsa e, belki daha az tur atacaklar. Ama ne olursa olsun 4 dakika sonra hepsini göreceğiz zaten. Şu anda o yapacak kafam ya. yok. <laughs> <laughs> evet Ahmet'in aracı hasarlı olabilir diyor bir yandan e, Nedim arkadaşım. Çünkü hem temposu düştü hem de artık e, şey yapamıyor. Öndekilerle beraber gidemiyor. Ama Ahmet zaten rahat çünkü o şampiyonazana zaten üçüncülüğü garantilemişti. Ee, o da zaten hem değerli puanlar alacak hem şampiyonu üçüncü bitirecek ve yine bir ödülü sahibi olacak. Ama bu çekişme güzel. Hüsnü güvenle Mertcan Solak yine birbirlerini buldular. İlk bir önceki yarışta bir, bir birbirlerini bulmuşlardı. Ee, yine birbirlerini buldular. Bu arada bu e, tabi sokak yarışı olduğu için. Bu arada sokak yarışı olduğu için biraz, Oo, da, biraz daha biraz çok... daha biraz daha şey olmak lazım. Wow, burası bir çarpışır, araba pistine döndü. Evet, biraz daha böyle şey olmak lazım. Ee, sen söyledin hani dikkatli olmak lazım. Sokak savaşı Street Fight gibi. Evet bu bu biraz şey oluyor, hani duvara yaslanmalar, birbirini içeriden sıkıştırmalar falan. Tabii gerçek hayatta kimse bunları yapmaz ama bu simin maalesef bize sağladığı bir şey bu. Şahsen çok taraftar değilim. Ama e, yine de en azından araçlar kırılmıyor diyelim. <laughs> Sokak dövüşçüleri gibi gerçekten dikkatli olmakta fayda var. Son 3 dakika bu uzun sezonun artık sonuna doğru geliyoruz. Evet 190'lık bölüm bitti şu anda artık. Evet semi Çelik tamamen artık vazgeçti aradaki fark 3.5 saniye çıktı. O da muhtemelen e, biraz e, bataryayı yönetimi konusunda e, en azından yarışı bitirmek için biraz ayağını gazdan çekti. Sen de bir yandan neye bakıyorsun diye bakarken ben de bakıyorum şu anda. <gülüyor> 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 evet ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası'nın son 2 dakikasındayız. Ve E-Racing Akademi olarak düzenlediğimiz bu ilk resmi Formüle E, dijital şampiyonada ki ilk şampiyon yaklaşık 2 dakika sonra belli olacak. Böyle biterse Erdem Akyol şampiyonunun galibi olacak ve şampiyon olacak. Semih Çelik ikinci, Ahmet Demircan üçüncü olacak. Evet yani baktığın zaman... Fark bayağı açıldı bu arada. Evet ya. fark bayağı açıldı. Ee, Bir buçuk saniye yavaş döndü. Altı, altı hafta süren en az 6 günlük bir evet. e, yarış e, programımız oldu. Yani hatta ilk dene, elemelerden bu yana sayarsak galiba 10 hafta oldu. Evet, Ama hafta oldu, evet. e, başladığımız ilk tarihten bu yana 8 hafta geçti. Evet. E, hepsini bir araya getirdiğimiz hakikaten uzun soluklu bir iş çıkartmış olduk hep birlikte. Vallahi ben açıkçası çok keyif aldım. Ee, hem yarışları e, anlatmaktan hem e, organize, seyiriz, etmekten, organize etmekten keza senle beraber olmaktan burada. E, keyif bana e, vallahi yani güzeldi. Organizasyon çok güzeldi. Nedim zaten e, yayın konusunda öttürdü resmen öyle diyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> çok net anlattın oğlum. Aynen. Yani daha daha net anlatamazdım. Biraz belki argo oldu ama gerçekten muazzam bir işçilik çıkardı Nedim bütün bu sezon boyunca. Bize gerçekten güzel görüntüler sağladı. Ona en azından yarışmadan teşekkür etmek istiyoruz. Evet son 30 saniye girmek üzereyiz. Erdem Akyol şu anda 6. viraja doğru geliyor. Ve yaklaşık 30 saniye sonra finish çizgisine doğru gelecek. Evet. Yedinci ve 8 viraj kompleksini temiz bir şekilde geçiyor. Artık ayağını gazdan iyice 9. Dokuz, dokuzuncu viraja doğru geliyor. Hala bataryası var. Yapıştır <laughs> gaz <laughs> basma. <olurlar. gülüyor> evet son viraj. Son viraj. Ve son 3 saniye ve süre doldu. Damalı bayrağı geliyor. Evet. Erdem Akyol ABB Formula Türkiye Dijital Şampiyonası'nda tarihin ilk şampiyonu Erdem Akyol oluyor. Hem de sadece ve sadece bir puan farkla. Evet bir puan farkla. Müthiş bir sezon oldu gerçekten de. Semih Çelik bir puanla bugüne önde başladığı, son yarışa önde başladığı şampiyonluğu Erdem Akyol'a kaptırıyor şu anda. Ama o da muazzam bir sezon çıkardı gerçekten de. Melih Çakmaklı bugünün üçüncüsü. Hüsnü Güven, Mertcan Solak ve şampiyonayı üçüncü bitiren Ahmet Demircan oluyor sevgili seyirciler. 1-10-127 Semih Çelik en hızlı turda yakaladı. Ama bu son yarışta Erdem Akyolu geçemedi. Aslında startta belki de o kovalama şansını kaçırdı. Araya Melih girdikten sonra Erdem daha rahat gitti tabii ilk bölümünde yarışın. Bu arada e, öndeki üçlü çok güzel görüntüler sergiliyorlar bize. Melih Çakmaklı, Erdem Akyol, Semih Çelik. Şu anda burada hepsi Kaspian Motorspor sürücüleri. Wow, o zaman tam oh. zafer turu. Evet, onlar şu anda zafer turunu beraber atıyorlar. Bize güzel görüntüler sergiliyorlar. Ben de bir yandan şu anda yeni veya son e, kesinleşmemiş en azından e, size e, puan tablosunu çıkarmaya çalışıyor olacağım. Bu arada Demirgüler. Yedinci bitirdi ve ilk puanını aldı. Evet bu arada donatlar başladı. Aa, wow, Artık batarya falan derdimiz yok. Evet batarya derdimiz yok. <laughs> Birbirine çarpmana yapsalar daha iyi. <laughs> Şaşırdılar sanıyorsak. Peki. Rıdvan arkadaşımız 8 sırada bitirdi. O da aldığı puanlara birazını daha kattı. Ümit Yiğit. Dokuzuncu bitirmiş ve Reha Aybey 7. bitirmedi, 10. bitirdi. Evet, Jason şu anda son puan durumunu yapıyor ama bizim hesaplarla şu anda tabii bir itiraz ve bir başka bir ceza çıkmazsa ki ön bölümü herhalde değil mi ilgilenecek bir problemde yaşanmadı. O açıdan şampiyonluk konusunda durumun net olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda da bir hata olmadı gördüğümüz kadarıyla. Yok sunucuda vesaire. Dolayısıyla Erdem Akyol e, birisi kaptı bin doları demiş. <laughs> o da güzel. Erdem Akyol e, hem şampiyon oluyor hem de 10 bin liralık Birinciye verilen para ödülünün sahibi oluyor. karlı bir gece oldu. Evet. Bir de uç, geriden başlayıp. Aynen. Edeyim. Uçan Hamsi hakikaten. Öyle mi? Lakabı mı Evet. Öyle. Uçan Hamsi kendisi. Hakikaten lakabı o. Güzel. Evet. Ee, kendisi şampiyonayı birinci sırada bitirdi. Semih Çelik de e, baktığınız zaman şampiyonun çoğunu birinci lider bir şekilde götürürken son yarışta bu yarışta kaptırdı. Ee, ama bir puanla kaptırdı. Kend, evet. Kendisi hakikaten üzgündür diyelim. Evet. Ee, ama e, bakıldığı zaman da e, iki, iki isim de çok 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 iyi yarışlar bütün sene yani, boyunca. tabii yani. ki bütün yarışlarımızı teşekkür etmek lazım ama bu iki ismi özel olarak tebrik ediyoruz. Çünkü tam anlamıyla bizim şampiyonun o hani uzun soluklu sürülebilir evet. meşhur 50 kere söyledik ama gerçeği o. O e, felsefeyi tam anlamıyla göstermiş oldular. O açıdan gerçekten e, çok 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 Tebrik ediyoruz her ikisinde. Erdem Akçol şampiyon oldu Semih önünde. Ahmet Demircan da şampiyonu üçüncü bitirdi. Evet, vallahi. E, Ahmet Ahmet Demircan da son yarışa kadar hemen, evet son yarışa kadar hemen hemen her her yarışta e, podiuma çıkıyordu. Evet. <laughs> Ama e, sonuçta o podyuma çıkması sayesinde her yarış istikrarlı bir şekilde podyuma çıkması sayesinde zaten şu anda şey oldu sensörüne e, en azından şampiyonun içerisinde 3. oldu ve çok e, değerli puanlar alıp bir de tabi para ödül sahibi oldu. Tabi e, ödül demişken de bakıldığı zaman da... E, hem en hızlı tur zamanı hem de pol pozisyonu ödüllerinde Semih Çelik alıyor demiştik galiba. O da e, biner TL yani en evet. hızlı tur zamanını yapan kişiye. Bir peyamber da var teselli ikramiyesi. Evet, bir numarayla <laughs> kaçırınca büyük ikramiyeyi. <laughs> Biraz öyle oldu Dinle galiba. Birini evet. veriyorlardı galiba. Hem yarış şey. içerisindeki en hızlı tur zamanlarında. yine iyi teselli yani. Evet, hem de pol pozisyonları sayısında Semih Çelik Erdem Akyol'a kıyası daha avantajlı ama e, yine bakıldığı zaman şampiyonun kazanı Erdem Akyol. Aslında aralarındaki fark tamamen ikisinin de ikisinin de kötü gittiği yarışta olduğu. Bir tane evet, bir, 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 kere birisi bir puan aldı, diğeri 5 puan aldı sadece ve o olduktan sonra da zaten e, <laughs> ve işte 8 ayağın sonunda da Aralarındaki fark sadece ve sadece bir puan. Şahane gerçekten ya. Daha iyisini e, hayal etmek zor. Çılgın Yarışçı ailesine ödülü bir etkiniz olacak mı? Aslında yakın zamanda yeni etkinliklerimiz olacak. Onların duyurularını yapıyor olacağız yakın zamanda. E, lütfen oyunu seyretmemizi takip bakalım. Ve evet şu anda biz ekranda, kendi ekranımız en azından e, bu tabloyu görüyoruz. Jason şimdi 8 yarışta ortada toplam... 216 puan vardı dağıttığımız hı hı. alınabilecek maksimum puan ve 165'e 164 yani 200'den oranlarsan 80 neredeyse puan almış hı vaziyette hı. bu sürücülerimiz evet. ikisi de Erdem ve Semih ve işte müthiş çekişme senin de bahsettiğin gibi bir puanla bitti aslında Semih Çelik ikinci yarışta şampiyonluğu verdi diye biz buradaki tabloya baktığımızda yani Çünkü orada aldığı tek evet. puanı kalan yarışlarda Telafi edemedi. Bir de şunu da söylemek lazım. Ee, hakikaten her iki pilotumuz da gördüğünüz gibi dörder yarış kazandı. Yani galibiyeti bu ikisinden başkasını başkasında görmedik. Görmedik görmedik. Ee, o açıdan önemli. Bir de bu akşam tabii e, Erdem'in Semih'e karşı e, iki yarışı da kazanarak gelmiş. Evet. 13 puan geriden gelmesi ama işte puan tablosu gözüküyor. 7-7 toplam 14 puan bu akşam Hı -hı. fark kapatmış oldu e, ee, ve nefes nefese biten bir şampiyonayı gördük açıkçası. Zaten bir önceki çift yarış olan geçtiğimiz hafta da işte yine izleyicilerimiz görüyor. Erdem ve Semih. İlk önce Semih kazandı. Erdem 2 oldu. Sonra tam tersi Erdem kazandı. Semih 2 oldu. Evet. Yani 3. yarıştan itibaren tablo net gözüküyor. 1-2-1-2-1-2-1-2 bir 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 olarak geldiler buraya <laughs> kadar. Ve bütün bu hikayenin sonunda da e, Uçan Hamsi Evet uçan kimse, ve şampiyonluğa uçtu. Evet keşke aslında şöyle bir gerçek de var şampiyonu içerisinde e, erken çekilen diyelim açıkçası sebebi olmadığı halde e, erken çekilen arkadaşlarımız da vardı hızlı olmalarına rağmen e, Ozan Ülkeyil mesela çok hızlı pilot ama erken çekilmeye karar verdi şampiyonadan. Bununla beraber Hakan Demir keza o da ilk yarışın ikincisi ve en hızlı tur sahip olan kişiydi. O da erken çekilme kararı aldı. Bu arkadaşlar yarışı olsaydı muhtemelen daha çekişmeli bir şampiyona izleyebilirdik ama sorun değil. Neticede eee Semih ve Erdem arasındaki çekişmeyi izledik bütün sene boyunca. Çok güzeldi. Ahmet Demircan da onları eşlik edebilik etmeye çalıştı ama bir yandan sonra da gücü yetmedi, süreti yetmedi diyebiliriz. Eee Melih Çakmaklı ve Mertcan Sulak aynı puanda ama Melih Çakmaklının şey bir fazla daha üçüncülüğü olduğu için kendisi 4. sırada bitirdi. 5. sırada Mert Çan, Solak 6. sırada Hüsnü Güven. Hüsnü Güven de son yarışlarda bütün güzel puanları aldı. Değerli puanları aldı. Bununla beraber Hakan Demir, Ozan Ükügil Eray Kumar Taşoğlu ve Kalyoncu Nuri Kalyoncu ilk 10 sırada şampiyonayı bitirdiler. E Bakıldığı zaman 24 kişi arasında yani şampiyonaya dahil olan, elemeleri geçen 24 kişi arasında 20 Evet 21 kişi puan almış bu da aslında iyi bir sestik baktığın evet. zaman. İyi bir istatistik evet. evet aynen. O yüzden bütün yarışan arkadaşlara ve bütün puan alan yarışmacılara ayrı tebrik ve teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki ABB'ye e, biraz daha soru var alırız sonra yayını kapatır herhalde evet. ama e, gerçekten e, dediğim gibi benim son iki yılda gördüğüm en uzun soluklu şampiyon oldu. E, hani bir markanın tam anlamıyla bunun sahiplenmesi gerçekten çok etkileyiciydi. Çok, çok Bir önemli nottan daha bahsedeceğim. Yani daha önce yaptığım, benim de yani senin de mutlaka vardır. Anlatımda yer aldığım dijital yarışlarda böyle birkaç yarış, 3-4 yarış şu anların çoğunda otomobil firmaları vardı. Hı hı hı. Ama ABB yani bir otomobil üreticisi değil. Otomotiv teknolojisine çok büyük katkı yapıyor ürünleriyle, teknolojisiyle, evet, evet, evet. üretimiyle, satış ağıyla, işte elektrikli şarj istasyonlarıyla, servisiyle. Ama temelde bir otomobil firması olmamasına rağmen hem gerçek dünyadaki Formula E'deki üstlendiği rol, e, hani ortaya koyduğu değer hem de bizim buradaki şampiyonada yaptığı katkı gerçekten o açıdan da önemli. Evet zaten biz de ona göre zaten bütün R Factor 2 içerisindeki Formula E resmi içeriklerini kullandık. Resmi araçlarını kullandık ve gördüğünüz gibi pistlerin her tarafında ABB logoları. Araçların da giydimlerini biz E-Racing Akademi olarak yaptık ve tabii ki sponsorumuz ABB logolarını da her yere yerleştirdik ve herkesin aracında farklı renk yapmaya çalıştık. Ama eğer ki bir tane daha ABB Formula E dijital şampiyonluğunu yaparsak ülkemizde belki takımlar halinde yaparız veya başka bir konsept buluruz. Ama tabii ki şunu hep tabii ki diyorum ama şunu umuyorum, en büyük arzum, ABB bu yapılan işten memnun kalmış olsun. <laughs> Onu yarın göreceğiz artık. Evet. Yani eğer ki biz e, Türkiye'deki, ülkemizdeki sim racing'e güzel bir şey katmışsak ve aynı zamanda da sponsorumuz bize destekleyen ABB'yi de bu vesileyle mutlu etmişsek ne mutlu bize. Evet. Ya toplama baktığımızda gerçekten ortada e, kaliteli bir iş oldu. ABB dışında burada tabii e, ajansımızdan da bahsetmek Kesinlikle lazım. Kesinlikle evet. E, SSU onlar da e, gerçekten hani... E, tanıtım. Tanıtım anlamında her hafta yeni grafikler, yeni işte puan tablo, evet. yeni videolar. Bugün Buemi'yi e, burada konuk ettik. Bu da gerçekten kıymetli bir şey. Çünkü neticede biz bir dijital yarış yapıyoruz. E, ve dijital yarışa... Formula gerçek şampiyonunu getirdik. Bir dünya şampiyonunu getirdik. Le Mans 24 saati e, kazanmış bir Pilotla. kişiyle röportaj yaptık. Aynen. O da gerçekten kıymetli. ABB'nin elçisi, evet. elçisi olduğu e, bir isim. Tabii e, toplamda hakikaten çok e, değerli ve kıymetli bir iş oldu. Yani benim de. hissiyatım bu yönde. Ama tabii ki her noktada her zaman daha iyisini yapmak mümkün. Hep üstüne koyarak ilerlemek lazım. Bunu tabii daha da geniş kitlelere e, ulaştırmak için belki önümüzdeki şampiyonlarda daha fazla kafa yorabiliriz. Melih Çakmaklı, e, podyum aldığı yarışan takımın ucundan geçmezdi. Yetmedi gibi 3 podyumu anlatmış oldu. Bugün şampiyonu kadar önemli çıkma müthiş 4. yarışı vardı. Emekleştik teşekkürler, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Melih'ciğim. Yani ellerine sağlık. Bütün e, şampiyona boyunca senden de bol bol bahsettik. Çünkü sen kendinden bahsettirdin. Biz bir şey yapmadık yani. <laughs> Önlerde yazdığın zaman tabii ismin daha çok anılıyor. Ee, onun için bütün tabii yarışmacılarımıza da ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Çünkü onlar da bu kadar hafta boyunca değil mi? Hı hı, yani hı. biz belki burada sadece bir buçuk saatlik kısmını anlattık pek çok gece evet. ama hafta boyunca da çalıştılar hep. Hani Bunu takvim olarak takip ettiler. En azından büyük çoğunluğundan bahsedebiliriz. Hı hı. Ee, hepsini bir araya getirdiğimizde onların emeği gerçekten çok ve en önemlisi de işte 120 kişiden gelip buraya girip kaydolup ondan sonra bu emeği göstermek de ayrı bir hakikaten takdire şayan bir durum. Evet bu arada e, chat'in e, e, chat yani yukarıdaki taraflarında seni hep kokpitte görmek istiyorlar insanlar. Ben <laughs> de, ben de aklıma geldi acaba biz <laughs> e akademi olarak belki bir içerik yaparız. Seni bir, ko bir, bir kokpite otururuz. Olur olur. olur. Nasıl, nasıl mother olduğumu anladın. Evet <laughs> beraber sohbet ederiz. Seni kokpite otururuz ve en azından olur, güzel olur. bir yaparız, içerik çıkar inşallah. Ki. inşallah. Seve seve. Valla şahsen hani... Nedim ben... yağmur yağdırmayacaksa ee, gelirim. E, <laughs> Şimdi bak burada yağdırmadı yağmur bana yağdırır ondan sonra. Yani benle... E... Sorne bir 1 sonuncusu atıp tutuyordu. Ve Serhan Aşar bariyerlerde. madar oldu. Bakalım. Diye anlatmayalım. Evet. <laughs> <laughs> ya işin işin tabii şöyle bir durumu var tabii iyileştir Akademi olarak Nedim ve ben de hani birçok e, sim yarışı organize ettik. E, bu, bu bu hakikaten şeydi farklıydı bizim için. Çünkü e, hani hem uzun soluklu bir şampiyonaydı. Hem en hızlının kazanmadığı bir şampiyonaydı. Çünkü işin içinde batarya yönetimi falan vardı. İlk defa böyle çok büyük bir markayla motorspor içerisinde olup da Otomotiv markası olmayan bir firmayla yapmış olmamız da zaten hakikaten bizi çok heyecanlandırdı. Şahsen ben zaten yapılan işten, verilen ilgilen, gösterilen ilgilen pardon ve hani neticeden de çok memnunum. Evet bundan sonrası tabii üstüne koyarak etmek. Bunu şimdi şapkayı önüne koyup aynaya bakıp değerlendirmek. Hı hı. Daha iyi yapılacak noktaları bulmak, iyi yaptığımızın üzerine biraz daha koymak, eksik kalanları geliştirmek. Bütün bunlara neye yarayacak? Sürdürülebilir bir şampiyonumuz olacak Jason. İşin sonunda yine konuyu oraya bağlamam lazım tabii ki. Ben bu arada şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şunu yapacağım. Efsanevi Nedim mi göstereceksin evet. ne Nedim, Nedim. İşte Ned Nedim e the Legend. E evet Nedim burada arkadaşlar. Nedim'e ayrıca teşekkür ediyoruz bu arada. Pardon parmağım çıktı. <laughs> evet. Nedim hakikaten olmasa bu yayınlar bu kadar güzel olmazdı. Nedim Formula E Türkiye Dilişçi Şampiyonası'nda. Aynen. Sizlerle Sa beraberdik. Sadece sadece Nedim için arkadaşlar like'a basabilirsiniz. Boyunca. Evet tabii bu arada like demişken lütfen like'a basalım. Sırf Nedim için like'a basalım. E, abone değilseniz de, lütfen abone olalım lütfen. E, özellikle Nedim'e bir alkış daha evet. sonrasında. Nedim de söylemiş zaten gerçekten. Daha sonrasında bütün yarışan arkadaşlar alkış. E, herkes bir nevi bir kahraman burada. Evet, gerçekten güzel bir hikaye oldu ya. Aynen. Başlangıçtan finish'e kadar kabaca herhalde yazın konuşmaya başladık. 3 ay, evet, evet, aydır aynen, aynen. aşağı yukarı devamlı konuşuyoruz. Formüle gündemde ki e, Formüle 1 öncesinde başladık işte Dünya Elektrikli Araçlar Günü'nde başladık. Evet. Bir tanıtım yaptık aslında. E, sonrasında işte şampiyonayı ağırlıklı tabii Jason ve Yiresnik Akademi kurdu. Ondan sonra onu mümkün olduğu kadar herkesin takvimine uyacak hale getirdik. Sizin, Aynen. benim işte yarışçılarımızın daha önemlisi. Ve e, buraya kadar da keyifle geldik. Ne güzel ki hani yani şimdi düşünsene. iki yarış önce şampiyon belli olabilirdi. Biz bugün daha fazla boş boş konuştuk Yine boş boş konuştuk ama <laughs> en azından filere kadar giden bir çekişmeyi bir nebze olsun anlatmış olduk. O da gerçekten işe e, keyif kattı, tat kattı yani. E, yani bu kadar emeğin ardından... Son dakikaya kadar şampiyonun belli olmadığı bir sezonu anlatmış olduk. Ne mutlu bize. Vallahi yani tabii birazdan yayını kapıya olacağız artık. Çünkü her şeyin sonuna geldik. Ee, yani Serhan bu arada hani bayağı uzun süre olmuşsun seninle yarışı anlatmayalı. Evet, <laughs> evet. Normalde ben senin konuğun oluyordum. Bu sefer sen benim konuğun evet. oldun. <laughs> o da, da değişik bir tecrübe. <laughs> ben Sen Türkiye yarışını anlatıyordun. Evet. Sen yarışıyordun ben seni anlatıyordum. Anladım. Evet. Bugün, evet. bugün roller çok... Tek bir araya gelemiyorduk. Evet. Doğrusu. Daha doğrusu röportaj falan yapıyorduk ama evet. yayın yarış anlatımı yapmadık galiba hiç. Yok yani. yok yok. O yüzden bu, bu vesileyle zaten bunu yapmış olduk. Ee, ben oldu de yani. ben de şahsen çok keyif aldım. Aynen. Senle beraber olmaktan bu bu süre içerisinde. Yani ee, e, dedim sen ben üçlü taşıyorlar gibi olduk vallahi bence şahane oldu. Evet. <laughs> Valla arkadaşlar e-racing akademi olarak e, yine daha çok sim organizasyonu, daha çok içerik zaten üretmeye devam ediyor olacağız. İşimiz zaten sim racing. Ülkemizdeki sim racing akımını, bilgisini, ilgisini hepsini artık artırmak amacıyla e, işte yeni organizasyonlar, yeni yarışmalar, yeni içerikler, yeni eğitimler neyse artık hepsini vermeye hazırız. Ve her daim vermeye e, çalışıyor olacağız. Sen e, bu arada nasıl görüyorsun? Sen sonuçta federasyon içerisinde bulunan bir insan olarak dijital yarışın ülkemize nereye gittiğini görüyorsun? Nasıl gittiğini görüyorsun? Ya şimdi canlı örneklerinden bahsettik. İşte ee, mesela bizim Reha Bey işte şu an hem dijital hem gerçekte yarışıyor. Uluslararası arenaya çıkmış Ayhan Can Güven ve Cem baştan evet. bahsettik. Hı -hı. Şimdi geçtiğimiz sene ya bir yayında var ya bahsetmiştim. toparlayayım çok uzatmadan. Aynen. Salgın zamanda bakanlığımızın spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı işte e, ee, evde kal ama sağlıklı kal kampanyasında. Evet. E, tosvet, ben o zaman Tosvet'e geri dönmemiştim yani ben yaptım hı hı diye anlatmıyorum. Federasyon çok kısa süre <laughs> içerisinde hem dijital rally hem dijital pis şampiyonası başlatıp bunu yapan ilk federasyon oldu. 146 tane ülke var Uluslararası Federasyonu FIA'ya. 146 federasyon arasında kendi resmi şampiyonasını başlatan ilk federasyon Tosvet olmuş. Geçen evet. sene ilk bahar bahsediyorum. Ee, bu sene bir salgının zorlaması artı kalan yarım sezonluk dönemde normal yarışları yaparken istediğimiz kadar bir ivme kaydemedik. Bir kış kupası yaptık. Ama önümüzdeki e, ay içerisinde bir e, burada isim vermeyeyim bir firmayla büyük bir dijital yarış yapılacak. Yine böyle eleme usulüyle vesaire. Sonrasında da biz bunu gelecek sene federasyon olarak da iyi bir sponsorla ki sponsordan kastımız aslında e, illa bütçe katması olaya marka değerini kapması, tabii, tabii. aynı ABB'nin burada yaptığı gibi sahiplenmesi, aslında. olayın hani Hı -hı. değerini yükseltmesi, bütçe kısmı tabii ki önemli ama önemli olan gerçekten doğru firmayla o marka değeriyle şampiyonluğu birleştirmek. Aynen. Onun için gelecek yıl yılki e, Türkiye'deki dijital yarışların sayısını, işte katılımcıları, yayın mecalını falan çok daha fazla arttırmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Kafamızda böyle işler var. Bir yandan daha önce de bahsetmiştim. Zaten e, TOSFET şu anda e, o kadar çabuk dijital yarışları başlattı ki geçen sene başlatmış ki e, yine benim onun dönem, dönem değil akşam kesiyor olmuyor ama işin toplamı şu e, FIA geçtiğimiz yılın sonunda 2020'nin sonunda 2021 başlarken Dünyada dijital motor sporu komisyonunu kurdu. Yani aslında Hı -hı. Uluslararası Federasyon dijital yarışlar artık bu bir branştır diye tanıdı. Kesinlikle. Bu çok önemli bir gelişme. Hı -hı. Yani bugüne kadar işte evet simülasyon var. Birileri yarışlar diyor. Birileri yarışıyor. Birileri eğleniyor belki. Ama bu işin profesyonel boyutu, regüle edilmesi, yönetilmesi, bir adının konması yapılmamıştı. Geçen seneki bu hızlı gelişim bunu da sağladı ve ne mutlu ki FIA kendi teklifiyle bizi bu komisyona dahil etti. Yani çok siz güzel. gelin burada bu işte 10 12 16 tane üye var. 16 e, işte 12 ülke var galiba. Kalanları FIA görevlileri. Siz bu işi zaten başlatan başlatanlardan birisi olarak federasyon adına gelin bu komisyona girin dele bu çok evet. gururlayıcı bir şey. Yani 146 Kesinlikle. üyeden kat ülkeden çağrılan 12 ülkeden birisi olmak. Onun da hakkını vermek lazım. Şu anda hatta ben bu yıl iki tane böyle sanal toplantıya katıldım Zoom üzerinden. İşte yine FIA'nın kontrolünde bir Avrupa şampiyonası yapılması konuşuluyor. Tabii orada çok parametre var. Sen evet. benden çok daha iyi misin? Hangi platformda olacak, hangi oyunla olacak, işte sunucuları nerede barındırılacak, bunun uluslararası ağını nasıl kuracaksın? Birisinin hı hı. bağlantısı koptu, ülkeden oraya gelirken hepsi gitti, ne olacak falan gibi komplikasyonlar tabii ki var ama önemli olan bunun konuşuluyor olmasın. Yani artık ülkeler kendi aralarında, ee, mesela Çek Cumhuriyeti buna ciddi soyundu A, sene içerisinde biz yani merkezdeki orta Avrupa şampiyonu biz yaparız diye soyundu. Ona onlar o yaparsa biz de Doğu Avrupa yaparız dedik yani, <laughs> Tabii yani e, işin toplamında gidişat gerçekten olumlu yönde ve. Bence çok daha büyük bir ivme kazanacak önümüzdeki yıllarda. Çünkü insanlar şunu da gördü. Bu e, artık yeni bir dijital, yani dijital demeyin yeni bir motor sporları mecrası ve yeni bir evet. branş. Hı hı hı. Yani biz bu sene kurallar kitabına koyacağız. Yani hı hı. bu dijital yarışların kurallarını. Evet. Yani yeni bir, ben, ben hatta Tosfet'in en yeni branşı diye anlatıyorum şu çok, anda. Çok güzel bir şey bu. Onun yani. içinde e, bu gidişat çok daha, çok daha da hızlanacak. Yani belki 3-4-5 sene sonra. Hani şu son bir yılda muhtemelen 5 yıllık bir gelişim kaydettik kesinlikle öyle. yani belki 2025'e o... kadar bir 10 yıllık bir yol katabilecek bu dijital yaşlarda yani burada tabii hani bizden dolayı demek istemem ama e Racing Akademi 2018'in ortalarından bu yana bu işe dahil olduğundan beri hakikaten büyük bir ivme yakaladı Hı -hı. Türkiye'deki sim racing ilgisi algısı ve gelişimi diyelim en azından bunun bir parçası olmak zaten bizi çok mutlu ediyor biz tabii e Racing Akademi olarak bunu yapmaya devam edeceğiz ve insanlara işte daha çok simülasyonla alakalı her şeyi sunmaya çalışıyor olacağız valla ee, ülkemizde en azından federasyonumuzun böyle bir girişimde bulunması hakikaten mutlu ediyor bize. En azından e, ülkemizde belki sim anlamında bir gelecek var diyebiliriz. Evet burada önemli olan zaten birlikte değer yaratmak. Yani bu bir tek federasyonun yapacağı bir şey değil. Yani yarışçı lazım işte organizatör lazım. Bu işle ilgilenen sizin gibi yani atölye veya takım ya da Hı -hı. merkez lazım daha evet. gerçekçi adıyla. Ondan sonra bunu destekleyecek ABB gibi sponsorlar lazım. Bu yani değeri beraber yaratıyorsun. Hiç kimse tek başına ya da hiçbir kurum tek başına bir şey yapamıyor. Evet. Yani bizim şu anda 500'den fazla lisanslı yarışımız var. Son iki yılda kayıt olmuş olan. Ben de. <laughs> Şahane. Onları bir araya getirmek zaten hani. önemli olan onların emeği bu işe bu işi nasıl anlatayım? Uğraşmaya değer bulması <laughs> ve hani bir işin kıymetini gerçekten bir sürü paydaş beraber yaratıyor. Az önce saydığım gibi. O paydaşların en başta gelenlerde işte aslında e İyreslik Akademi gibi bu işi gerçekten düzgün, doğru ve düzenli yapan firmalar öyle söyleyeyim. Evet. O açıdan hani bizim de federasyonak sizlere teşekkür borcumuz var. Hep beraber işte senin de girdiğin 3 sene olmuş. Yani 4-5 sene önce çok da konuşulmayan yani daha eğlencelik bir şeyi tabii daha tabii. ciddi ve profesyonel bir platforma doğru taşıyoruz hep birlikte. Hep beraber. Vallahi arkadaşlar ABB e Türkiye Dijital Şampiyonası'nın artık sonuna geldik, sonlandırdık şampiyonumuz Erdem Akyol, ikinci Semih Çelik, üçüncü Ahmet Demircan. Yayını kapamadan önce tekrar... Şampiyon, asıl şampiyon nedir evet, tabii? Tabii yayın, yayını kapamadan önce en öncelikle sponsorumuz ABB'ye Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, tek kişi olarak bütün bu şampiyonayı bize destek verdi. Arkasından ajansımıza teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki e, Nedim'e... Sinan din... Bey, onu da çok emeği geçti evet, gerçekten. Evet, Sinan Bey olsun. Bize devamlı yeni görseller, yeni grafikler, yeni videolar her hafta bizi besledi. Tabii ki bu yayının bize en iyi, sağ... en iyi şekilde sağlanması konusunda ve arka taraftaki bütün teknik detayları yöneten Nedim bir tek arkadaşımıza... Tek kişilik dev Evet. Adında bir tek var bak. Evet. Şahane. Minnettar Arız kendisine. Serhan ben sana teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok yar, yar, yarışan bütün yarışmacılara, emeği geçen herkese çok ama çok 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 teşekkür ediyoruz ee, ve umuyorum ki gelecekte de yine ABB ile beraber bir Formül E Türkiye dijital şampiyonu yaparız, değil mi? Evet. Bu seneden çıkartacağımız dersler var, ee, aldığımız notlar var. Bunları zamanı geldiğinde konuşup umuyoruz. Gerçekten devamı gelir, daha da iyisini yaparız hep birlikte. Hakikaten e, kapatmak zor oldu ya. Daha Aynen. bayağı konuşuyoruz. Üç saat oldu hala konuşuyoruz yani. O yüzden ben hemen kapatıyorum yani <laughs> arkadaşlar. Her zaman dediğim yani gibi. Jason bitsin istemiyor. Anlayın evet. artık şunu yani, evet. yani, <laughs> yani. O şu an hüzünlü olduğu için. işte o kederini e, kahkahaların arkasına gizlemeye çalışıyor. Onun için bitirmiyor ama. Evet, i̇şin toplamda hakikaten e, bizi izleyen herkese çok teşekkürler. Devamlı takip edenler. Yani kemik seyircilerimiz oldu. Yorum atanlar. Yani beğenenler. Sağ olun, var olun. Hep birlikte bir değer yarattıysak ne mutlu bize. Devamını daha iyilerini hep beraber tekrar önümüzdeki dönemde yapmak üzere. Valla süper özledin. O yüzden arkadaşlar. Bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Her zaman ne diyoruz? Simle kalın. Sağlıcakla kalın. Ta, sa sağ evet, ABB ile kalın ve hoş geldin. ABB ile kalın. Takipte kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki yayın yarışlar. Şampiyonlarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.